Global'den e, bütçe görüşmelerini bugün hep beraber izliyoruz. Gergin anların olduğu, zamanlar olduğu, tansiyon yükseldi. Hala devam ediyor. Bu yayın içerisinde de tekrar Meclis Genel Kurulu'na e, dönebiliriz. Onu da söyleyeyim. Hızla konuklarımı tanıtayım. Bu akşam Gamze Pamuk Ateşli bizimle birlikte. Hukukçu eski CHP Parti Meclisi üyesi biliyorsunuz. Gamze Hanım merhaba, hoş merhaba. geldiniz. Hemen yanında bir diğer hukukçu konuğumuz Bülent Yücetürk var. Ankara Barosu Ceza Hukuk Enstitüsü Başkanı. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Bir diğer hukukçu konuğumuz Aydın İşkur. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş Ve Yeni Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı bu akşam bizimle birlikte. Hacı Bey merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sunumunu yaptı. Sonra muhalefet adına sözler alındı. Baktığım zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir ifadesini kullandı. En dikkat çekici ifadesi buydu. Yine İyi Parti'den Müsabat Dervişoğlu bu bütçe yokluk bütçesidir dedi. Bu bütçenin sonucu da doğal sonucu da pek tabii ki de yolsuzluktur ifadesini kullandı. Ben hızla çok böyle flash cümleleri e, aktardım. İhtiyaç halinde diğer ifadelere de e, atıfta bulunuruz bu programda. Gamze Hanım sizinle başlayalım. Tabii. Ee, yani evet, bütçeyi aslında öncesinde de geçerliliğini yitirdi diye özellikle son ekonomik gelişmelerden dolayı ciddi bir itirazı var e, muhalefetin. Şu ana kadar ortaya konan e, hem Cumhurbaşkanı yardımcısının sunumu, sonrasındaki değerlendirmeler Size nasıl bir tablo çizdi bugün? Bütçe görüşmelerini e, uzunca bir süredir takip ediyoruz öncesinde yapılan komisyon toplantılarını. Evet, evet. Çok hararetli geçmişti. Bugün de yapılan e, genel kurulda yapılan konuşmalar bir o kadar hararetliydi. Heyecanla takip ettik. Muhalefetin yaptığı konuşma aslında birçok eksikliklere, sorunlara parmak basan bir e, konuşmaydı. Bu bütçeyle beraber aslında ekonomiyi doğru anlamakta da fayda var. Çünkü ekonomi e, yönetimin yanlış kararları sebebiyle bir yandan e, enflasyonun artıp... ...diğer yandan Türk lirasının hızla değer kaybettiği bir süreçte askeri ücretin de güneş görmüş kar gibi hızla eridiği bir e, düzlemin içindeyiz. Ve böyle bir süreçte e, TÜİK her ne kadar Türkiye'nin 3. çeyrekte büyüdüğüne ilişkin bir rakam ortaya koysa da yine de çalışanların, ücretli çalışanların milli gelirden almış olduğu payın eridiğini, düştüğünü görüyoruz. Yani bir yanda büyüyen bir Türkiye, diğer yanda ücretin azaldığı, emeğin sömürüldüğü, yani emeğin azami olduğu, ücretin askeri olduğu bir düzenin içindeyiz. Buna ilişkin yapılacak çok fazla hatırlatma ve çok fazla aslında örneklemeler var ama bunu hatırlatırken Türkiye'nin böyle bir süreçte sefalet endeksi sıralamasında da Avrupa da birinci sırada olduğunu da görmek zorundayız. Bazı ekonomistler böyle bir sürecin içinde olmamızı Türkiye paradoksu olarak da yorumlayabiliyorlar. Çok ilginç bir paradokstur ki her ne kadar Türkiye veri açısından üçüncü çeyrekte büyümüş görünse de halka bu büyüme yansıtılamıyor. Bu biraz da neoliberal politikaların yani daha fazla kar arzusuyla ilerliyor endekslenen politikaların bir şekilde yarattığı eşitsizlikten de kaynaklanıyor. Belki programın devamında bu eşitsizliği, dağılımın eşit olmamasını, toplumun açlığını da konuştuğumuzda aslında Türkiye gerçeklerini görmüş olacağız. E, peki Aydın İşkur, yani özellikle e, muhalefetin eleştirilerine baktığınızda, bütçeye yönelik eleştirilerine baktığınızda e, nasıl bir yorumda bulunursunuz? Bu çok e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. Evet. İfade böyle. Şimdi öncelikli olarak buraya gelmeden önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan önceki stratejisine bakmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu uzunca bir süredir Türkiye'de bir gerilim stratejisi uyguluyor. Yani işte burada halkı tehdit, seçmeni tehdit, mekan basma. Efendim, Mekan öyle. basma çok mafya mafyavari bir söylem ama. Ama öyle Haydun öyle. Ben. Yani, öyle yani şey, devlet şey, bunu, teorisine bu şey Bunu Çok yani, mafyatik ve bir o kadar da arabesk bir söylem. Yok yok öyle şey yapmayın. Yani, İtirazınızı da sonra alırım. sonra iletirsiniz. Şimdi e, baktığınızda özellikle bir e, önce bir siyasi kaos arkasından işte bütçe üzerine ve bugün e, yaşanan işte ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak iktisadi kaos yaratma çabası ve bunun üzerinden de siyasi rant devşirme. Ve e, hükümeti e, devirmeye yönelik. Yani bunu şey olarak yanlış anlaşılmasın. Darbe amaçlı e, ifadem değil. E, devirmeye yönelik ki e, zaten... amacı budur ama. E, farklı bir şey söylemiyorum zaten ben de. E, farklı bir şey söylemedim. Ama her cümleni keserseniz biz tamamlayamayız. Tamam devam Hayır. edelim. Hı hı. E, şey yapamayız. Şimdi insicam bozuluyor. Cümlemizi tamamlayamıyoruz. Şimdi uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi e, lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de e, hedeflediği şey e, bir e, gerilim ortamı oluşturmak ve bunu da bir şekilde yapıyor. Yani işte en son dediğimiz gibi e, Türkiye yapılan işte e, ziyaret kapı önünde yapmış olduğu açıklama, yani o olmayacak siyaseten kabul görmesi mümkün olmayan bir hareket tarzıydı. Yani orada. Siz davet edilmemişsiniz veya kabul görmemiş veya farklı sayıklarla çünkü TÜİK açıklama yapmadığı için TÜİK Başkanı'nın hangi sayıklarla toplantıyı kabul etmediği veya görüşmek istemediğini bilmiyoruz. Ama böyle bir reddiyabı aldıktan sonra siz oraya kadar gitmeniz ve orada bunu işte bir siyasi şov haline getirip devlet kurumlarını küçültmeye çalışmaz. Çünkü orası devlet kurumudur. Yani orası AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin kurumu değil bir devlet kurumudur. Bürokrasi keza yine öyle. Devletin bürokrasidir. Yarın o bürokratlar yine bu devlete çalışacak, bu millete çalışacak. Bir bürokrasiyi bir yandan tehdit ediyorsunuz. İşte e, helalleşme söyleminin arkasından işte elime işte bir hafta sonra ay, ayın 14 15'i gibiydi açıklama yaptı helalleşme açıklama. Bir hafta sonra yine başladı Sayın Kılıçdaroğlu tehdit. Ediyor. Bugün meclisteki konuşması da bunun devamı. Yani o gerilimi arttırma politikalarının bir devamı olarak görüyorum ben ki hedef de belli zaten yani hedef de belli. Hedef siyaseten başarısızlıkların yani o 6-7 bilinmez partinin siyasi başarısızlıklarının örtme çabasıdır bu gerilimi arttırma gayelerinin esas amacı. Çünkü burada esas ama şu 7 benzemez 8 benzemez veya işte 6 benzemez ne derseniz deyin bunlara. Bunlar iki şey onları ayakta tutuyor biri erken seçim diğeri. E, halen daha ortada olmayan e, ne olduğu belli olmayan e, ucube denilebilecek bir e, sistem dedi, dediğimiz işte güçlendirilmiş parlamenter sistem 2 yıldır söylüyorlar ortada bir icraatları yok. E, tabii ki bunu e, ayakta tutabilmek kendi seçmeni konsolide edebilmek ve üstüne bir yaşanan bu ekonomik e, darboğaz ve sıkıntılardan ki bu sıkıntıların kaynağı da bugün sadece Türkiye'deki ekonomik politikalar değil. Dünya böyle bir krizde boğuşuyor ve bu krizden dünya çıkmaya uğraşıyor. Türkiye de tabii bundan nasibini aldı, almadı değil. Ama bunu aşacak gücü, kudreti de var ve iradesi de var. Siyasi irade de var. Ve gelinen noktada Siz da yani bu muhalefetin iradeyi... ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini gerçekçi bulmuyorsunuz. Gerçekçi gerçeklerden olmadı. gerçeklerden kopuk. Yani dünyadaki iktisadi kaos yaratmak amaçtı. Peki. Yani siyasi kaos, bu da iktisadi kaos. Tamam. Ee, Bülent Bey Mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay işte bu son dönemde kurlardaki hareketlenme meselesi üzerinde durdu konuşmasında. Orası ön plana çıktı özellikle. Diyor ki ekonominin gerçeklerine uygun değil ve manipülatif bir girişim söz konusu. Bu da sürdürülebilir değil ifadelerini kullandı bugün yaptığı sunumda. Ama az önce ben muhalefetin eleştirilerini de özellikle o flash cümlelerle getirdim. Aydın İşkur diyor ki, bir gerilimi arttırma politikası vardı CHP liderinin özellikle. Bugünkü bütçe görüşmesi de onun bir devamı niteliğinde. Buyurun. Şöyle bir kez e, Sayın Kılıçdaroğlu'na e, bir teşekkürü yaparak başlamak istiyorum. O da şundan dolayı, Türkiye'nin bir geleneği vardı. Maalesef AK Parti iktidarları döneminde meclisin bu gelenekleri, bütün Türkiye'deki aslında kurumsal yapılar, yok edilirken meclisin de bu geleneksel yapısı da yok edildi. Ee, bizim kuşağımız bilir, hatırlar. Ee, Türkiye'de mecliste bütçe görüşmeleri olduğu zaman liderler sırasıyla çıkar. İşte o dönemde başbakan olan kişi de çıkar ve bunlara cevap verirdi. Şimdi e, meclisteki bütçe görüşmelerinde bakıyoruz bütçenin sahibi olan Cumhurbaşkanı'nın böyle bir sunumu yok. Ee, siyasi parti liderlerinden sadece Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor. Ee, diğerleri lütfedip, yani İyi parti bundan ayrıktıyorum tutuyorum çünkü milletvekili değil Meral Hanım. Ama yani liderler çıkıp halka olan saygı, meclise olan saygı nedeniyle yapmaları gereken bir şeyi yapmadılar. Ve bütçe görüşmeleri uzunca bir süredir Türkiye'de çok böyle basit bir işlenmiş gibi geçiştirilerek gidiyor. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasıyla, aslında bir yerde kral çıplak dedi. Orada da bir önceki işte Aydın Bey eleştiriyor. TÜİK'teki ziyareti bir mekan basma olarak nitelendiriliyor. Aslında mekan basma tabiri belki çok yani Gamze Hanım söyledi. Çok böyle mafetik bir deyim olarak söylendi ama aslında bence konunun gündeme gelmesini de sağladı. Yani Sayın Soylu'nun e, bu açıklaması üzerine bu konu e, gerçekten olması gereken bir şey miydi değil miydi diye sorulmaya başlayınca evet tam da ana muhalefet partisinin muhalefet partisinin yapması gereken şey bu. Sizin TÜİK dediğiniz kurum Türkiye'de Türkiye'nin en büyük işvereni konumunda. Niye Türkiye'nin en büyük işvereni konumunda? Bugün e, memurların, işçilerin, Son emeklilerin, bir e, Türkiye'deki birçok çalışanın maaşları TÜİK'in belirlediği rakamlar üzerinden arttırılıyor. Ama biz uzunca bir süredir Türk halkı şunu biliyor ki TÜİK'in rakamları gerçek hayattaki rakamlarla alakası yok. Yani TÜİK aslında iktidarın e, bu ekonomi politikalarını halkın üzerine daha şiddet bir şekilde uygulamanın bir aracı haline gelmiş. Sayın Kılıçdaroğlu da giderek burada kral çıplak dedi. Yani bu TÜİK'in verileri gerçekleri yansıtmıyor dedi. Çünkü sokaktaki enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında büyük bir fark var. Sırf memura, işçiye, emekliye 3-5 kuruş fazla vermemek için maalesef devletin bir kurumu gerçekleri gizleyerek, saptırarak bir rakam oluşturuyor ve bu rakam üzerinden bir bütçe hazırlanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hem TÜİK ziyareti hem de bugünkü meclis konuşma, bütçe görüşmelerindeki konuşması tam da bunu ortaya koyan kral çıplak denen bir konuşmaydı. Evet. Bence çok yerinde çok evet. doğru tespitler içeriyordu. Şimdi aslında muhalefetin eleştirilerinde bugün özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sunulmaması bütçenin ona çok ciddi bir eleştiri vardı Hacı Yakışıklı. Evet. Bülent Yücetürk de bir anlamda ona yani da... Yani halka e, halka millete, etti. meclise saygı evet. gereği bunun böyle olması evet. lazım. O Bu, bu eleştiriye ilişkin yorumunuzu da alayım. Bir üç dakika var. Böyle Teşekkür bir ediyorum. bölümde bir giriş yapıyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Ya Sayın Akşener nasıl milletvekili değilse Sayın Cumhurbaşkanı da milletvekili değil. Sayın Cumhurbaşkanı değilse <laughs> konuşmayı Tabii ki, ama. var ama sayın Akşener'in Oluyorum. yok ya. Söylüyorum, yalnız. söylüyorum. Şimdi şöyle. Ya hayır, bu arasında fark var Hacı Bey, yani lütfen. Başka bir şey söyleyeceğim ama yani ha. ilk cümlede dakika bir gol bir oluyor. Hayır yani. ama yani, yani ikisi iki. Daha noktayı koymadım. Hayır, ben elma, edinince. ben elma diyorum siz armut diyorsunuz. Çok Daha, 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 ben, daha şey. ben armut demedim ki. Yani, tamam pek. Tamam. Görelim armut. Yani <laughs> önce bir elma diyelim, armut diyelim. Siz elma, armut dediniz. Geçti. Belki ben başka bir şey söyleyeceğim. Tamam buyurun lütfen. Estağfurullah. Şimdi. Aslına bakarsanız yıllardır bu bütçeleri mecliste takip ediyoruz, görüyoruz. Ben o işin özünü söyleyeyim. Bu bütçe konuşmalarının e, siyasete sirayet etmiş bir durumu yok. Yani ha meclis grubunda konuşmuşsunuz. Ha e, çıkmışsınız bir mitingde konuşmuşsunuz. Orada konuşmuşsunuz. Yani bunun Çok siyasete siyasete direkt hayır mi? ben onu demek istemiyorum. Siyasete direkt etkisi yok. Siyaset arenasına direkt etkisi yok. Sonuçta bütçeyi çalışan da hükümettir. Bakın Bütçeyi hükümet çalışır, getirir meclisin önüne koyar. Meclisten de genelde bu bütçeler çıkar. Şimdi olanı konuşalım, doğruyu konuşalım. Nasıl bu bütçeler çıktıktan konuşayım? sonra, hayır hayır ben bir şey demeye geleceğim de yani sonuca bir geleyim. Şimdi bu bütçeyi hükümet çalışıyor. Burada kumpas bütçesi, yokluk bütçesi değil. Net, açık bütçeler ortada. Yani bu bütçeyi siz kumpas için kullanacaksınız, bu bütçeyi siz yokluk için kullanacaksınız demeye getiriyorlar. Bu siyasi bir karşılıktır. Önemli olan bu bütçenin sahaya yansımasıdır. Yani ben burada konuşmanın meclis önemsizdir, konuşmasınlar, etsinler, etmesinler demiyorum. Ama ülkeyi yönetecek hükümet olduğu için buradan aldığı bütçeyle asıl biz etkiyi buradan görmeyeceğiz. Asıl etkiyi biz yılbaşından sonra, asgari ücret zammından sonra, fahiş fiyatlar duracak mı durmayacak. Bunun yanında makroekonomik göstergeler yani Türkiye'nin büyüme göstergeleri bu e, bütçeyle artacak mı artmayacak mı? Hep beraber bunu seyredeceğiz. O yüzden elbette ki önemlidir. Meclisi dinleyeceğiz. Ne diyorlar kulak kabartacağız ama vatandaşın nezdinde, sokağın nezdinde e, burası değil, sokağın nezdinde bunun nasıl yönetildiğinin önemi var. Ve biz bunu zaten hep şunu söyledik. 2022 senesi ekonomi yılı olacak. Hükümetin imtihanıdır bu. Hükümet doğru yönetirse yoluna devam edecek. Hükümet doğru yönetemezse kararı vatandaş verecek. Bu çok açık. Bu bütçe aslında nereye tekabül ediyor? Peki Birincisi, bir arada ocağa sönenler ne olacak? Ya. Üç yer. Yani ocaktan ya ateş ki. düşenler ne olacak? Ya ocağın İşini ateş kaybeden, düşen olduğu gibi ocağı iş yükselen kaybeden, de var. Dar gelirden tamam, orta zaten gelire zaten çıkan işte, da var. Zaten işte Kıbrıs söylüyor. Diyor ki şimdi bu bakın, bütçe meclis, meclisteki e, bu görüşme, şeyini büyütenlerin bütçesidir diyor musunuz? yani. Bak, meclisteki bu görüşme İşin siyaset ekonomisidir. Yani meclisteki bütün konuşmalar siyaset ekonomisidir. Bütçe çıktıktan sonra alınan ivme makro Yani Türkiye bu sene %9.9 büyüyecekse bu buradan alınan bütçenin verdiği ivmeyle olacak. Benim demek istediğim mecliste yapılan iş, meclis siyaset merkezi olduğu için siyaset ekonomisidir. Ekonomiye oradaki konuşmalar birebir yansımaz. Vatanda Oradan çıkacak bütçe makro Geldik bu tarafa. Şöyle bir şey var. Makro sonra şuna katılıyorum. Türkiye'de tarım büyüyor, hayvancılık büyüyor, sanayi büyüyor. Yüzde altı tarım büyümüş, sanayi büyümüş. Üçüncü çeyrekte hayvancılık düşmüş neredeydi? biraz ama. Şimdi tamam, bu büyüme, bir araya gideceğim. bu büyüme halkın cebine tam olarak yansıyor mu diye sorarsanız, Az önce söyledim, ben de diyorum ki, mi? ben de halka tam olarak yansımıyor diyorum. Ve gözümü hemen siyasetçilere çeviriyorum. Sevgili siyasetçiler, sevgili hükümet, siz Makroekonomik büyümenin Türkiye yüzde on büyüyecek ama vatandaş benim ekonomim yüzde on büyüdü demiyor, Peki. benim ekonomim yüzde otuz küçüldü diyor. Bunu görüyor musunuz diyorum. Onlar da diyorlar ki, onlar da diyorlar ki ya olanı söylüyorum. Bak tamam, hiç katleden evet. bir şey yok. Onlar da diyorlar ki evet makroekonomik göstergelerimiz iyi, halkın cebine tam olarak yansımadığı doğru. Ancak biz bunu halkın cebine yansıyacak şekle getiriyoruz diyor. Bütün bunlar sözdür. Bütün bunlar verilmiş sözlerdir. Biz Peki. bunların yansımalarını Burada göremeyiz. Demek istediğim o. Meclis önemsizdir demiyorum. Burada göremeyiz tamam. biz. Biz bunu sokakta göreceğiz, dünyada göreceğiz. Oradan tamam. bakacağız. TÜİK'le ilgili Şimdi, de söyleyeceğim tamam, vardı onu ama. Zaten burası... hepsini konuşacağız. Evet. Konuşacağız. onları e, geleceğiz. E, Hacı Yakışıklı 2022 için hükümet açısından, iktidar açısından imtihan yılı dedi. Açacağız tabii ki bu e, imtihanı verecek mi, vermeyecek mi? Hangi başlıklar etkili olacak orada? Muhalefet açısından bir alternatif sokak görüyor mu? Hepsini konuşacağız. Şimdi bir ara.

Evet ilk bölümde şimdi bugünkü bütçe görüşmeleri orada işte CHP liderinin açıklamaları İyi Parti'den muhalefetin nasıl bir değerlendirme yaptığı Oktay özellikle dövizdeki hareketlilik konuşmasında o bölüm ön plana çıktı manipülatif ve e, piyasa gerçekleriyle uygun değil e, ifadelerini kullanmıştı ve geçici olduğunu söylemişti. Şimdi genel olarak iktidarın açıklamalarına baktığımızda bu uygulanan ekonomi e, modelinin e, Nisan Mayıs Hani doğrudan yetkililerinin ağzından duymadık hani bunu ama hem kulis bilgileri e, bunu gösteriyor. Nisan Mayıs'ta bir rahatlama e, bekleyeceği ve e, bu uygulamanın sonuçlarını olumlu anlamda vereceği e, yönünde. Ama diğer taraftan e, muhalefetin e, açıklamalarına baktığımızda ise bu politikayla birlikte var olan sistemle birlikte sadece ekonomi politikası değil ama genel olarak sisteme dair eleştiriler, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne dair eleştirilerle birlikte. E, krizin giderek derinleşeceğine dair bir e, öngörü var. Şimdi Türkiye az önce hani sokak meselesi konuşuldu ya işte makro göstergeler ve sokak meselesi. Türkiye yine o, o açlık yoksulluk e, Kasım ayı e, araştırmasının sonuçlarını açıkladı. E, 3191 lira açlık sınırı. Yoksulluk sınırı ise 10395 lira. Yarın asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı var. 2825 lira olan asgari ücret ne kadar olacak? E, onu e, bir iki toplantı. Sonrasında göreceğiz. E, bu arada İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre mesela İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı. Böyle bir e, açıklama oldu. İşte Kasım ayı enflasyonu ile ilgili zaten TÜİK üzerinden ciddi bir tartışma'nın içes içerisindeyiz. Şimdi evet, şimdi makro göstergeler ve sokak meselesini biraz daha açalım konuklarımızla birlikte. En nihayetinde bu iktidarın da sınavı olacaksa Hacı Yakışıklının dediği gibi 2022'de bu sınavı nasıl verecek? E, Gamze Pamuklu e, sizinle yine başlayalım bu bölümü sizinle açalım yine. Elbette az önce söylenenlere ilişkin birkaç hatırlatmam olacak. Sonrasında e, bu yeni ekonomik plan üzerinden de eleştirilerimi Hı. dile getiririm ama e, az önce söylenen genel kurulu cumhurbaşkanının çıkıp bir izahat yapmaması konusunu ben biraz... E, Hacı Bey'in söylemi üzerinden e, bazı kavramların altının boşaltılması gibi okuyorum. Çünkü genel kurul konuşmaları ve birçok görüşmeleri tarihi konuşmalardır. Genel kuruldan çıkacak olan karar tüm Türk halkını etkileyen kararlardır. O yüzden özellikle benim alanım ekonomi diyen bir cumhurbaşkanının e, çıkıp hem bu yeni ekonomi planını hem de eğer bir sınav veriliyorsa bunun sokağa nasıl yansıyacağını bizzat kendisinin anlatmasını beklerdik. Ama bu şekilde kavramların altının boşaltıldığında sanki millet meclisi önemsiz bir yer, sanki genel kurul önemsiz bir yermiş gibi algılanabiliyor. Belki bizi izleyenlere e, bu hatırlatmayı yaparak başlamakta fayda var. E, evet, sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun Hükümet orası değil yani. Ee, şöyle ki yasama, yürütme, yargı yeni <laughs> sistemde yasama yeni sistemde her şey o kadar birbirine girdi ama Tam hepsinin benzeyen aynen. hepsinin benzeyen tek bir özelliği var. Tek bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözlere bakıyor. O yüzden hiç e, lafı eğip bükmeden Kaç direkt olarak söyleyelim. Şöyle ki elbette ki çoğulculuk her zaman güzeldir. Siz demokrasi sevdalısı olduğunu dile getirirsiniz ama demokrasi sadece sizlere yarayınca güzeldir. Öyle bir şey yok. E, hala kağıt üzerinde de olsa hukuk vardır bu ülkede. Ben şimdi soru cevap şeklinde ilerlemekten ziyade Tabii, tabii. Ama genel eleştirilere, eleştirilere genel eleştirilere Hı -hı. genel eleştirilere bir cevap vermek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir gerilim siyaseti yaptığı hatırlatması yapıldı. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu yakından tanıyan ve beraber çalışma şansını yakalamış birisiyim. Ne kadar e, siyasi dilinin nazik olduğunu eee kelimeleri seçerken çok dikkatlice ilerlediğini bilen ve çalışma modelinin de özellikle sevgi dilinden beslenen bir model olduğunu yakından bilenlerden birisiyim. Hele ki iktidarın uzun yıllardır tavsiye ettiği ve tercih ettiği bu kutuplaştırma siyasetini bir şekilde dönüştürecek olan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem bu sevgi dilidir hem de bu helalleşme çağrısıdır. O yüzden çok hafife almamakta fayda var. Ama TÜİK baskını ifadesi kullanıldı. Az önce zaman dar diye çok kısa bir... E, açılım yapmam gerekti. Ama TÜİK verilerine baktığımda gerçekten acaba TÜİK'te bu istatistikleri çıkaran kişiler Türkiye'de yaşamıyor da başka bir ülkede mi yaşıyor sorusunu kendi kendime sormak zorunda hissettim. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Evet ekonomist değiliz ama markete gidiyoruz, pazara çıkıyoruz, birçok yerde ekonomik artışları görüyoruz. Örneğin TÜİK'in açıkladığı verilere göre otomobil fiyat artışı %6.4. Şimdi Eminim hepiniz e, e, otomobil fiyatlarını takip ediyorsunuzdur. TÜİK 6.4 bir e, artış göstermiş ama Türkiye'de artık 10-15 yıllık araçlar bile 100 binin üzerinde satılıyor. Kaldı ki Eminim bir yerlerde %6.4'lük bir artış olmuştur ama Türkiye'de olmadığı kesin. Belki de TÜİK bir el arabası fiyatından bu artışı yapmış olabilir ama normal otomobiller açısından bu analizin yapılmadığı da kesin. Bu sadece bir örnek. Çarşı pazar alışverişinde biz enflasyonun hangi düzeyde olduğunu biliyoruz. Eğer askeri ücret artışı tüfeğe göre yapılmasaydı, bu endeks e, dikkate alınmasaydı emin olun %35'lerin çok üzerine çok rahatlıkla çıkarabilirdi TÜİK. Ama şimdi bir yandan devleti yöneten kişilerin Sayın Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'ten önce randevu alıp ardından bu randevunun reddedilmesi üzerine TÜİK'e gitmesini, Az önce de söylediğim gibi hem arabesk bir dil hem de mafyavari bir dille değerlendiriyorlar ve bununla dalga geçiyorlar. Ağlanacak halimizi değerlendiriyoruz aslında. TÜİK öncelikli olarak bir devlet kurumudur. Yani TÜİK'in en yetkilisinden, en alt kademede çalışan kişisine kadar bu toplumun vermiş olduğu vergilerle kendini finanse eden bir kurumdur. O yüzden... Böyle bir süreçte ana muhalefet liderinin o kapıya gidip daha o bahçesinden avludan geçirilememesi bile bir suçtur aslında. TÜİK göz göre göre bir suç işliyor ve hepimiz de bu suçu şu an izliyoruz. Belki şu an yargılanmayacaklar. Belki şu an öyle bir düzen yok ama emin olun gün geldiğinde her biri hukuka hesap verecekler. Tehdit ediyorsunuz yani. Ben asla tehdit etmem. O olanı söylerim. Ben ben Hep olanı söylerim. Hiç, hiç olanı da çarpıtmayın. Hacı Bey. Hacı, Hacı bey. bey. Bekliyoruz o günü. Hacı, Hacı, Hacı Bey. Hacı, Hacı, Hacı Bey. Hacı Bey. Hiç tehdit olarak algılamasınlar tabii, tabii. ama ekşi yiyenlerin karnı ağrısın. Korksunlar. 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 Hiç korksunlar. Hiç korksunlar. yok. Korksunlar. Suç, suç işledilerse korksunlar efendim. Evet. Suç işliyorlarsa göz göre evet. göre bu ülkenin ana muhalefet liderini o kapılardan almayanların her biri hesap verecek. Yok efendim randevu almış da verilmemiş de biz neyi tartışıyoruz? Vermez ya randevu, suç mu ya? Devlet kurumu. Ya tamam da vermez Bakın, ya Allah Erdoğan, Allah. Sayın Cumhurbaşkanı televizyona çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretini şöyle değerlendirmişti. Ya efendim Merkez Bankası tarafsız olmasa görüşme yapar mıydı? E TÜİK tarafsız mı? Değil mi? O zaman onu açıklasınlar. O yüzden şimdi hiç lafı çarpıtmayalım yok tehdit mi ediyorsun değil mi? hiç hiç hiç. Zaman yok siz de hayır. Ee, siz Nereye getiriyorsunuz konuyu? Tırnak sizin yeterli sınıf ettiği için. da söyleyin de bakın. ona göre halk oy versin CHP'ye. hiç çarpıtmayın konuyu. Çarpıtıyorum, yargılanacaksınız. TÜİK nezaketen de değil. Paşa paşa görüşmeliydi. Nezaketen demiyorum. Paşa paşa görüşmeliydi çünkü kapısına giden sıradan bir vatandaş bile olsa bilgi alma hakkı kendi sitelerinde yazdığı üzere kullanılması gereken bir hakken bırakın içerideki kapıyı veya bir makamda ağırlanmayı dış kapıdan alınmadı. O yüzden diyorum paşa paşa görüşeceklerdi. Görüşmediler. O görüşmeyenler de görevi kötüye kullanma suçunu hepimizin gözü önünde işlediler. İster buna tehdit deyin ister başka bir şey deyin. Gün geldiğinde her biri yargılanacak. Emin olun Emin olun o kurumun içerisinde çalışanlar o bile emin da. olun yani, o kurumun içerisinde insan. çalışanlar Bak, bile, bile gerçek o enflasyonun yani o paylaştıkları rakamlar ediyor. olmadığını onlar da adı gibi biliyor. Bakın İsmet İnönü'nün çok güzel bir sözü var. Onunla böyle bu kapanışı yapayım. Siz de böylece beni bölmekten kurtulmuş olursunuz. Bölmüyorum. Tarih kürsüsünden, tarih kürsüsünden sizleri izliyorum. <laughs> Suçluların telaşı içindesiniz ey hacı yakışıklı. Şu an böyle yok tehdit mi ediyorsunuz diyenler, her biri suçluların telaşı içinde ama emin olsunlar her biri de önünde hesap verecek. Hacı Yakışıklı buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle sevgi dilinden bahsedip, yani e, oradan da yargılanacaksınız, yargılayacağız demek yanlış. Öncelikle, yargılanmak, yargılanmak TÜİK'ten hukuk, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yaptırır. TÜİK'ten randevuyu sıradan vatandaşlar öbürü de alır. TÜİK verir vermez. Niye vermez? Bu tür Mesela işler, ana muhalefet liderine TÜİK neden randevu vermez? Bunun cevabını vermez? verecek olan TÜİK'tir. Siz garipsediniz burada, mi? Sizce vermedim miydi? Yani biraz beklenmesi gerekirdi. TÜİK ve ha bana soruyorsanız vermeli mi versin? Gelsin, açıklasın. Ya bu, böyle bir şey oldu desin, açıklasın. Bunda ben bir sakınca görmüyorum. Ama Hacı Bey randevü TÜİK vermemiştir. Randevuyu yoksa verdi. birileri randevu vermemiş. Mevzuyu yok, siz yok. mevzuyu kamuoyuna bu, bırakacaksınız. Bu bu, bu soruya siz, da cevaplandırırsanız kapı, sevinirim. Ne? Ya TÜİK'in genel müdürü, başkanı her neyse randevu Kemal Bey'e o mu inisiyatif kullanıp vermemiştir? Yoksa birileri verme, o sormuştur muhtemelen, verme dedikleri için mi vermemiştir? Muhtemeller üzerinden giderseniz bilemiyorum. Yok Siz yani. muhtemelen diyerek muhtemeller üzerinden gidiyorsunuz. Ama böyle İler olmuştur yani. randevu istemişse randevuyu verip vermemeyi... Yani böyle etmiştir, olmuştur yani. Böyle olmuştur. Ben çok açık söylüyorum. TÜİK kabul edebilirdi, görüşebilirdi. Kabul etmedi, görüşmediyse Kemal Bey'in yapacağı şuydu. Kamuoyunun nezdine bırakıyorum. Biz böyle bir girişimde e tamam, o da gitti, bulunduk. Tamam gitti, kamuoyunun nezdine ben bıraktı Ben bunu kamuoyuna yani. bırakıyorum. Artı bakın şimdi siyasetin Karşılığı siyasettir. TÜİK'i yöneten sonuç itibariyle TÜİK'i de veya diğer kurumları da neticede bunların hesabını verecek olan hükümettir. Hesabı Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu hesabı verecek, hesap soracağı hesabı, yer bak, Sayın Hesabı bak hesabı verecek olan iktidardır yer, ama hesabı soracak olan TÜK da muhalefettir değil, yani. Ben, ben. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap soracağı yer hükümettir. Gidecek kendi muadiliyle yarışacak. Eğer bir genel başkansa başka bir genel başkan yarışacak. Kemal Kılıçdaroğlu Kimin adına gidiyor? Ülkeyi yönetme adına mı gidiyor? Kimin adına gidiyor? Neyin adına gidiyor? Ha, 15 ben Erdoğan'ın rakibiyim diyor. Bu halkın, ben Erdoğan'ın rakibiyim diyor. Ama rakip olarak Erdoğan'la mücadele etmek yerine başka kurumlarla mücadeleye kalkıyor. Muhalefet nedir Bakın ya? ben en başta söyledim. TÜİK kabul etsin. Dedim. Muhalefet, bunu muhalefet bir kenara nedir? koyuyorum. Muhalefet Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan'la yarışamıyor. Başkan Erdoğan'a gücü yetmiyor siyaseten. Alt taraftan başka kurumlarla mücadeleye girişiyor. TÜİK'le ilgili yorumumu yaptım. Kabul etsin dedim. Onda bir sıkıntı yok. Ben şu anda işin siyaset kısmındayım. Sayın Kılıçdaroğlu yarışacaksa Erdoğan'la yarışacak. Yarışacaksa yarış siyaseten Erdoğan'la yarışacak. Ayrıca bir sizin mücadele. işinize gelmeyen tüm kurumları yargılanacaksınız demenizi yanlış buluyorum. Eğer bir cezası varsa Surt, bir hukukçu olarak varsa, size düşen hanımefendi. Bu suçtur, bu suçun cezası da şudur diye belirtirseniz Güvenlik eyvallah benim. suçu dedim Ama daha siz ne diyeyim. Bir şey oluşturursunuz, iktidara CHP gelirse hepsini yargılayacağız. Ne e, yapacaksınız? İdam mı edeceksiniz? Bey, Hacı Bey, Daravaş Hacı mı göndereceksiniz? Hacı Bey, cevabı mı atacaksınız? Görevi kötüye kullanma suçudur dedim. nereye Bakın siz bir hukukçu olarak yapacağınız iş şu. Söyledim, Tüyükel. söyledim. Ne söyledim? ne görevi, kadar bir, ceza alacak? Görevi kötüye kullanma için. Kaç, kaç yıl ceza, ceza alacaklar? Yargılansınlar görelim. Ben burada, ben burada Erdoğan'ı yargılamak için var şey mı? Bir, bir saniye, bir böyle saniye. Bir ya. bir yani şu bir var. Dakika. Yani bir dakika. Bende de TÜİK Başkanı bağırma üzerinden mi Kapıyı uygun. açmayanlar da o emri verenler hmm. de görev, görevi kötüye kullanıyorlar. Ama yani suç, suç uydurma değil mi? Tabii şöyle yani şahsım devletinde bunlar suç olmayabilir. Şahsım devletinde bir kara para aklayanlar da kol kola girenler de yargılanmıyor. Hiç merak etmeyin. Gönlünüz rahat olsun. Şöyle yapalım. Ben bir bitireyim. Bitireyim müsaade edin ya. Yani. Tabii buyurun. Bir müsaade edin. Çünkü ben de araya girdim de Söyle, söyledik, ben sustum söyledik, söyledik, ya arada. Siz susmuyorsunuz. Söylediklerim çarpıtılamıyorum. <laughs> <laughs> Bak ben Bu arada bir ben şey araya girdim de sustum. Yani çünkü sizi dinlemek istiyorum. Buyurun. Ben de, de sizi, sizi dinlemek, istiyorum. dinlemek istiyorum. Benim de fikrim bir açıklansın. Hacı Yakışıklı siz Ankara temsilcisisiniz ya. Evet. Ben kaçırmış olabilirim. Herhangi bir gazeteci TÜİK başkanına hiç ulaşıp sordu mu neden randevu vermediniz diye? Yani TÜİK Başkanı'na... Bir... Ula... Yok öyle, bir, hiç böyle öyle bir, bir şey olmadı. Böyle bir şey olmadı. Olmaz. Ama tamam. daha önce TÜİK başkanla vesaireyle görüştük. Anlamak için gidelim, tamam. görüşelim dedik. Görüşecektik vesaire. Tamam. E, ben kaçınmış şey olabilirdim. Ben şimdi bilgi var ya. size vardı diye sordum. Bana sorarsanız benim şu anda Ankara'da giremediğim tek siyasi parti Ben İyi Parti'ye giriyorum. Muharrem İnce ile görüşüyorum. Arasan Muharrem İnce telefonuna bakar şimdi. Temel Karamollu'yla görüşüyorum. Doğu Perinçek'le oturdum konuşuyorum ben bir CHP Genel Merkezi'ne daha hayatımda giremedim. Çünkü CHP Genel Merkezi'ni arıyorum. Gelmek istiyorum ya. Bak haber yapacağız. Mümkünse size ben bu soruları bir ileteyim. Cevap hakkınızı kullanın. Kullanmak istiyorsanız gene kullanmayın. Bir tanışalım diyorum. Buyurun gelin diyorlar. Kapısına gidiyorum. Kapıda gittiğim zaman adınız yazılmamış. Arıyorsun. Açmıyor Gerçekten telefonu. Gerçekten böyle mi oldu? Hacı Gitsiniz. Bey bu bir evet, iftiradır. İlkinden randevu aldıysanız buyurun gelin dediğiniz halde Kanka ona ben, rağmen. Kanka rağmen, de ya. Ona rağmen. Adını mi? söyleyeyim Halk ya. Halk Partisi'nde bunu kimse sizi ya. kapıda bırakmaz. Eğer bir ya, randevu işte, hani az önce ya. takıldınız yok, da randevu konuştunuz. Yok yok iftira falan yok. Siz genel başkanın <laughs> basın toplantılarına girmişsiniz. Ömer Topsakal değil mi CHP'nin basın sorumlusu? basın sorumlusu değil Genel Başkan basın danışmanı. Evet. Basın danışmanı. Evet. Ben Ömer Topsakal'ı aradım. Ömer Bey. Yok yok. Ben şey soruyorum Acı Bey. Genel Başkanın basın toplantlarını alınmıyor mu Mesela Okan Konur görüştüm. Okan Konratlı basın sorumlusu. Genel var. Başkanın basın toplantılarına alınmıyor musunuz? Alınmıyoruz. Çağırmıyorlar. Çağırmıyorlar. Ben işte onu basın söyledim. Basın toplantıları herkese açıktır. Efendim çağırmıyorlar. Evet. Haber vermiyorlar. Çağır, kimseyi çağırmıyorlardır. Bizimiz yok. Yani bizim kanallarımız yok. Genel ben Merkez ki... onu ilan ediyordur. Şu gün basın toplantısı Bize olacaktır diye bütün gazeteciler de gidiyordur yani. Buradan da söyleyelim. CHP Genel Merkezi bizi çağırsın. Biz de gidelim sorumuzu soralım. Sayın Kılıçdaroğlu ne zaman çağırmaz. Ankara temsilciler toplantısı yapsa Yeni Akit, Yeni Şafak, Star, Akşam, Kanal 7, Ülke TV bunların hiçbirini çağırmaz. Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu. Aman, Kılıçdaroğlu Ama lafa gelince de der ki. Bey buyurun bak, gelin Bak hükümet akreditasyonu buluyor. Değilim. Bak Ama hükümet konu, ne ama. yapıyor der. Peki ben, anlaşıldı de, de, bu bakın. mesele. Sayın Kılıçdaroğlu samimi ise. Ya sizi çağırmaz siz gidersiniz. Ben gittim işte. Gittikten sonra Az önce ismini söylediğim beyefendi telefonlarına bakmadı. Başta görüşe... Ha ben bunu şey olarak söylemiyorum ha. Ağlamak, şikayet etmek. Böyle onun için söylemiyorum. Sadece... Hükümeti eleştiriyorlar Hı. ama kendileri de aynısını tamam, yapıyorlar. Biz araya gireriz, size randevu alırız. Ya. Şu, 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 yani şu garantiyi diye, verebilir dersinler misiniz? Dersinler diye hani ölmüyorum. Aman gideyim diye ölmüyorum. Sadece doğru haberi, doğru kaynağından alayım istiyorum. Ama ben bugüne kadar Ankara'da, bak Sayın Meral Akşener bütün toplantılarına çağırmıştır ya. Ve bütün toplantılarında en sorularımızı istediğimiz gibi sormuşuzdur. Bak hakkını veriyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'yla daha ben bir kere... Yeni Mahalle Belediyesi'nin bir etkinliği vardı da orada gördüm Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Yani ulaşamıyoruz. Biz CHP içerisinde iletişim kuramıyoruz. Çiftesiz standartlı çiftçi, davranıyor diyorsunuz. İşte ben onu söylüyorum. Tam Peki, da çiftesiz standart konusunda şunu söylemek bunu da, istiyorum. Ben, bunu az önce söyledik. Söyleyecek... Ama müsaade edin. Bak, çok Hacı Bey çok yerinde. Müsaade edin. Bana şunu söyledi. Çünkü benim söyleyeceklerim... Konu Kılıçdaroğlu'na geldi ama şunu evet. söyleyeyim bana. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu TÜİ'nin önüne gitti ve TÜİ'nin... Kapılarına zincirler vuruldu. O bahçeden bile geçemedi dedik ya. Sayın Cumhurbaşkanı kapıya gitseydi efendim siz randevusuz geldiniz alamayız diyebilirler miydi? Ya sayın Cumhurbaşkanı. Yok kıyaslama doğru. Niye kıyasladınız? Ben eğer bendeki hükümeti ya. Söyle, niye Bakın, böyle kıyasladınız? Bakın parti devleti hani dediğimiz şey tam da bu. Bu ülkenin ya. bütün kurumlarını AKP yönetir gibi yönetmeye başla, başla ben başladıysanız. Ben iki, iki taraflar şeyim. Bir hanfere durdurmaya Aa. çalışıyorum Ama, ama bunu hakkaniyetle. Tamamdır. 52. Az önce söylediğim şey. Ben az önce dedim ki TÜİK Bilgi almaya giden kim varsa randevusunu versin. Ne sormak istiyorsa. Eğer çok özel veremeyeceği bilgiler varsa ki bilmiyorum nasıl oluyor Tüyik paylaşmayacağım özel ne olabilir? Bilmiyorum diyorum. Tamam. Biliyorum demiyorum. Bilmiyorum. Ama bazı kurumların olur ya veremeyeceği bilgiler olur. Bilmiyorum ama. Ya yani belki de hiç yoktur. Hepsini verebiliyordur. Gittiği zaman TÜİK bunları alır, bir odada anlatır, söyler, yapar. Bu şey değil. Ancak ben burada sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, samimi olduğunu inanmıyorum. Şimdi ben şahsi fikrimi söylüyorum. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu, şahsi fikrim ya. Yok, ilk defa Müsaade edin şahsi ben. fikrim ama. Sayın Kılıçdaroğlu e, daha önce de helalleşeceğim çıkışı yaparak ya helalleşeceğim dedi. Çıktı olmadık şeyler söyledi. Gayrimilli dedi başka bir şey dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu işleri ki en başta dediğimde sabitim. Kabul edilseydi de sabitim. Oradan geri adım atmıyorum. Kabul Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsi yorumum. Ya gidip orada şov amaçlı işler yapıyor. Bunu da yapmaması lazım ama ben gene söylüyorum. Hakkaniyetli bir şekilde söylüyorum. TÜİK, 84 milyon vatandaşa eğer açıksa kapısı açmalı. Fakat burada bunun üzerinden siz tutup da şov yaparsanız niye binasına gidiyorsunuz? Alınmayacağınızı bile. Bir de muhalefet Çünkü muhalefet tarzı amacınız şov yapmak. Sizlere o soracak değil, Böyle bir yok. muhalefet tarzı. Bak Sayın tarzı onu ne zaman kazanırdı biliyor musunuz? Ben gittim ve bu alınmadım. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum deseydi. Ben az önce ne yapayım? Ben yarın saat 11'de CHP'nin kapısında mıyım diyeyim şimdi? almıyor diye. Aç. Hacı bir aç ben yarın bir de oradayım. CHP'nin kapısındayım falan. Ben, Olmaz tamam, ya. Şey ben şuna cevap tamam, vermek tamamlayız. istiyorum. Ben e, bunu tamamlayayım. Çok kısa. Ya. Çok kısa. Hayır, hayır. hayır. Tamamlayayım. A aslında de bir mesele bir de söz söz anlaşıldı. Hayır, de, de hayır, hayır ne? Hayır, evet. meselenin anlaşılmadığı nokta şu. Hayır, söz hakkı bende. Hayır, hayır ne? Siz sanırım, hayır, siz yani. sanırım Sayın Hangi hangi sıfata hangi Hı. sıfatı taşıdığının farkında değilsiniz. Biz de onun farkında olduğumuz için Hayır. söylüyoruz. Ana Kendim, muhalefet, ana, ana muhalefet, muhalefet lideri onu yapmaması lazım. Yapmaması lazım. lazım. Hacı yakışıklı. Yani siz 15 milyon yere, oy aldığınız ana muhalefetin lideri yavrum. misiniz? Ben diyorum, yani bir, bir devlet kurumuyla, bir devlet kurumuyla bir siyasi partiyi aynı kefeye koyuyorsanız ben zaten diyorum. sizin demokrasi algınız bambaşka bu bir yerde çürür geçmiş olmaz. ama. Anlaşıldı itirazınız. Bu iş, bu iş böyle olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatasını söylüyor. Randevu istemekle hata yapmıştır mı dedim ben. Sayın Kılıçaroğlu, kendinizden örnek veriyorsunuz. Sayın ben örneği muadili olsun diye hiç muadili değil samimi olmadıklarını göstermek sayın Kılıçdaroğlu, için Kılıçdaroğlu adalet uğruna kilometrelerce yürüyecek kadar cesur bir lider bununla beraber ana muhalefetin lideri yani böyle kilometrelerce hiç, yürüyebilirsiniz hiç, hiç bakın hiç. bakın ben ya size şunu da demokrasilerde demokrasilerde, şu anda siz demokratik a, demokrasi, demokrasilerde siz demokratik davranmıyorsunuz demokrasilerde demokratik ana muhalefet denetleme görevi Benim görür bir konuşturmayınca devlet kurumları devlet kurumlarında bir yanlış işleyiş varsa ana, ona müdahale eder yani yani Kılıçdaroğlu sayın Kılıçdaroğlu aynısını yapıyor bu milletin ona oy veren Aynı bütün CHP seçmenin gibisiniz. hakkını aramayı da tamam. gitmiştir. Aynı Hiç CHP olay... gibisiniz yani. Evet. Şimdi... Hacı yakışıklığı tamamlayın lütfen. Tamamlayın ve uzatmadım tamam. tamamlayacağım. Tamam. Müsaadenizle. Lütfen. Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'ten randevu istemekle hata yapmıştır diyemeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatası bu kurumun önüne gidip açıklama yapmasıdır. Siyasete düşen kamuoyunun önünde siyaset yaptığınız için bu işi kamuoyuna bırakmaktır kamuoyu takdiri diye bir şey var. En nihayetinde de 2023 Haziran'da seçim var. Vatandaş orada gerekeni yapacaktır. İster Kılıçdaroğlu'nun lehine ister aleyhine yapacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nda hep şunu görüyorum. Eleştirdiği şeylerin aynısını kendisi yapıyor. Yani kendisi yapmasa çok daha samimi bulacağız. Bunun yanında en son mecliste bir araya geldikleri zaman bu partilerden CHP tezkereye hayır dedi. Bakın vatandaş ekonomiyle terörle mücadeleyi Başat görüyor. Yani o yüzden sokaktaki vatandaş niçin ayaklanmıyor? Niçin şu anda sokaklara dökülmüyorlar? Çünkü az önce bahsettiğiniz makroekonomik göstergeler iyi olduğu için istihdamda sıkıntı yok. İşten çıkarmalar yok. Ama yarın istihdam zedelenirse, işten çıkarmalar artarsa, vatandaş hiç para kazanamazsa o zaman işte sokağa dökülmeler başlar. İstihdam azalırsa. Yani İkincisi asgari ücreti artırdınız. Asgari ücreti artırmanıza rağmen eğer fahiş fiyatları durduramazsanız, eğer dövizin yükselişiyle beraber tekrar ürünlere zam gelirse, vatandaşın alım gücü tekrar düşerse bu da başarılı bir gösterge olmaz. O yüzden bugün hükümete düşen hem asgari ücrete ciddi bir zam ben tahminim 2021'in başındaki alım gücüne tekrar gelinmek isteniyor. O da 330 dolar civarı. Vatandaş kendi hesabını yapsın. Ne kadar zam gelir bilmiyorum. Ama yıl başındaki 2021'in başında alınan rakam hemen hemen 330 dolar civarında. Baktığın zaman da 4000 küsür liraya falan 4200-4300 lira tekabül ediyor. Bu zam yapılırsa 2021'in başındaki hikayeye döneceğiz. Ama önemli olan tamam. şey işte ben 2022 imtihan yılı dediğim durum budur. Bunun dışında vatandaş TÜİK'teki tartışma, e, meclisteki tartışma, ya vatandaş inanın birebir bunlara bakmıyor. Buradaki nezakete veya nezaketsizliğe Allah bakıyor. Diyor, Sayın Kılıçdaroğlu bakayım. doğru bir hareket yapmış ise bile tüyükten randevu isteyerek ve randevu alınmayarak siyasi bir eline kozu almışken bu kozu savurda attı. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyuna bıraksaydı o zaman kamuoyu bunu değerlendirirdi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir bağırdı ki hani... E, hikmetteki gaye ortadan kalktı. Ya da gayedeki pardon gayedeki hikmet ortadan kalkmış oldu. Hikmetiniz kalmadı. Gayeniz ortada duruyor da hikmetiniz kalmadı. Şimdi e, neden gittim? TÜİK'in rakamları üzerinden emeklinin asgari ücretin memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca vatandaşın aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar ifadesini kullanmıştı CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu meseleyi eleştirirken TÜİK'in kapısına gitmesini e, CHP liderinin e, insan utanır bir insan dev, davet edilmediği yere gidemez devletin kurumları senin şamaroğlanın değil buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Siyaset, TÜİK, Merkez Bankası gibi kurumları basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek değildir ifadelerini kullandı. Karşılıklı böyle açıklamalar var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı cevap verirken zaten hakaret ediyor. Yani hani hakaret etmek senin haddine değil derken bile hakaret ediyor. Tabii yani siyasetin dilinde çok ciddi bir sorun var. Ama tabi. E, tabii Türkiye'de devletin olması gereken şeyi şu, şeffaf olması lazım devletin. Yani TÜİK işte bir enflasyon rakamı açıklıyor. Yani buna kendileri de daha inanmıyordur. Halk da inanmıyor. Devlet de inanmıyor. Yani devlet niye inanmıyor? Çünkü devlet dediğimiz aygıt işte her yıl yeniden değerleme oranını yayınlıyor. Vergileri birçok şeyi ona göre arttırıyor. %36 mesela bu sene açıkladıkları rakam. %36 virgül bilmem kaç. Yani ama TÜİK enflasyon açıklıyor yüzde 21. Yani demek ki devlet de TÜİK'e inanmıyor. Yani Türkiye'nin maliyesini yönetenler de TÜİK'in verdiği verilere inanmıyorlar. Öyle olmuş olsa yani siz memura işçiye emek diye TÜİK'in verdiği rakamlara göre zam yapıyorsunuz. Ama vergiye gelince başka verileri alıyorsunuz. Başka şeyi yapıyorsunuz. Yani o zaman devletin bir inandırıcılığı kalmıyor. Yani devlet kurumunun inandırıcılığı kalmıyor. Sonra kamu görevlilerine Görevinizi yapın demek, yasalara uygun olarak yapın demek tehdit değildir. Sadece onlara yasaları hatırlatıyor. Yani olması gereken zaten bu. Yani bir kamu görevlisinin yapması gereken, uyması gereken kural belli. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre bütün kamu görevlileri görevlerini hukuk sınırları içerisinde dürüstlükle, tarafsızlıkla yapmak zorundalar. Şimdi TÜİK Kemal Bey'e randevu verdi, vermedi. Şimdi ana muhalefet partisinin genel başkanı. TÜİK ile ilgili bir şikayet var. TÜİK'in verileri halkın aleyhine olabilecek şekilde hazırladığı ve bunun da memura ve işçiye emekliye yansımasının olumsuz olduğu toplum tarafından, halk tarafından, sokaktaki vatandaş tarafından dillendiriliyor. Şimdi siz ana muhalefet partisinin genel başkanısınız. Bunu söylüyorsunuz, eleştirel olarak söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki vatandaşa, "Ya bu TÜİK verileri gerçekleri yansıtmıyor." Vatandaş diyor ki, "Doğru, zaten yansıtmıyor." Çünkü vatandaşın enflasyonu yüzde Ama TÜİK'in açıkladığı rakamlar sokağa uyuyor mu? Uymuyor. E şimdi siz ana muhalefet partisi olarak proaktif bir siyaset izlemek için ne yapıyorsunuz? İnisiyatifi elinize alıyorsunuz ve bunun hesabını sormaya gidiyorsunuz. Ve TÜİK'i zorlamaya çalışıyorsunuz. Ama öyle olmaz. Bu, kapısına bu kapısına olmaz. Hayır bakın tam da böyle olur. Peki, tam da, bir daha tam mi? da, ya, Her gün gitmesine gerek yok ama Demek ki maksat, işte doğru ya, değil. maksat hasıl Yoksa bir oldu. Daha TÜİK de bundan sonra bu verileri açıklarken Neyi baz aldığını, neye göre açıkladığını ortaya koyması lazım. Şimdi mesela diyorsunuz ki TÜİK e, Başkanı işte randevu vermedi. E, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın e, Özcan bir ifadesi var. Diyor ki ben TÜİK'i ziyarete gittim. TÜİK Başkanı bana dedi ki ya Genel Başkanınız niye gelip bizi ziyaret etmiyor? Bizi ziyaret etse biz ona zaten nasıl hesapladığımızı açıklayacağız. İşe gidiyor ama vermiyor. Niye vermiyor? Hani Özcan'a da pek güven olmaz söyleyeyim ya. Bir bilmiyorum şey söyleyeyim, yani. Sonra dönüp başka bir şey yani, yok. Samimi söylüyor. Ben bilmiyorum. Ben basını şey söylüyor sonra dönüp demedim diyor yani. Ben ben basından okudum. Ama şimdi şöyle. Yani doğrudur, yanlıştır. Evet. Ama sonuçta devletin bir kurumu ana muhalefet partisi geliyorsa, bir milletvekili geliyorsa ya da bir basın mensubu geliyorsa onunla görüşmek zorunda. Yani devlet memurları eğer açıkladıkları yani açıklaması gereken bir bilgi devlet sırrı değilse gizli kalması gereken bir bilgi değilse, bunu herkesle paylaşabilmeli. Zaten Kemal Bey de oraya gittiğinde TÜİK Başkanı'na şunu soracaktır. Ya arkadaş, sokağın enflasyonu %50 çıkıyor. Sen bunu %20 olarak nasıl buluyorsun? bir Açıkta da ben de millete söyleyeyim yani. Ya yaptığı şey bundan başka bir şey değil buraya ki. Buraya kadar bir sıkıntı yok. ya şimdi buraya, <laughs> buraya kadar, kadar, kadar sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Dediğin... Sıkıntı ne? Ya binanın önüne gidip Ya binanın önüne de gider. Bakın binanın önüne de gider. Ama böyle Her olmaz. yere gider. Ana muhalefet şimdi peki Çünkü ne demek? Hiç, peki hiç şu... örneği var mı bana ya, son Bu devlet 4 yılda örneği bu vereyim bunu. Bu devlet, kamu kurumunun önüne gidip Bak gösteriyor. bu devlet iktidarın sahibi olan AK Partililer kadar muhalefette olan Cumhuriyet Halk Partilileri'nin de devletidir. O kurumlar bizim de kurumlarımız. Sizin verdiğiniz vergiler kadar biz de vergi veriyoruz. Kadara gerek yok. Aynıyız zaten. i̇şte kadara gerek ama yok. Ama burada bakın. Aynı devlete sahip. Ama Sayın Cumhurbaşkanının diline bakınca ne diyor? Sen gidemezsin diyor ya. Sen gidemezsin. Sen kimsin diyor. Böyle bir şey yok. Sen Cumhurbaşkanı olabilirsin ama ben de Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanıyım. Millet sana yetki vermiş. Bana da vermiş. Peki Kemal Bey ben de, gibi kim? Ya Efendim rakibi kim? Bu bir rekabet ya, değildir. Ra rekabet mi? Rekabet. Halk adına hesap yalan soruyor. Hesap Bugün bakın bir bütçe Hacı Bey bütçe Ya, görüş seçim ya bütçe mi? görüşmeleri yapılıyor değil mi? Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi adına mı konuşuyor? Halk adına konuşuyor. Muhalefetteki kendisine görev veren seçmen adına konuşuyor. O hesabı onun için soruyor. Partisi adına Yoksa konuşuyor sonuçta. Ya partisi adına sonuçta konuşurken partisi bu bir adına. yetkilendirme. Evet. Ama sonuçta ona oy veren seçmen adına konuşuyor. Doğru. E tamam. Burada sonuçta da doğru. Burada da kendisine konuşuyor. oy veren seçmenin verdiği yetkiyle TÜİK'e gidip bunu soruyor. Şimdi Merkez Bankası'na soruyor. Ya Merkez Bankası düne kadar tartıştığımız bir kolu 128 milyar dolar nerede? Ya bu Türkiye'de ana muhalefet partisi bunu gündeme getirene kadar bu konu tartışılmadı. Hala da bu paranın nasıl harcandığı, nerelere gittiği belli değil. Bilhangi ha biz açıkladı ya. Bak biz biliyoruz nereye gittiğini ama bunu iktidarın bunu ikrar etmesini bekliyoruz. Çünkü bunu ekonomistler biliyor. Bakın, mi? hayır, işte yani ben olay şu. Onu i̇ktidar, iktidar bunlar. yanlış ekonomi politika uyguladığı için. İlhan o dönemde ya ben İlhan Kesici'nin açıklamasını biliyorum. Heh. O dönemde yani bu para buharlaşmaz, uçmaz. Bunu ya zaten bakarlar görürler. Ya zaten ana veriyor. muhalefet de bunu söylemiyor bir diyor bir ki. Siz <laughs> ülkeyi, şey, siz ülkeyi yanlış ekonomi politikayla yönettiğiniz için kuru ve faizi döviz bozdurarak baskılamak istediğiniz için. Merkez Bankası rezervlerini bankalar üzerinden bozdurdunuz. Ama bu işe yaramadı ve bu 128 milyar dolar uçup gitti. Bu birinci ekonomik politikanızda iflas etti. Şimdi iktidar başka bir ekonomi politika uyguluyor. O da şu. Yani kendi rakamları üzerinden söylüyorum. TÜİK'in rakamları üzerinden. TÜİK diyor ki enflasyon %25. Merkez Bankası diyor ki faizler %14. Nasıl olacak bu? Yani siz enflasyon %25 iken %20... 21. Yani ama bu bu ay itibariyle işte aralıkta geldiği zaman 24 25 olacak. Evet. Yıllık ama, enflasyonu mu söylüyorsunuz? %20 c. Evet evet. Ama ürünlere gelen zamın %20 olmadığını hepimiz biliyoruz. Ya işte onu söylüyorum ya, ama bunun bunu zaten e, peki, siz, e, Bülent, siz, siz zaten siz siz şöyle kömür örneğini verin. Bakın ya ben ya, de onu söylüyorum işte o çarpık söylüyorum. Öyle aslında mesela ben seyircilerimiz Bur, için oradan, bir hatırlatma yapayım özellikle şunun üzerinde çok duruldu. Şimdi yıllık enflasyona bakıldığında tüketici fiyatlarında %21,31 Üretici fiyatlarında 54.62. Evet. Yani üretici fiyatlarında 54.62 varken tüketici fiyatlarında 21'in çıkması makasın bu kadar açık olması da çok sorgulandı bu ara. Çünkü ne demek o? Zararına satış yapmışlar. Zararına e, satıyor, Öyle bir şey olabilir mi? E, demek ki ama o zaman da deniyor ki pek çok şirketin kar marjını, marjını nasıl e, açıklayacağız. E, mesela bu buradaki makas yine çok sorgulandı. Yeri gelmişken söylüyorum. Şimdi işte bakın. Reel ekonomiyi konuşacaksak, yani biz ekonomist falan değiliz. Ha, evet, ama, ben de işte. Ama siz faizler yüzde on dört demeniz de faizler yüzde on dört olmuyor. Yani e, bir tarafta halkın bir enflasyonu var, bir fiyat artışı var. Siz o fiyatlar oradayken e, faizleri düşürdüğünüz zaman o zaman kuru tutamıyorsunuz. Kur yükseldiği zaman maliyet fiyatları artıyor. Maliyet fiyatları artınca cebimizdeki para gidiyor. Devlet daha da fakirleşiyor, vatandaş daha da fakirleşiyor. Ama ne diyor Cumhurbaşkanı? Diyor ki biz bu sistemle devam edeceğiz. Kur ne olursa olsun hiç önemli değil. Kur bugün çıkar yarın iner diyor. Ama biz bu faizi indireceğiz. Faizi indirdiğimiz için işte evet, cari efendim. açı yani kur da yükseldiği için e, ithalat kesilecek. İthalat kesildiği için cari açık düşecek. Cari açık düşünce enflasyon düşecek. Sonra içerideki üretici kur yüksek olduğu için aramal üretimini içeride yapacak. Bu istihdamı sağlayacak. Ve bunun sonucunda da biz büyüyeceğiz. Ya böyle bir ekonomik modelin tutmayacağını Türkiye'deki bütün ekonomistler, dünyadaki ekonomistler söylüyor. Tutmazsa, yani ne olacak biliyor tutmazsa musunuz? Tutmazsa kim ödeyecek bedelini? Ama bak şöyle ne oluyor biliyor musunuz? 128 milyar dolarınız gidiyor, eksi 46 milyar dolar merkez bankasının rezervi var. Gitmiyor işte siz. Gidiyor. Bakın bugün bugünkü verileriyle merkez bankası swap çıktığı zaman eksi 46 milyar dolar rezervi var. Siz 128 artı ...rezervenizi sırf kuru ve faizi dengelemek için e, yanlış ekonomi politikasıyla buhar etmişsiniz. Yetkililer öyle demiyor. Vallahi yetkililerin ne söylediğini bak. Ben, uluslararası yani piyasalarda ek... bu yetkilileri dinliyor. Hayır. Uluslararası cın, piyasalar ters teper yani. Bak, uluslararası piyasalar zaten size güvenmediği için yatırımcı gelmiyor. Bülent Bey, şurada, Yani bugün şurada, Türkiye'de doğrudan yatırımcı gelmiyor yabancı. Asgari ücretlinin içerideki fonlardaki tamam konulardaki paralar da Aydın Bey e borsadaki çünkü. para da yabancılar paralarını çekiyorlar. Yani sizin ekonomi politikanıza, siyasetinize zaten yabancı sermaye güvenmiyor. Türkiye nasıl büyüyor? Sadece yabancı sermaye değil, Türk sermayeleri de güvenmiyor siz. Yani güvenip büyüyecek. yatırım yapmıyor. Türkiye Parasını dövizde tutuyor. Şimdi? Ya bakın e, Acı Bey. Niye yüzde yedi buçuk büyüdü? Acı Bey birebir e, konuşunca işte. şey dağılıyor. Evet. Şimdi bugün Türkiye'nin var yani e, geçmiş veri olarak söylüyorum 550 milyar dolar bankalarda Türk vatandaşlarının parası var. Peki bu ne kadar? Vatan, 550 500 milyar, milyar, dolar. milyar dolar. Peki Türkiye vatandaşları bu paraları orada tutuyor da neden yatırıma göndermiyor, yatırım yapmıyor? Niye yapmıyor biliyor musunuz? İktidara güvenmediği için yapmıyor. Siz, bireysel onun, için, diyorsunuz. Bireysel onun için. Onun için. Bu iktidarın gitmesidir ekonomik sorunu düzeltecek olan şey. Onun için muhalefet erken seçim çağrısı yapıyor. Eğer erken seçim olur, milletin güven duyduğu, milletin yetki verdiği e, ve Türkiye'de güvenilir bir iktidar iktidara geldiğinde o zaman o paralar yatırıma yönelecektir. O zaman vatandaş refah seviyesi artacaktır. O zaman bu ekonomik sorunlar bir nebze gerilecektir. Yoksa aynı yöntemlerle farklı sonuç almanız mümkün değil. Yöntemi değiştirmek lazım. Yöntemin birinci seçeneği de iktidarın değişmesidir. Onun için iktidar değişmelidir. Kim gelecek? Ya kim gelecek? Muhalefet gelecek. Kim işte? Yani Almanya'dan şuradan buradan biz getirmeyeceğiz yani. Kim gelecek? Halk, kimi takdir ederse Cumhuriyet o Halk Partisi gibi. gelecek. Halk, İyi Parti, gelecek. gelecek. Halkın önünde kim var? Şimdi şöyle ya. bir biz seçim seçim konuşuyoruz. Seçim konuştuğumuzda yok, ısrarla aday soruyorsunuz. Halkın önünde e diyoruz, kim var? erken seçim var mı? Yok. O yüzden geçin bu işleri. Yani, yani halk kimi seçecek? Konu Bülent büyük çünkü. Millet seçmeni merak konu, 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 şöyle. Konu bir devlet kurumunu ana muhalefet liderinin alınmaması skandalı. Muhalefetin sorunu ne biliyor musunuz? İsterseniz bunu Lideri yok. Bülent Bey'in söyledi. Bülent Bey, Size tamamen bir katılmıyorum demiyorum. ben devre demiyorum. dışı kaldım. Sizin, size tamamen katılmıyorum demiyorum. Sizin söylediğiniz şeyi yapacak kim? Yok işte muhalefette böyle bir şey. Muhalefet, yok. muhalefet kadroları. yok. Bunu, bunu, muhalefet 100 yıl kadroları. önce cevabını kadroları. vermişler. Kadrolarla olur bak, ama liderle olur. Bunun 100 yıl Sayın önce... Kıftarolu örnek bir liderdir. Hacı bunun, şey. bunun 100... Bey, Hacı, 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 Bey, Hacı Hacı bey. bunun 100 yıl önce Geçelim cevabını ya. vermişler. <laughs> yani milletin bağrına saplanmışsa Karahançer evet. elbet çıkar milletin bağrından bir yiğit evlat. Yani çıkacaktır. Bu milleti bu kadar küçümsemeyin. Yani mutlaka bunun alternatifi çıkacaktır. Dur muyum? Çıkmış mı evet, Recep Tayyip, bakın, Tayyip Erdoğan? Ya bir, ben diyorum ki muhalefet kimi çıkaracak? Işte, ki? Yeter ama yani bakın iktidar artık kendini tekrar eden yanlışları devam ettiriyor. Bu da milletin hayrına değil, devletin hayrına değil. Bakın bugün Katar dış Katar'a giden Dışişleri bakanımızın oradaki bulunduğu sırada Katar bakanı ne diyor? Diyor ki biz diyor Türkiye'nin ekonomik krizinde işte bize fırsatlar çıkacağını düşünüyoruz. Nedir bu fırsatlar? Tabii döviz yükseldiği için bizim sahip olduğumuz değerler ucuzlayacağı için gelecekler bizim sahip olduğumuz değerleri haraç bezat satın ucuzlamıyor, alacaklar. Nasıl ucuzlamıyor? Nasıl ucuzlamıyor Aynı ya? Hemen hemen. Yani orada bir sıkıntı yok. Onu ekonomistler konuşsun Bülent Bey. Bizim konuştuğumuz biz ne şey konuşalım. Şu, Bülent Bey hiç Biz ne konuşalım? g tamam. biz muhalefetin lideri kim diyorum? Kılıçdaroğlu diyorsun Evet. Peki akşener niye istemiyor Kılıçdaroğlu'nu? Niye Akşener çıkıp da Kılıçdaroğlu bizim adayımızdır? Ya şunu biz demek, sizi... şey bak, yanlış Artık anlamayın efendim, ha. bak sizi sıkıştırmak, hayır, hayır. özür dilerim, öyle bir niyetim yok. Benim ben şunu demek gündem istiyorum, açın, onu da konuşalım yani şunu yani. demek istiyorum. E, muhalefet ama o adayı gösterse de keşke onun üstüne. Var yaparak. işte aday yani. Yoksa sizi zorlamak vs. Aday var işte. Bak seçim mi var ki aday olsun? Bugün seçim olur. Oldu. Aday olur yani. e, aday mısınız sorusuna ceva gereken cevabı ne verdi. Dedi, geliyor ne? gelmekte olan dedi. Yani. Siz de izleyin. Geliyor gelmekte olan. Sayın Akşener öyle demiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın da o bizim tamam. bir için mesele. Şimdi mesela. o adaylık meselesini de konuşuruz. Şimdi Katar örneği verdi. Ben e, takip etmeyenler için e, söyleyeyim. Öncelikle Mevlüt Çavuşoğlu'na bugün Katar'da Katarlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında e, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'a mali destek talep etmek için mi geldiniz diye bir soru soruldu. Bir gazeteci böyle bir soru sordu. Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki ''Türkiye ekonomisi bitmiş tükenmiş değildir. Bu doğru değil. Sıkıntı kurdaki dalgalanmadır. TL'nin değer kaybı var. Evet bu realitedir. Biz Katar'a herhangi spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşması da kendi aramızda var. Daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık.'' dedi. Katar Dışişleri Bakanının Bülent Bey'in atıfta bulunduğu ifadesi de şöyle: Türkiye'deki ekonomik durumu yakından izliyoruz. Türkiye'deki ekonomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları dört gözle bekliyoruz. ifadesini kullandı. Şimdi biz bu ekonomideki tabloyu konuşurken işte Birleşik Arap Emirlikleri Velat Prensinin ziyareti bu hafta işte bugün gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti hep böyle iç içe geçiyor. Onlar da gündeme evet. geliyor farklı açılardan. E, o atfı yapmışken hatırlatmış olayım. E, evet yani bu TÜİK verilerinin özellikle bu e, son bu açıklamalar üzerine varsa yorumunuzu onu da alayım ama bu TÜİK verilerine güvenmeme meselesi. Yani siz böyle açıklamalara baktığınızda karşılıklı böyle bir acabanız var mı e, Aydın İşkur? Şimdi önce şunun atı çizmek lazım. Mesele sadece TÜİK değil. Hı. TÜİK bu işin e, öne çıkan, öne çıkarılmaya çalışan bir kurumu. Aslında baktığınızda muhalefetin uzun zamandır bürokrasiye karşı bir tavrı var. Bu sadece TÜİK üzerinden değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere karşı da tavrını biliyoruz. AK Parti'ye oy veren öğretmenler öğretmen demem diyen açıklamasını da. 18 Ekim'de yapmış olduğu açıklamada bu mafyatik düzene hizmet edilmemesi gerektiği yönde memurları tehdit var. E doğru değil mi? Şimdi bir bir kere siyah, ülkenin yönetimini seçilmiş yönetimini %52, %53 oy almış milli iradenin görevi tevdi ettiği bir iktidara siz mafyatik düzen diyorsanız Eyvallah ona bir şey demem. Bu sizin şeyiniz. Valla Sedat Peker'in anlatıları da ortada. Şimdi Sedat Peker'le işi yürüteceksek yani, yani bir e, Türkiye'den Onların kaçmış. Onların lazım ipi yani Kimilerinde belli olmayan bir e, birinin ismiyle bu işi eğer muhalefet muhalefet onun söylemleri üzerinden politika üretiyorsa. Aydın Bey adam. Hayır, bakın eğer muhalefet o zaman ortaya, gerçekten de muhalefet acınacak ortaya, bir halde demektir. Ortaya delillerini koyarak söylüyor. Şimdi Neyi koyuyor ortaya? Sezgin Baran Korkmaz diye bir adam. Sezgin Baran Korkmaz. Bülent ee, Bey. mal varlığına tedbir koyuyorsunuz. Bülent Bey. Şimdi tek tek mesela siz onları hatırlatacaksınız. Şimdi birden iş bizim bir Peker'in iddiaları. Evet. Şimdi konuşamayacağız ama da. Ama Aydın Bey'in söylediği konuşma kalacak. orada ha, karşı, e, e, orada yani, söylenen bir konu. Ben konuyu mafyatik evet, düzen, şey, mafyatik düzen dediği oydu yani. Şimdi tamam, bu olmamış şimdi, gibi. Böyle bir şey yokmuş. Şimdi, gibi. Tamam, bu devletin, Ama tek tek böyle iddialara giremeyeceğimiz için bu yayında. Şimdi uzun zamandır bir bürokrasiye tehdit var. Yani biraz birinci bölümde de ifade ettiğim bir şekilde. Çünkü bu şekilde siyasi iktidarı kendine rakip olarak göremeyen, o siklette olmayan bir muhalefet var. Güç yetmiyor. Nasıl başaracaksınız? Bürokratı, bürokrasiyi tehdit ederek, devletin işleyişini çarkını yavaşlatarak veya devlet bürokrasisi içine fitne sokarak, bu işi başarmayı düşünen bir zihniyet var karşımızda. Şimdi bir kere bunun altını çizmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu veya Sayın Akşener veya hangi siyasi partinin lideri muhalefet kanadında rakipleri kimlerdir? İşte Devlet Bahçeli'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır değil mi? Yani. Ama onlar kendilerine maalesef o şeyi göremedikleri için devletin alt kurumunda görevini yapmakta olan bürokrasiyi tehdit. Artı Yine sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde işte bana dosyalar geliyor. Evet, öyle şimdi şimdi bu ifade bürokrasiye hatta özel ekip kurduk dedi. Evet de, bürokrasiye yani bu üstü kapalı ve üstü açık ne derseniz deyin fitne sokmak değil midir? Ama Gamze, yani ki şimdi ya. orada herkes kendi kendine bu, bu sefer sorayım. içeride kurumlar içeride şey arayacak. Ama acaba bakın, bu, kim kimin dosyasını bu, kime gönderdi bu, ne var ne yok bunun bu, 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 gerçek, bu, bu 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 gerçek olup olmadığını da ya bilmiyoruz. Bakın, gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Acaba değişiyorsa, öylesine söylenmiş bakın, tamamen siyasi bir işte şeye. Değil. El, yani Kemal Bey'e birisi bunu sorarsa Kemal Bey bunun cevabını verir. Açıklasınlar. İşte o da sormalarını bekliyor. Hayır sormuyoruz Açıklasınlar. Varsa böyle bir durum. Bakın dosya geliyorsa. Bakın eğer bir suç unsuru geliyorsa bakın Aydın dosya Bey. geliyorsa suç unsuru içeriyorsa ve Sayın Kılıçdaroğlu bunu ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gö götürmüyorsa ya tevdi etmiyorsa o zaman işte biraz önce bahsettiniz ya görev kötüye biliyorsun. kullanma Tabii. falan Aynı filan suçları var Bey. ya ya Aydın Aydın Bey. o zaman Aydın suç Bey. Ve Aydın bir nereden biliyorsunuz. Bir, bir sorum olacak. Ben pardon hayır evet. söyleyin. Bakın ben Sayıştay raporlarıyla ilgili. Söyleyin. Sayıştay raporlarıyla ilgili. Ben Sayın en az 8-9 tane e, suç duyurusunda bulunmak Orta atmak gibi bir Ama, orta attı ortaya. Aydın ya. Bey bak somut bir, bir şeyden bir, söylüyorum. Bir, Diyorum bir, ki... Ör, örnek versin. E, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz vekili olarak, avukatı olarak... Evet. Sayıştay raporlarıyla ilgili suç duyurularında bulunuyorum ben Ankara Cumhuriyet Savcılığında. Ama otomatiğe bağlanmış bir şekilde Evet takipsizlik, işlemden kaldırma kararları veriliyor. Niye suç duyurusunda bulunuyorsunuz? E çünkü Sayıştay raporlarına göre tespit edilmiş yolsuzluklar var. Biz bunu söylemiyoruz. Sayıştay raporu diyor ki burada... Hukuka aykırı bir işlem var. Burada kamu zararı ortaya çıkmıştır. Biz de diyoruz ki, yani devletin içerisinde bir mekanizma... Sayıştay raporuna giren olaylarla ilgili suç Evet, biz de diyoruz ki, Anladım. ya tamam. ey Cumhuriyet Savcısı, burada Sayıştay raporuna göre e, hukuka aykırı bir işlem var. Hı hı. Kamu zarara uğramıştır, devlet zarara uğramıştır. Bunu yapan kişilerle ilgili sen soruşturma yap. Ama Cumhuriyet Savcıları soruşturma dahi yapmıyor otomatiğe bağlanmış şekilde takipsiz kararları veriliyor. Peki. Yani ha pardon demin Aydın Bey dedi ki e, Kemal Bey niye bunu yar, Kemal Bey bunu yargıya intikal ettiriyor işte e, milletvekili avukatı vasıtasıyla gönderiyor. Peki diyorsunuz ki niye kamu, kamu görevlileri Kemal Bey'e bilgi getiriyor? Niye getiriyor biliyor musunuz? Çünkü devletin içerisinde bu tür yolsuzluklar, bu tür usulsüzlükler, hukuka aykırılıklar olunca devlet mekanizması harekete geçmediği için oradaki namuslu şerefli e, kamu görevlileri bunu ana muhalefet partisine gönderelim de belki onlar gereğini yapar diye gönderiyorlar. Yap Çünkü evet. siz kurumsal bakın kurumsal yapıyı yok ederseniz kurumsal yapıyı yok ederseniz kurumsal yapıyı yok ederseniz devleti bak. kendi devletiniz Kursal kendi yapı. kurumunuz gibi görürseniz o zaman kurumsal biz bu devleti yapı. ayakta tutamayız. Biz devleti ayakta Bakın biz devlet, bakın, devlet, devlet geleneğimiz devlet, nedir biliyor devlet musunuz? Devlet AK Parti'nin de değil. Yüzyıllardır oluşmuş kurumsal, de değil, değil. Yıllardır, tabii işte. Yıllardır. Kurumsal yıllardır. Yapılar, yıllardır. yapılar var. Kurumsal yapıları yok ettiler. Et, kurumsal bakın, yapılar Türkiye'de, yok edildi. Kim bakın yok Türkiye'de. Et, e, kim yok etti? Seksen AK Parti yok etti yani. 80 derbesinde Kenan Evren'in. Devam edebilir miyim? 97'de evet. öbürleri 2000'li yıllarda yani. bölmemek için şimdi bakıyorum ama tamam, bu söylediğiniz bir çok şey, farklı şeyler mi yani. yani. bakın bir sonra. saniye Aydın Bey bir e, tamamlıyor evet şimdi bakın şunun altını bir çizmek lazım Türkiye e, yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bağımsız olabilmesi için bir savunma sanayisi askeri teçhizat araç gereçlerinde bağımsız olması lazım ve bunda büyük bir başarı elde etti yani gerçekten de 80 gibi hatta geçen deniz topu test atışları yapıldı ve bunu dünyada üreten dört ülkeden biriyiz. Yani bu sanayide Türkiye gereğini yerine getirdi. Yakın zamanda, yakın zamanda bu oran daha da yukarı çıkacak çünkü bunun çalışmaları da yapılıyor. Bunu biliyoruz. Bir kere bunun altını çizmek ve bu konuda da iktidarı top topyekün yani muhalefetiyle bir tebriği hak etti. iktidarın tebriği hak ettiğini düşünüyorum. İkincisi Bağımsızlığınızın en önemli şey iktisadi bağımsızlıktır. Bakın iktisadi bağı Türkiye yıllarca bugün Merkez Bankası'na yüklenenler, bugün iktisat iktisadi politikalara eleştirenler geçmişte Türkiye AK Parti dönemi de dahil. Bakın AK Parti dönemi de ayırmıyorum. Kimin politikalarını uyguluyordu? 2002 krizde kim geldi Türkiye'ye? Kemal Derviş geldi. Kimin politikaları yürütüldü? Merkez Bankası kimin ee, talimatlarını uyguladı. Ki bunu Masum Türker canlı yayında da söylediği için söylüyorum. IMF'nin yıllarca IMF'nin boyundurunda olan bir merkez bankasına kimsenin çıtı çıkmadı. Bugün bağımsız bir merkez bankası, bağımsız iktisadi politikalar ve Türkiye şu an bir makas değişimine girdi. Bunu yapmaya çalışan bir iktidar var. Telaşları şu. Bakın içeride muhalefet, dışarıda Erdoğan'a karşı olanlar çünkü açık ve net açıklamalar geliyor uluslararası kaynaklardan. Ne diyorlar? Kur ancak Erdoğan giderse durur. Yani o kadar işi kişiselleştirmişler ki Türkiye'nin iktisadi altyapısıyla veya sorunla falan ilgisi yok bu işin. Siz Erdoğan'ı gönderin. Bak her şey güllük gülistanlık olacak havası veriyorlar. Şimdi siz bu resim altta kalkacaksınız diyeceksiniz ki biz işte bağımsızlığı efendim biz özgürlüğü işte Merkez Bankası veya devlet yok. Sizin tek şeyiniz olur da iktidar bu iktisadi politikalarda başarılı olursa biz belki bir 50 sene daha bu ülkede iktidar yüzü göremeyeceğiz endişesidir. Ya 20 yıldır Bak, iktidardalar ya Aydın Bey. Ülkenin getirildiği yer İflas ya. Cumhuriyet Halk partisi, partisi için mi? söylüyorum. 20 yıldır ya iktidardasınız yani. Ya bugün AK yerine başka bir şey gelir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin. E biz de biliyoruz bunu da. Biz de biliyoruz da işte o giderken devletin sahip olduğu, ülkenin, milletin sahip olduğu bütün değerleri satıp gitmeyin, batırmadan gidin diyoruz yani. Bakın Türkiye Hiç olmazsa elde kalanla gelen muhalefet ülkeyi düzeltsin. Ama öyle bir noktaya geldiniz ki devletin sahip olduğu tamam. bütün her şeyi Aydın satarak Bey, gidiyorlar yani. Aydın Bey, iktidar değişirse ne olur? Şimdi bir kere iktidar değişirse ne olur? Hı. İktidar tamam. değişirse düşünmesi bile zor aslında. Bakın ben düşünemiyorum. Hadi düşünelim diyelim. Hayal ah, edelim. Hayal edelim. Şöyle bir Hiç hayal dünyasına girelim. niye yargılanasınız? Siz Hadi şimdi bakın, hakim sevgi dili pardon, Hadi Bey, Şimdi tamam. biraz önce sevgi dilinden, evet. sevgi dilinden bahsettiler. Sevgi dilinden bahsettiler. Ama e, geldiğimiz ortamda ana muhalefet lideri de burada Gamze hanım'da da çok böyle bir sevgi diliyle konuştuğunu görmedik. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsetti. Aynı gün e, ekranlarda olan e, grup başkan vekiliniz mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Cumhurbaşkanı'na diktatör dedi. Özgür e, Özel mi dedi? Ya şu an ismini e, şey aynı gün, aynı gün, aynı gün ekranlarda. Şimdi siz bir yanda helalleşeceksiniz bir yanda çıkacaksınız meşru iktidara 52 53 oy almış Hayır, Cumhurbaşkanı. Bey, yanlış anlamışsınız helalleşmeyi. İktidarla, iktidarla hayır. Helalleşeceğiz demediler. Hayır hayır. Şimdi bakın. İktidarla helalleşilmez. i̇ktidarla hesaplaşılır. Varsa da çok Herkes herkesle helalleşeceğiz. Daha sonra. Hayır olur mu? Daha sonra. -helalleşe herkesle helalleşeceğiz. Ümle oydu. Daha sonra. Açıkladı. Daha sonra tevil edildi, düzeltildi. İşte ya burada helalleşmem olur, hesaplaşma olur. Ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu. evet şey olursa hesaplaşacağız ondan Hesaplaşmanın sonra. Hesaplaşmanın olduğu yerde, hukukun cümlenin, olduğu yerde evet. hele, helalleşme olur mu? Sorunun cevabı. Şimdi burada bir sevgi dili yok. Yani e, muhalefet kanadının tamamında hı hı. hep iktidar kanadına veya Cumhur İttifakı'na yönelik geliyor. ama kendi dillerine baktıklarında hı hı. kendi dilleri çok daha sert, çok daha agresif. Hatta yani Sayın Akşener'in diline baktığımızda e, kendisinin ifadesiyle diyor, kadınlara karşı böyle bu derece konuş Kendisinin konuşması ki geçen grup konuşmasını hepimiz dinledik. Burada ifade etmeyelim tekrar etmeyelim. Yani sevgi dili yok. Ee, yani iktidar burada ne olur? Iktidar değilse, iktidar değilse Türkiye eğer bu politikalar bakın hem askeri politikalar hem e, ekonomik politikalar hem dış politika tekrar Türkiye geçmişe döner. Tekrar o sarmalın içinde sarmalın içinde döner kalırız. 10 yılda bir Türkiye tekrar ekonomik krizler yaşar. Türkiye yine darbe çığırtkanlıkları adı altında Türkiye tekrar bu problemleri yaşar. İşte bugün Bunu Kenan İbya'da, Paşa da söylüyordu biliyor musun Aydın Bey. Bakın e, bu size göre öyledir Aydın, ama Aydın, o gün e, bakın hatırlarsınız sizin yaşınız bakın, onu hatırlamaya müsait. Ben hatırlıyorum. Kenan ben Paşa hatırlıyorum. da böyle diyordu. Bu ben adamları getirirseniz diyordu 12 yıl öncesine dönürsünüz diyordu. Tamam. Biz şunu görüyoruz. Şunu açık ve net görüyoruz Bülent Bey. Açık ve net görüyoruz. Muhalefetin dilinin işi nereye evireceğini kendi adıma söylüyorum kestiriyorum. Burada bize de Gamza Hanım zaten kısa bir özetle geçti. Yani kısa Gamze bir özetle geçti. Gamza Hanım söylediğinde bir şey yok. Gamza Hanım diyor ki. Hiçbir şey yok işte. Suç zaten işlemi hissediyor Yargılanır diyor. Söylediği ha. hiçbir yani bir şey Ama yok. Yani aslında Gamza Hanım dediğini söylüyor. Gamza Hanım. O zaman, şey zaman, şey tamam. şey zaman Gamza Hanım yasalardaki da. hatırlatıyor? Yani kamu bıraksın. görevlisi suç işlemişse Yargılanır diyor. Tamam, evet, Bunu evet. biraz belki sert Her söylediği için vurguyu. Ederek. E, verdiği Ama için böyle anlamış olabilirsiniz. Böyle yargılanır demekle bırakmasın. <laughs> ya hükmü kesmeyecek ki. <laughs> ya, ben e, hakimliğim. Hükmü kesiyor işte yargılanıyor. Hamza Hanım kuralı söylüyor. Çok, diyor ki kamu ya görevlisi yani. diyor. Çok seviyorsun. Hukuka aykırı davranmışsa diyor yargılanır diyor. Bundan basit değil maşallah elinize aldınız demokrasinin kılıcını kıtır kıtır doğuruyorsunuz. Bu arada şu iktidar değişirse ne olur Aydın İşkur'un cevabına siz de bir yorum yapın. İktidar değişirse bu halka umut olur. Ekonomiye nefes almak olur. Siyaset dilinde sevgi olur. Bu arada e, benim sözlerimin Ama sevgi bahar dilini e, barındırmadığı söylenmiş. O zaman sevgi dilini barındırması adına ben size bir e, şiir okuyayım. Yani belki buradan bir e, arayı <laughs> bulabiliriz. E, çok da hoşuma gider. Hiçbir şeye benzemez. Halkını satanın korkusu der şair. E, bu korku muhtemelen böyle bir korku. Yani ben yargılanacaksınız dediğimde tehdit mi ediyorsunuz korkusu? Bir yargılanma korkusu. Halka karşı, halka olsun. karşı hesap verememe korkusu falan. Olursun. Bir yanda bir yanda izin verirseniz ben, e, Suran söz bende e, Aydın Bey iktidara güç yetmiyor. O yüzden bürokrasiye karşı bir tavır alıyor muhalefet dedi. Sormak istiyorum çocukları aç yatan çocukları yatağa aç giren iktidara karşı mı güç yetmiyor? Ya da halkın parasını pul eden iktidara karşı mı güç yetmiyor? Ya da halkı açız diye bas bas bağıran iktidara karşı mı güç yetmiyor? Bugün getirsinler sandığı kimin kime gücünün yettiğini halk çok güzel cevabını verecek. Ben adım kadar eminim ama asıl olan mesele. biz sürekli konuşuyoruz TÜİK konuşmamız gerekiyor bir bakıyorum muhalefetin adayı kim TÜİK konuşuyoruz ben tehdit etmişim gibi bir algı çıkıyor hayır işin aslını çok odağından uzaklaştırmamak lazım Aydın Bey bürokrasiye fitne sokma terimini kullandı çok ilgimi çekti o yüzden not almışım aslında şunu düşünüyorum mesela ben bürokraside görev alan bir insan olsam ve ana muhalefet bir şekilde Aydın Bey'in tabiriyle olta atmış olsa eğer ben bir yolsuzluk yapmadıysam, ben hukuksuzluk yapmadıysam, ben rüşvet almadıysam, benim bir açığım yoksa ben oltaya gelmem zaten. O yüzden bürokratlar da gayet e, yürekleri rahat olsun. Eğer bir hukuksuzluğa karışmadılarsa hiçbir tehditle karşı karşıya değiller. E, ama tekrar dönelim işin aslına, TÜİK meselesine. TÜİK, TÜİK'in kapısında yaşananlar tarihi bir dönüm noktasıydı. Türkiye'de artık devlette de... Özellikle iktidardan bir yakınınız yoksa muhalefetteyseniz bilgi bile alamayacağınızın çok net bir göstergesiydi. O yüzden hiç kimse bana şimdi e, randevu üzerine konuşmasın. Çünkü oraya giden, o kapıya giden bir bu ülkenin seçilmiş bir milletvekili. Aynı zamanda o kişi ana muhalefet lideri, aynı zamanda o kişi bir hesap uzmanı. Eğer TÜİK başkanı ya da herhangi bir yöneticisi %3'lük enflasyonu, aylık %3'lük enflasyonu hesaplayamıyorsa tabii ki de kapıyı duvar yapacak orada. Ama rica ediyorum, madem onlar açıklayamıyor siz bana açıklayın. Daha 6 gün önce süt ürünlerine %47 zam gelirken aylık %3'lük hesabı nasıl tutturacağız? Birisi bana bu hesabı yapsın. Eğer bu hesabı tutturamıyorsa da randevu konularına hiç girmesin. Şunu da söylemekte fayda var. 2002'de AKP iktidara gelirken şunu söylüyordu. Biz devletle milleti buluşturacağız. Şimdi devletin milletten kaçtığını, milleti temsil edenlere kapıları açmadığını görüyoruz. O yüzden inanılmaz bir eksen kayması var. Bu süreçte gereken cevabı yine bunları yaşayarak gören halk verecektir. Peki iktidar değişirse geriye gidiş olur, krizler gelir, darbeler gelir bir sarmalın içine gireriz. Ayrıca muhalefetin hiç de sevgidili yok. E, vallahi ne olacak bilmiyoruz diyorlar aydın Işık'ta. Ya da. bu bu şu, bu şu demek. Yani biz varsak ülke var. Biz yoksak ülke yok. Ben afaat konuşmayacağım, Bana mı geçti? Burada burada yani buna bir saplama yapmak istiyorum. Yani şimdi bir düşünün büyük Atatürk diyor ki elbet diyor benim vücudum bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır diyen bir anlayış var. Bir de şu anlayış var. Biz varsa ülke vardır, biz yoksak yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani siz bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını bu kadar mı küçümsüyorsunuz? Bu kadar mı yok sayıyorsunuz? Olabilir mi böyle bir şey? Yani siz nereden geliyorsunuz? Bu milletin diğer kesimi nereden geliyor? Farklı bir yerden mi geliyorsunuz? Bu topraklardan değil misiniz siz? Ya da biz mi değiliz? Peki, teşekkür ederim. Yani ben sizinle biz aynı yerden beslenmiyor muyuz? Aynı topraklarda yaşamadık mı? Aynı kültürün içerisinden gelmiyor muyuz? Yani kendinizde bu hakkı nasıl görebiliyorsunuz? Anlamıyorum yani. Bu, bu bence Bülent. bu bence siyasetin konusu değil. Herhalde psikiyatrisinin psikiyatrinin konusu evet. olabilir yani. Şimdi bu yani böyle bir anlayış olabilir mi? Şimdi önce ya bunlar gelirse ülke batar. Evet. İyi vallahi. Bu 100 yıl gel, siz yönetin. Bat, sizin nasıl 100 yıl yönetin yani. Söyleyeyim. Ben Afaki konuşmayacağım. Ben de afaki konuşmuyorum Şimdi canım. Bunlar gelirse yani bunlar ülke batarlar. Siyasi analiz bunlar yapıyoruz. Bunlar geldi ülke batar. Ya, analiz yani olur mu canım? Yani Milli, bunlar bak, gelirse batar. Muhalefetin, yani. muhalefetin ya, Işte. Bırak bunun üzerinden biraz bir biraz da analiz Yönetsin. Belki sizden daha iyi yönetecekler. <gülüyor> <gülüyor> muhalefetin geldiği nokta belli. 24 yıl Ankara Büyükelçiliği yönetiler. Sonra bir belediye de, başkanı geldi. Gördüler ki ya daha iyi yönetiyormuş ya. daha iyi şeyler yapıyormuş dediler ya. Biri değiştirin. Söylemizi değiştirin. Alınganlık yapmayın. Yani alınganlık yapmıyoruz Evet. Peki, Bu kadar yani. bizi de küçümsemeyin, tamam. aşağılamayın, şey, hor görmeyin yani. Hayır, yeri, hayır. Afaki konuşmayacağım dedi. Orhan Gencebay'ın şarkısı var. Nerede boynu bükük bir garip görsen hor görme kim bilir ne derdi vardır diyor. Şimdi o yüzden kimse kimseyi hor göremez. Şarkılardan, şiirlerden ne güzel sevgi dilinde ne Bence buradan gideriz. Peki gidelim tamam. Bak anlaş, anlaşma da sıkıntı yok. Sizi suçlamak gibi bir niyetimiz yok. İktidarın gücünü tamam. almışsınız evet. arkanıza. Çıkmışsınız yukarıdan aşağı diyor, bakıyorsunuz. Efendim. Sizin Hepimiz böyle nokta gibi güç, görüyorsunuz herhalde. Sizin Hacı bir şu iktidarda elde ettiğiniz güç bizde olmayabilir. Yani önemli olan burada iktidarın gücünü arkana almak değil. İktidarın yaptıklarından ben ne kadar etkileniyorsam siz de o kadar etkileniyorsunuz. Ekstra bir şey varsa Gamze Hanım'ın dediği hukuki olarak hesabını sorsunlar. Hesabı sorulsun. Ama belki diyorum ya şu ortamda sizin elde ettiğiniz güç bizim elde ettiğimiz güçten çok daha fazla olabilir. Buna da fırsat eşitliği deniyor. İktidarın değişmesine gelince iktidarı ben ne kadar savunursam savunayım siz ne kadar eleştirirseniz eleştirin kararı halk kitleleri verecek. Yani iktidarı değiştirirse halk değiştirecek. Devam et derse de halk devam et diyecek. Burada hem bir kiti. Herhalde canım Şunun yani. Şunun yanında. Siz nasıl ki soracak nasıl yok yani. Muhalefet iktidar bunlar gelirse ülke böyle olur deme hakkı vardır muhalefette doğal olarak bunlar geldi. Ülke böyle diyor zaten. Onlar da eleştiriyor. Birbirine eleştirme hakkı var. Hacı Bey şunu Afaki konuşmamak Bakın, için ben şunu bunlar söyleyeceğim. Bunlar ülkeyi daha iyi yönetemezler şimdi, diyebilirsiniz. Şimdi şöyle Ama ülke biter, parçalanır, yok olur dem. Eme hakkınız yok Afaki yani. Afaki konuşmamak ya için, siz ne kadar bu ülkeyi seviyorsanız bu cümleye bir en az, gireyim, az sizin kadar, ana, kadar ben de bu ülkeyi, gelmiştim, ülkeyi seviyorum Bülent Bey. Yani. Ana cümleye geldim. Afaki konuşmamak için mesela tezkereye hayır dedi CHP. Yarın iktidara gelse ki halk karar verirse gelir. Korkulacak bir şey yok ki halk karar verirse gelir. Ama tezkereye hayır dediğine göre yarın iktidara gelse askeri Suriye'den, Irak'tan çekecek. Dolayısıyla terörle mücadeleyi şu anda askerimiz Suriye'nin 30 kilometre içerisinde yapıyor. Bu sefer Gaziantep'e çekilecek, Şanlıurfa'ya çekilecek, Hakkari'ye çekilecek. Gene biz terörle Kandil'in dibinde değil, geleceğiz Hakkari'de, Yüksekova'da, Gaziantep'te çatışmak zorunda kalacağız. Halkın içinde çatışmak zorunda kalacağız. Yine Ankara'da, Kızılay'da, Merasim Sokak'ta bomba patlatmaya başlayacaklar. Benim söylediğim afaki konuşmuyorum. CHP iktidara geldiği an terörle mücadele sınır ötesinde değil, Türkiye'nin içerisinde yapılacak. Böyle bir CHP'den bahsediyoruz. Bu da Türkiye'nin ivmesini, ekonomisini mahvedecek bir ortama sebep olur. Yine böyle Ekonomi berbat olur bu açıdan. Şey bak Afaki konuşmuyor. Tezkereye Afaki, Afaki hayır demedi mi? Tezkereye hayır dedi. Ama yerel ben bir bitireyim. Seçimler, de. bak hiç araya girmedim bu arada. Araya, araya de girmeyin diye. Şey denilmemiş an miydi? Ankara, an Ankara. An Ankara. An Büyükşehir Belediyesi'nin CHP kazanırsa teröristler sayacak. Yani son tarihinde öyle bir şey oldu mu? Olmadı. Şöyle yapalım. Afaki'yi konuşmayacağım dedim ben. O bir parti birlik bir dizi örnekler mi şu an okuyor? Siz Afaki'yi konuşuyorsunuz. Aydın Bey yani yaptınız. Siz Afaki'yi konuşuyorsunuz. Ben Örnek vererek konuşuyoruz. Tamam. Şimdi. Elimizde yok. Bir, saniye saniye <laughs> Bir saniyenizi rica edeceğim. Veriyor Bir saniyenizi rica edeceğim. Şimdi belli ki birkaç örnek verecek Hacı Yakışıklı. E, tam böyle o çerçeveyi anlayalım. Gerçekten eğer işte Türkiye'de kaos çıkar, her şey e, biter, mahvolur tezini muhalefet kazanırsa e, kendi cephesinden anlatmaya çalışıyor. Onların hepsinin cevabını alacağım sizden. Tamam mı? Buyurun. Evet diğer örnekleri alalım. İlkini geçiyorum artık. Evet. Tezkereye hayır dediği için söylüyorum evet. bunu. Peki. CHP bunu yapar demiyorum. CHP bunu yaptı zaten tezkereye hayır diyerek. Bu sebeple. İkincisi KHK'lılarla ilgili çıktı açıklama yaptı. KHK'lıları serbest bırakacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. KHK'lı kim? 15 Temmuz'da milletin üstüne bomba atan da KHK'lı. Ee, bunun yanında FETÖ terör örgütüne her türlü finansmanı sağlayan tam, da KHK'lı. Cümleyi tam söyleyin ama. Cümleyi tam söylüyorum. Size yakışan geri ya, Tamsa buyurun siz söyleyin cümleyi. Yani Kemal Bey orada diyor ki. Kayıkalı olup da hakkında soruşturma olmayan mahkumiyet kararı olmayan yargı Eşim kararıyla beraat tamam. etmiş olan kim ben varsa diyorum. diyor. I ya iade edeceğiz 126 diyor. Ya Kemal Bey bunu söylemesine gerek yok aslında. Biliyor ki, musunuz? Tamam. Söyle, o zaten plan, hukukun gereği <laughs> ya. Tam söyleyelim dedi. Ama hukuk sordum. bunu yerine getirmediği için bak. Kemal Bey diyor ki biz gelirsek plan, bunu yapacağız plan, dediniz, diyor. Bak. Ama bu eksik tam, söylüyorsun. Tarkıtıyorsunuz. Tam işte. Tamam, siz söylediniz. Sanki kabul ettim diyor. sanki değil KYK'lı olup atılıp hakkında de... hüküm karar hüküm verilmiş müsaade kişileri edin. de alacakmış gibi konuşuyorsun. Benim konuşmamın yarısı bir müsaade cümlesi. Valla şuraya bir müsaade diyeceğim sonra düğmeye basıp basıp ikide bir bir müsaade tamam, dedirteceğim ya. O iyi espriydi. <laughs> Valla evet. Espriydi Şimdi abi. şöyle Size de, hani tamını tam olanını söyleyin de vatandaş yanılmaz. Tama, tamam. Tamam. Ama diyorum yani ki siz ben, gazetecisiniz. Benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Böyle bak, olduğunu da. Ya tam gelen kurdunuz. kısmı alıyorsunuz Bak ya. bıraktık tam cümleyi kurdunuz. Ben de dedim ki vatandaş duydu duysun abi bizim ön için önemli olan olanın hakikatidir Fakat KHK'lı Kemal Kılıç Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği sayı 126.000'de binde, 126.000'de binde 5.000'dir. Tamam 5.000 az mı? Az değil. O ayrı Hiç bir, bir konu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri FETÖ cenahında nasıl yankılanıyor biliyor musunuz? Bizi bu alan bütün KYK'lıları serbest bırakacak diye yankılanıyor. Bunun propagandası üzerinden yankılanıyor. Derseniz ki hacı kardeş örneklerini getir onda bir programda getiririm örneklerini. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi FETÖ cenahında, Pensilvanya uzantıları cenahında şu anda Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse bizi kurtaracak diye ümit ediliyor ve kallar serbest kalacak Hadi diye Bey, ümit ediliyor. Kemal, Kemal Bey'in Bey bunu deyip dememesinin ben Hacı yansımasını ben ben başka bak. bir şey soruyorum. Burayı mi? bitirdim. Müsaade edin. Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olan kişileri Kemal Bey iktidara gelse dahi kamuya almaya kalksa alamaz. İşte siz bunu yasal, söylüyorsunuz. Yasal Arcak, engel var. İşte niye Kemal çünkü Bey Çünkü kamu görevlisi olmanın kamu görevlisi olmanın şartları Tabii, vardır. Ben işte Yani bakın şimdi. Aydın Bey hukukçu söylüyorum biliyor bunları. Şimdi. Kemal Bey bunu söylese de alamaz. Ama Kemal Bey'in kastettiği şey hakkında beraat kararı verilmiş, yargı yoluyla hakkında hüküm verilmemiş kişilerle öyle ilgili öyle anlaşılmıyor. Peki. Ama bu algıyı siz nasıl biraz algı su taşımış oldunuz? Nasıl alıyorum? Evet. Siz nasıl işinize gelirse Eskere'de öyle algılıyorsunuz. Şey Yemediniz bir saniye. Nasıl? Teskere'de de neydi? Terörle bir mücadele bir tezkere, içinde sürecek değil mi? bir ay tartıştık Terörle mücadele edilirken bir sürecek. ay tartıştık. Bakın evet tezkere, ya da hayır değil. Tezkere, tezkere mücadele, PKK ile mücadele Hakkari tezkere, dağlarında mı sürecek? Tezkere, Suriye içinde tezkere, mi sürecek? Bir ay tartıştık. Hakkari dağlarında tezkere, sürecek. Dağlarında sürecek. Tezkere, oradan Adana'ya gelecek, oradan Ankara'ya gelecek. Aynı şeylere girmeye gerek yok. Ben bitiriyorum. Zaten iktidar nerede sıkışsa aklına hemen şey geliyor. HDP, Tezkere. Yo. Bunlar geliyor. Başka bir şey söyleyemiyorsunuz çok yani. Muhalefette başka bir şey söyleyemediğiniz için söylediğiniz şey bu. Çok mu önemsiz? Terörle mücadele çok mu önemsiz? Ama burada bak insanımızın algı güvenliği çalışması, çok mu çalışması güvenliği çok mu önemsiz? Algı çalışması yapıyorsunuz. Halkımızın güvenliği çok mu önemsiz? Algı çalışması yapıyorsunuz. Yani PKK'nız doğru PKK, değil. Az önce ne güzel bir şey söylediniz. Hepimiz etkileniyoruz. hepimizin ülkesi, hepimizin devleti. Evet. E, PKK'da bomba patlattığı zaman Bülent Bey, CHP'li e, yani, Hacı şunu tutuyor, yani, Aydın Bey bunu tutuyor, Gamze Hanım, iktidarda, Selim Hanım İktidarda Hacı Bey, olunca, Hacı Bey, olunca, Hacı Bey olunca bombalar dışarıda değil. patlayacak. Kemal Bey gelince bombalar içeride patlayacak. Kemal Bey, Kemal Bey de buna evet diyecek. Hep bunu söylüyor. Ya, olur mu canım? Yapmayın yani Hacı ya. Bey söylediğiniz Askeri şey ya. mantıkla akılla çekeceğim. izah edilir bir tarafı yok yani. İnanın bak bir, bir numaralı manşetim şuydu bak. CHP iktidara gelirse... Olanı söylüyorum. Tezkere üzerinden bütün askerimizi içeriye çekecek ya. Ve PKK sınırımıza girecek. Burayı uzatmıyorum. Ben bitiriyorum. Ben bitiriyorum şimdi. Tamam. Şimdi hanımefendi yargılanma olayını söyleyeyim kapatayım. Sevgi dilinden konuşalım ama hiç, siz hiç sevgi dilinden konuşmadığınız için. Biz 312 general tarafından dava açılmış tek kurumuz. 312 general birden yeni hakite dava açtığında biz oradaydık. 312 general Türkiye'deki. Hilmi Özkök açmadı bir tane biliyor musunuz? Şimdi... Biz o yüzden yargılanmak ya öldürsünler ya çok ismeraklılarsa öldürsünler. <laughs> en fazla işkence mi edecekler. Ne yapar? Tırnaklarımızı mı sökecekler? <laughs> Söksünler. Öyle karaktersizlik yapacaklar. Yani o generelerin davasını ayrıldı. Korkumuz yok. Sizin hedef gösterdiğiniz Bizim, işte, bakın sizin bak hedef siz gösterdiğiniz bir sürü insan da ya, bu ülkede Bey, siz canından söylemen, oldu ya. Yani. de canından ya, oldu. Olmadı. Hiç canından siz... olmadı Konuyu Her... ayrı yeten açalım Bülent Bey. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Ama, Ama onu söylerken bak. onu da ayrı söyleyin. Açalım. O sorumluluğunuzu, bak, o öz de yapın Ne demek yani. istediğinizi çok iyi anladım. Ama apayrı bir konu olacağı için lütfen bana cevap hakkı doğacak. Ayrıyeten açalım. Bak, Kamil Hanım. Ben de onu bir şey hatırlatmak istedim yani. Aslında ya. diyorsunuz ki suç işlediyse tamam bunu diyorsunuz. Bu doğru olan cümle. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? AK Parti'ye oy veren öğretmene öğretmen demem diyor e bu ne oldu şimdi ya? Peki Suç mu işledi AK Parti, iş, Parti oyunu? Iş, iş, Sayın Kılıçdaroğlu vatandaşa seslenip diyor ki siz AK Parti'ye oy vermişseniz suçlusunuz diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bu korku imparatorluğunun baştan yapılması. Sayın ne, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey. Bir hukuk dışına çıkma durumunuz var mı? Yol Sayın hukuk Kılıçdaroğlu çıkıyor hayır, hayır hayır neden siz bu kadar telaşlanıyorsunuz? Telaşlanmıyorum hanımefendi. Sizin insanları tehdit etmeniz benim hoşuma gitmiyor. Bakın yine aynı yere geldi. Şahsından korkmuyorum. Az önce Şahsından korkmuyorum. Allah'ın izniyle. Türkiye'de korku duvarları aşıldı Kim? aşıldı hiç merak etmeyin. Peki Kimse AK Parti'ye oy, vermeni, oy veren öğretmen öğretmen demem sözünü doğru buluyor musunuz? Çünkü Siz de mi AK Parti'ye oy veren öğretmen öğretmen demiyorsunuz? Yap veremezler. Ben doğru bulmuyorum Hacı Bey. Hacı Bey. Ben, ben teşekkür doğru ediyorum Bülent Bey. Eyvallah. Doğru bulmuyorum. Bu söz yanlış diyorsunuz. Yanlış yani. Teşekkür Kemal ediyorum. Bey bunu söylemişse yanlış Kemal söylüyor. Bey. Bravo, Kemal bravo Kemal tebrik Bey. ediyorum. Bak hiçbir süre laf söylemiyorum. Niye biliyor musunuz? Siz hanımefendi. Soruyorsunuz cevap yani, nasıl bir hareket edecek? Gerçekten merak ediyorum yani. Öğretmen demem sözünü doğru buluyor musunuz? Cümleyi eğer evet. bağlamından Bak Bülent Bey net bağlam, yani, bağlam nedir yani? Bağlam nedir? Cümleyi bir şey Siyasi saygı duyarım yani. Merak ettim. ben, ben sizin, evet, ben, ben sizin manipülasyonlarınıza, ben sizin değirmeninize su taşımam. Kusura Bey, bakmayın. ya, cevap veremeyince bu. Bey. Haksızlığa karşı, benim değirmenime su Haksızlığa karşı Bak, teşekkür ettim, olan konuşmadım Bülent şeytandır diyen benim genel başkanım. Aynı şekilde bu yolsuzluklara, bu kadar yasaklara, bu kadar zulme sessiz kalan da öğretmenmiş, başka bir meslek sahibiymiş. Bizim İslam sahibiymiş. büyüklerimiz söylüyor eğer, zaten eğer, bu sözleri. Eğer bu, Genel eğer, bu sürece, süreci, eğer bu sürece katkı sağlıyorsa o konuda ben de eleştiririm. Sizi, yoksa öğretmenlere hedef göstermek asla bir paddeme değil. Benim demek istediğim şu. Bakın. Biz, bakın sizin söz demek demek istediğim de bir dakika müsaade Sonra edeyim. Soru soruyorsunuz dinleyecek. Düğmeye basıyorum düğmeye. Bir saniye. Buyurun hadi dinliyorum. Şimdi benim sizin en başta söylemenizi onayladım. Ne dedim? Suç işlediği, bu söylem doğru bir söylemdi. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ben sizi tehdit etmiyorum. Fakat siz diyorsunuz. Ama öyle algılıyorsanız buyurun. Ben öyle algılamıyorum hanımefendi. CHP Genel Başkanı çıkıyor sizin bu söyleminizi söylese eyvallah. Yani Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Yani suç işlediyse hukuka uygun dersiniz. Ama en son dönüp de AK Parti'ye oy verenler diye başladığı zaman bu e, insanları tehdit dilidir. Tehdit etmektir. İşi... Hücrelere indirmektir. İktidar, 28 Şubat bari bir ketittir. Son kürsülerden muhalefete bırakıyorum. terörist derken bu, bu duyarlılığı gösterdiniz mi? Bana buna cevab, cevabını Nasıl? vermek zorundasınız. Buyurun. İktidar vereyim. mensupları kürsülerden siyaset arenalarında bütün muhalefete tek tek terörist derken bu duyarlılığı gösterdiniz mi? Nasıl dediler mesela? Oy verenleri terörist ilan ettiler. O, hiç oy veren terörist Aa, ilan Öyle bir şey, şey olmadı. Örnekler asla de demez. İktidar asla ben öyle size yapmaz. Ver ben Bülent Bey. Serim. 2010 yılını... Ya 2010'a yep. gitme gözünü seveyim. Yok. 2009 siz 1980'lere kadar yani, diyorsun. 2017'yi söyleyeceğim. Birazdan 28 Şubat'a da geçeceğiz konuyu. Yok, yok, yani benim tarihi varsa... 2010 hatırlarsınız. 2010 yılı referandumunda Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki PKK, DHKPC o zaman MHP farklı yerde olduğu için MHP, CHP saydı saydı saydı. Bunların hepsi bir tarafta dedi. Bütün muhalefeti eşitledi ve bu referandum geçti. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra konuklarımızla birlikte devam edeceğiz. Evet nedene devam ediyoruz. Konuklarım hukukçular Gamze Pamuk, Ateşli, Bülent, Yüce Türk, Aydın İşkur ve Yeni Akit Gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı. Şimdi bütçe görüşmeleri nedeniyle bir genel kurulu da döndük. Zaten özellikle ekonomiyle de başladık. İşte TÜİK meselesini konuştuk. Ve az önce... Fuat Oktay eleştirilere yanıt verirken şimdi bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını yaparken bir el hareketi çok tartışıldı ve e, az önce e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay o hareket üzerinden şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz e, şeklinde bir yanıt verdi. Biz o yayına gitmeden önce genel kuruldaki bütçe görüşmesine, Fuat Oklay'ın konuşmasına gitmeden önce burada konuşurken işte muhalefet seçimi kazanırsa ne olur konuşmuştuk. E, Hacı Yakışıklı da mesela CHP'nin PKK, e, CHP'nin terörle mücadele için e, istenen sınır ötesi tezkereye hayır demesi üzerinden işte PKK ile mücadelenin Suriye'de, Irak'ta sona ereceğini, Türkiye'nin oradan çekilmek zorunda kalacağını e, ifade etmişti veya işte KHKlarla ilgili açıklamalarından yola çıkarak CHP liderinin bunun işte FETÖ'de nasıl büyük bir mutluluğa neden olduğundan bahsetmişti. İtirazlar da yükseldi. Az önce bunu neden hatırlatıyorum? Fuat Oktayda konuşmasının bir bölümünde tam da benzer ifadeler kullandı. Dedi ki PKK ile DHKPC ile FETÖ ile mücadele ediyoruz bu sizi rahatsız edecek rahatsız olsanız bile bu, bu mücadeleye devam edeceğiz. Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşma sizi rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da Akdeniz'deki hukukumuzu koruyacağız. İşte Azerbaycan, Ermenistan meselesinde Azerbaycan'a destek vermemizden rahatsızlık duyuyorsunuz. Buna devam edeceğiz. Savunma sanayinde bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Büyük ilerlemeler var. Rahatsızsınız biliyoruz. Ama bu politikaya e, devam edeceğiz e, şeklinde örnekler verdi. E, bu hatırlatmalarla birlikte hem az önceki el hareketi üzerinden e, Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklamaları ve bu e, çerçevesine. Bülent Yücetürk ne dersiniz? Ya şimdi el hareketini e, tartışmaya başlarsak işte Erman Toroğlu'nun e, bu 10 kusurlu hareketi televizyonda futbol maçlarından sonra tartışması gibi bir tartışma olacak. Onun için hı hı. E, yani Kemal Bey'in... E, o tür bir anlama gelecek bir hareket yaptığını düşünmüyorum. Tamamen orada refleks olarak yapılmış bir şey olarak düşünüyorum. Ee, yani onu oynat Uğurcuğum işte alttan mı vurdu üstten mi vurdu yani bu tartışmayı çok anlamsız bulduğumu söylemek istiyorum. Oraya girmek istemiyorum ama iktidar şöyle yani iktidar ülkeyi yönetemediği için yönetememe sorunu ortaya çıkınca muhalefeti bir algı üzerinden özellikle işte PKK, HDP, işte terör örgütleriyle yan yana getirerek işte biz iktidardan gidersek bu muhalefet bunlarla işbirliği yapar, ülkeyi daha kaotik bir duruma sokar diye bir algı çalışması yapıyor. Bu tamamen aslında içerideki ekonomideki başarısızlığı kapatmak için yapmış olduğu bir algı çalışması. Oysa biz biliyoruz ki çok yakın bir tarihte 2019 yerel seçimlerinde e, şu anki mevcut iktidar sırf oy alabilmek için, İstanbul seçimlerini kazanabilmek için ee, Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkardılar. Yetmedi. Abdullah Öcalan'dan mektup getirtip okuttular. Ya şimdi biz bunun üzerinden e, konuşacaksak buraları da konuşmamız lazım. Sonra bakıyorsunuz Türkiye'deki verileri AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde PKK'ya olan katılıma bakıyorsunuz, açılım sürecindeki PKK'ya katılıma bakıyorsunuz, öncesine bakıyorsunuz, baktığınızda açılım sürecinde PKK'ya olan katılım, tüm terör örgütünün terör eylemlerine başladığı tarihi baz aldığınızda en yüksek katılımın olduğu tarihtir. Yine bakıyorsunuz PKK'nın siyasallaştığı, Türkiye'deki... Ee, Siyasi iktidardan talepkar olduğu döneme yine AK Parti iktidarları döneminde olmuş bu. Ne olmuş? Yani Habur'da başlayan, Osto'da devam eden açılım süreçleriyle olmuş. Yani PKK'nın siyasallaştırılmasını bu iktidar yapmış. Şimdi bunları yapan, Habur'da davulla zurnayla e, terör örgütü mensuplarını içeri sokan, orada işte tiyatro mahkemesi, korsan mahkeme kuran, çadır mahkemesi kuran AK Parti şimdi kalkmış muhalefeti bununla suçluyor. Ya daha dün Maliye Bakanı olan kişinin Fethullah Gülen'in olduğu sofrada nerede durduğu resmini gördük biz. Şimdi böyle bir resimde kalkıyor iktidar mensupları Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefeti FETÖ'cülükle suçluyor. Yani bu hani e, hırsızın hiç mi kabahati yok noktasına getiriyor. Yani bütün Fethullahçı yapıyı bu ülkenin başına bela eden, işte 2010 referandumuyla yargıyı bizzat götürüp bu adamlara teslim eden, ondan sonra 2016'daki kanlı darbe kalkışmasının altyapısını hazırlayan iktidar kalkmış, dün el ele olduğu, kol kola yürüdükleri e, cemaati sanki Cumhuriyet Halk Partisi yaratmış, sanki Kemal Bey yaratmış gibi bir algı çalışması yapıyor. Bu doğru değil. Yani... Bu memlekette herkes şunu biliyor. Yani bu yapıyı bu ülkenin başına bela eden, büyüten AK Parti iktidarlarıdır. Yani Türkiye'nin saygın kurumları vardı. Bu saygın kurumlardan bir tanesi ÖSYM'ydi. Ne zaman ki AK Parti iktidara geldi, işte ÖSYM Türkiye'de bir sınav yaptığında herkes o sınavın sonucuna güvenirdi. Ama ne yaptılar? Fethullahçıları getirdiler o sınav merkezlerinin başına. Onlar da soruları çalıp kendi yandaşlarına verdiler. Sadece ÖSYM sınavlarında değil, işte KPSS giriş sınavlarında, birçok yerde askeriye alımlarında, askeriye alınan öğrencilerin alımlarında hepsinde o izleri görüyorsunuz. Peki bunları kim yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi mi yaptı? Sayın Kılıçdaroğlu mu yaptı? Bunları AK Parti iktidarları yaptı. Yani e, o Türkçe olimpiyatlarında ağlayarak çağırdıkları hoca efendileri yaptı. Yani ağlayarak söylüyorlardı. Bunun en güzel örneğini, cevabını aslında rahmetli Kamer Genç mecliste vermişti. Yani elinde o fenerle demişti ki AK Partililere, AK Parti grubuna, ya bu adamlar en fazla size zarar verecekler, sizin başınıza bela olacaklar. Ne oldu? Haklı çıktı. Şimdi biz bunların hepsini unuttuk. Sanki bu yapıyı bunlar beslemediler, bunlar devletin kademelerine sokmadılar, devleti onlara teslim etmediler sanki Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Ya kusura bakmayın da Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den beri iktidar olamamış bir parti. Eğer burada bir sorumluluk varsa herkes elini vicdanına koyup bir düşünsün yani. Buradaki bütün sorumluluk Türkiye'deki öncelikle AK Parti'nindir ve sağ iktidarlarındır. Yani bu yapıları besleyip büyüten Devletin içine sokan, sonra biten da bunları devlete... Biten yapılardan bahsediyorsunuz. Aslında. Efendim? Biten yapılardan bahsediyorsunuz. Nasıl biten yapılar? Şu anda FETÖ ve PKK... Rahmetli Karnı Ecevit sağ, iki, sağ, bak, sağ bugün iktidar mıydı? Orayı bugün, anlatıyorsunuz. Bakın bugün, bugün, bugün... Rahmetli Ecevit'i nereye koyacağız? Fethullahçı yapıyı devletten tasfiye etmiş olabilirsin ama i̇şte Fethullahçı yani. yapıya dönüşme ihtimali olan er... başka belaları da getiriyorsunuz Gitmiş, arkasına. Bitmiş, ümüğüne bugün... çökmüş... Bu bir yandan yargıda, Murat Karayılan'ı, bir yandan FETÖ neredeyse boğazına yakalayıp getirecek Acı devlet Acı Bey, hala büyüttüler diyorsunuz. Hacı, Bey bak şimdi Fethullahçı yapıyı büyüttünüz, başa bela ettiniz. Sonra... Bitiren kim? Nasıl? Bitiren kim? Bitmiş hali mi bu? İşte bitiriliyor. bitiriliyor. Bakanlığa devam getirdin. ediliyor. Bitirilip bitirilmediğini baş... bilmiyoruz. Baş... Ben, ben baş... bana söz hakkı gelince Bitirilip, cevap vereceğim. Bitirilip bitirilmediğini Bred... bilmiyoruz. O... Ama, o ben şey... onu. Ama ben, şey, ben, benim, benim söylediğim şey şu. Siz bu tür dini yapıları büyütüp devletin içerisine koyduğunuz zaman ve devleti bunlara teslim kim ettiğiniz zaman kim koydu devletin içine ben onun cevabını vereceğim müsaadenizle. Bunu AK Parti sonra yaptı. Değil. Işte. Yapmayın Allah'ın sevesi. Gerçek de bunu olalım yani. Ya. Bunu da yapmaya ya, devam ediyorlar. Değil, değil. Neden bunu yapmaya devam ediyorlar biliyor musunuz? Çünkü onlarla birlikte devleti yönetmek istiyorlar. Aynen geçmişte olduğu gibi 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde devlet içerisinde yeteri kadar kadrosu olmadığı için bunların önünü açtı. Bunlarla birlikte devleti yönetmeye çalıştı. Sonra başlarına bela oldular. Bakın ben cemaatlerin varlığına karşı çıkmıyorum. Şahsen bence Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün cumhuriyetinde bu tür cemaatlere ihtiyaç yok. Ama hadi insanların inanç özgürlüğüne saygı nedeniyle saygı duyayım. Ama siz bir cemaati devletin içerisine koyup o cemaat devletin içerisinde devletten talepkar olup yönetimi üstlenmeye kalkarsa buna itirazım var. Kim koyduğunun cevabı çok önemli. bunu bunu bakın Türkiye'deki öncelikle sağ iktidarlar değil. Ama bunun zirve noktasında AK Parti yapmıştı. Bugün de yapıyor. Zaman, bakın bugün yargı almamıştır. Bakın yargıda ne yargıda ne konuşuluyor? Hacı Bey. Bak soku. burada 3 tane hukukçuyuz. Siz hukukçu değilsiniz, gazetecisiniz. Mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdi yargıda ne konuşuluyor? Yargı koridorlarında, Yargıtay koridorlarında deniyor ki Yargıtay'da Belli cemaatler Yargıtay'a egemen oldular, hakim oldular. Yargıya bakıyorsunuz, yargıda da bunlar konuşuluyor. Peki bunlar konuşulmuyor mu diyeceğiz? Hangi cemaatler? Ya isimleriz. Yani burada hani söyleyeyim, işte Hak yol deniyor, Menzil deniyor. Çok anladığım bir deniyor. alan değil. Kim ha İsimlerini ama, sıralayın o zaman. Ama öyle konuşuluyor işte bunu çağ hatta, çağ, 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 hatta zaman. İsmail Saymaz bunu yazdı. İsmail Saymaz İsmail Saymaz durum, yazdı. Bir durum, bir durum, dedi ki dedi ki bir yargıta üyesi beni aradı ve o yargıta üyesi Yargıtay'daki cemaatleşmeyi anlattı dedi ve aslında bu İsmail Saymaz'ın yazdığı şey daha sonra e, Yargıtay'da büyük tartışma konusu oldu. O, oradaki taraflar tartıştılar bunu. İnsanlar fişlememek lazım. Şimdi şöyle Bülent Yücetürk, ben bütün bu değerlendirmelerinizden yola çıkarak bugün hani ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz e, diyen iktidarın bu söylemine de... E, yani en Şöyle, ufak bir karşılığının olmadığını düşünüyorsunuz. Selim bunu <laughs> iktidar şundan dolayı yapıyor. Yani sokaktaki enflasyonu, sokaktaki hayat pahalılığını, bugün işte asgari ücretlinin geçim derdini, Türkiye'deki yoksullaşmanın bir cevabını veremediği için tartışmayı oradan alıyor, başka bir alana çekiyor, orada bir tartışma yürütüyor. Sonuç Vatandaşı, verir mi? Sonuç vermez. Şimdi Şimdi ne yaptı AK Parti iktidarları ya da Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Diyor ki bu bir dış güçlere karşı savaş, ekonomik bağımsızlık savaşımız, hatta Milli Güvenlik Kurulu'na getirerek bu ekonomik krizi bir güvenlik sorunu gibi halka anlatmaya çalıştılar. Peki ne diyorlar? Şunu diyorlar. Diyorlar ki ekonomimizi kim batırıyor? Dış güçler. Nasıl batırıyorlar? Dövizi yükselterek yapıyorlar. Peki siz ne yapacaksınız? E, biz diyor faizi düşüreceğiz. Dolar yükselirse yükselsin çok önemli değil. İhracatımızı arttıracağız. Kime satacaksınız malları? Dış güçleri. Ya bu çelişki komedi değil mi? Aynı dış güçler sizin ekonominizi batıracak. Aynı dış güçleri e, ihracat yaparak ekonomiyi düzelteceksiniz. Ya bunu halk inanır mı? Halk görmüyor mu? Bu iş öyle Ak Parti değil. iktidarı Ama 20 ya, bu yıldır iktidarda. Bu dış güçler ya. bu dış güçler Ak Parti'nin daha önceki döneminde ekonomiyi iyi yönettiği dönemde AK Parti'yi neden düşürmek Bunlar istemediler? Şimdi şey arkadaşlar değil, ne yani. diyecekler? İşte efendim dış politikada bilmem şunu yaptık da bunu yaptık da. Ya bir şey yaptığınız yok. İşte Suriye bataklığına ülkeyi gömdünüz. Oradan 5 milyon Suriyeli bu ülkeye geldi. Evet, evet, Ve büyük bu bir bela oldu. Ya, nasıl bu, ya büyük bir geleceğim. bela oldu. Bugün ülke göçmenlerin e, yaşadığı, yabancıların yaşadığı bir ülke haline geldi. Bu da bizim için büyük bir iş güvenlik problemi haline geldi. Yani sizin dış politika dediğiniz şey tamamen başarısızlıklarla dolu. Ama çerçeveyi Ama, doğru çiziyorum. Hayır, ya. çerçeveyi doğru çiziyorum. Bakın siz nasıl algıladığınıza bağlı. İktidar sıkıştığı zaman dış güçler, dış güçler, dış güçler. Aslında bu sorunun en iyi cevabını kim vermiş biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanı kendisi vermiş. <laughs> ne demiş? O zaman muhalefetteken kendisine sormuşlar. Demiş ki: "Ya bizim millet olarak iktidarların bir hastalığı var, alışkanlığı var. Biz ne zaman içeride sıkıntı yaşasak, beceriksizlik göstersek hep bütün kabahati dış güçlere bağlarız. Bu doğru değil demiş. O gün doğru değildi, bugün de doğru değil. Ama peki. Peki. Evet. Aydın Bey'le devam edeyim mi? Tamam olur tamam. olur tabii beni çok itiraz <laughs> eder vaziyet yani, değil mi? Yani <laughs> e, bu dış güçler meselesinde e, bir çelişki var ortada diyor e, Bülent Bey. Çelişki yok. Yani en nihayetinde yani biz, kötü gittiğinde dış güçler işte ihracatta şöyle. sen kime satıyorsun senin ekonominin kötü olmasını isteyen insanlar senden niye mal alsın diyorlar diyor mesela Bülent Bey. Şöyle yani şu, yani çok ilginç bir tespit yani neresinden tutulacağını da bilmiyorum. Şimdi biz Amerika'yla NATO içi de sözde stratejik müttefikiz. Ama biz Amerika'nın 15 Temmuz'u içinde, göbeğinde olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz ama Amerika'yla ile. ilişkilerimiz var. Ayrıca ama onu da ekleyeyim de ona cevap evet. verin. Evet. Ya Bugün hani Dışişleri Bakanımız gitti, Sayın Cumhurbaşkanı da gidecek ya. Katar. Geçen de Katar emiri gelmişti Türkiye'ye. Şey, İnanın, bir de, Birleşik, Birleşik Arap, Emirlik. Arap Emirlikleri evet. emiri. Yani burada bu kürsülerde hakaret hakaretvari bir şekilde bu adamlar FETÖ'nün finansörü Bunlar bizim ülkeyi bölmek istiyorlardı. Ya şimdi yan yana şimdi bakın, geldiniz ya. Bakın. Yan yana geldiniz şimdi ve bütün bunlar da, unutuldu ya. Bakın, eğer siz böyle Aha. düşünüyorsanız. Ya Amerika için de böyle söylüyorsunuz. Devleti de böyle yönetmeyi düşünen 40 dakika bir zihniyetteyseniz. 50 dakika mı görüştüm? Devleti yönetemezsiniz. Ya devlet, devlet bakın, zaten devlet, böyle yönetilmez. E, bakın devlet, devlet zaten böyle yönetilmez. yönetilmez. Devlet Yönetilmediği devletin zaten ortaya milletin, çıkıyor. Bakın devlet ve milletin Ali menfaatleri neyi gerektiriyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve o dönem yürütmede olan iktidar gereğini yapar. Doğrudur. Yani devletin, milletin çıkarı Birleşik Arap Emirlikleri ile oturup konuşmayı gerektiriyorsa oturup konuşursunuz. Bakın. Ya bu kadar suçladığınız, sizin ülkenize darbe yapacak kadar düşman olduğunuz bir zaman, devletten 10 milyar bakın, dolar para gelecek diye parayı biz bütün bunları unutacak bakın, mıyız? Meseleyi parayı i̇şte endekslerseniz dış güçler seniz, diyorsunuz, diyorsunuz ya. Siz Orta Doğu coğrafyasında ya uzaksınız demektir. Dış, dış güçler hadi diyorsunuz hadi. ya. Daha şimdi, dün de bu dış güçler hangi, bakın, la, oldu. hangi çıkarla Birleşik Arap Emirlikleri ile şimdi e, normalleştiriyor ilişkileri şimdi bakın, Türkiye. Bir, bir. Birincisi Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin tavrını hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bu konuyla rahatsızlığı var mı? Var. Bu ilişkiler bir şekilde Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin politikalarına, meşru politikalarına bir en azından destek bulma açısından fayda getirir mi ileriki aşamalarda? Getirebilir değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri yarın Türkiye'ye o konuda da destek verebilir. Mısır'la ilgili olarak da yani aynı şey Mısır içinde geçerli. Yani Libya'da zaten Türkiye'nin ikili ilişkileri var. Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması var. Mısır'la önümüzdeki dönemde tek onlarla da bir e, Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalanma durumu söz konusu olabilir. Yani her şeyi devlet devletler arası ilişkilerde her şeyi paraya endekslersek o yanlış bir tutum olur. Veya dün e, tırnak içinde söylüyorum. Söylediklerimize bugün yan yana geliyorsak devlette böyle olmaz. Yarın söylediğiniz yarın yan yana gelebilirsiniz. Sizin devletinizin menfaati, çıkarları onu gerektiriyorsa bunu yapmalısınız. Orada şahsi olarak ya işte ben zamanda böyle düşünmüştüm. Ben, ya ben o yüzden yan gelmiyor. yana gelmem derseniz işte Asıl işte. asıl bak Esat olayı farklı. Esat, Esat farklı. Bakın Esat olayında Esat olayında mesele Esat'ta bitmiş olsa eminim ki Türkiye gelirdi. Mesele Esat'ta bitmiyor. Orada Kılıç şey var. Bakın bir e, Rusya var. İki Amerika Birleşik Devletleri var. Eğer Esad gerçekten tırnak içinde coğrafyasına hakim, devletine hakim eğer biri ise bize tırnak içinde çemkireceğine, şey yapacağına önce Amerika'ya, YPG PKK terör örgütüne, sonra Rusya'ya çünkü netice itibariyle Esadı yöneteni kim olduğunu herkes biliyor. Üçte bir coğrafyasına hakim olan PKK YPG ki Amerika Onlara dahi söz geçiremeyen bir kişiden bahsediyoruz. Kendi coğrafyası üzerinde hükümranlığı olmayan Rusya tamam. tarafından tamam, buradan nereye geleceksiniz onu? Şuraya geleceğim. Yani Esad'ın burada meşruiyeti yok o anlamda. Rus yani Esad'la görüşmeniz meseleyi çözmez. Tamam. Peki şeye gelince Meseleyi genel, çözmez. Ben... Meseleyi çözebilmeniz için öncelikli Siz olarak, olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Esad'la görüşürsünüz. Adamın kendi topraklarında hakim olmasını, toprak bütünlüğünü sağlaması için destek olursunuz. Oradaki YPG'yi de bitirirsiniz, Rusya'yı da bitirirsiniz, her şeyi bitirirsiniz. Türkiye ve esasında Türkiye, da Türkiye kendi ülkesinin toprakları üzerinde Bakın Türkiye esasında Adana, Adana mutabakatı oraya yaptı. asker göndermek tamam, zorunda şey da kalmazsınız. Adana mutabakatı. Suriye evet. üzerinden gitmeyelim evet. ama temel soru burada şu bence. sen ee, Sayın yüce Türk diyor ki ekonomiyi yönetemiyor. E, işin içinden çıkamıyor iktidar ve dolayısıyla e, halka bir algıyla Dış güçler buna izin vermiyor. Dış güçler Türkiye'ye yönelik bir operasyon peşinde diyerek bir algı yaratmaya çalışıyor. Kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Evet. Lütfen buradan evet, devam edin. Çok teşekkür ederim Selim Hanım. <laughs> bir şey yapmadım. Ya, çok güzel ben özetlediniz izledim. yani. <gülüyor> <Özetledim> <gülüyor> şimdi, sadece. şimdi Türkiye 2016 sonrası tamamen yerli ve milli bir zemine oturdu. Bak bunu kabul etmek lazım. 2016'dan sonra yapılanlara baktığınızda, o dış güçler tırnak içinde hep küçümseniyor ya, hı hı. yok sayılıyor ya. Onların Türkiye üzerindeki oynadıkları oyunlara baktığınızda ve Türkiye'nin ona karşı yapmış olduğu hamlelere baktığınızda bugün Türkiye üzerine neden oyun oynandığını açık ve net gö gö şekilde görürüz. Siz de ifade ettiğiniz işte Karabağ Türkiye'nin açık ve net şekilde desteği ki o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ünal Çeviköz işte duyduğumuza göre Türkiye oraya cihatçı asker gönderiyormuş gibi Fransız basınında çıkan ve Türkiye'yi karalamaya yönelik haberleri sanki gerçekmiş gibi televizyon kanallarında anlattığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu oğlum maalesef yardım ediyorlar Azerbaycan'a. Yardım ediyorlar. Şimdi Sur Suriye, Irak tezkeresine, Türkiye'nin e, terörle mücadelesine sekte vuracak bir teskere e, hayır dediler. Neden hayır dediler? Çünkü HDP ile ve e, Kuzey Irak yönetimiyle orada mevcut bir yönetimle Kürt sorunu Tırnak içinde önümüzdeki süre, süreçte tekrar PKK veya HDP üzerinden PKK ile çözüm sürecini başlatmak adına başlatmak adına tezkereye hayır dediler. Ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehlikeye sokacağını bildikleri halde. Şimdi Doğu Akdeniz'de işte niye bizim orada ne işimiz var dediler. Türkiye Doğu Akdeniz'e indi. Bu sefer de niye geç kaldınız dediler. Libya tezkeresindeki tutumlarını biliyoruz. Libya tezkeresinde. Şimdi ortada bütün bunlar varken ve bunların karşısında bunların karşısında dış güçler dedikleri o malum yapı işte buna her şeyi koyabilir Amerika'yı koyabilirsiniz, Rusya'yı koyabilirsiniz, Avrupa Birliği'nin tamamını koyabilirsiniz. Türkiye'nin bu yaptıkları karşısında rahatsız olmaları gayet normal mi? Normal. Ama işin tuhaf tarafı sadece dış güçler rahatsız olmuyor. Maalesef içerideki güçlerimiz de bundan rahatsız. İşte bu nedenle Türkiye Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bakın burada siyasi partilerin kurumsal yapısı. Kimse dönüp biz HDP'yi eleştirirken de sanki biz HDP'li herkesi terörist ilan ediyormuşuz gibi. Veya Cumhuriyet e, veya Halk veya AK Parti veya Milliyetçi Hareketi fark etmez. Bir kurumsal yapı üzerinden konuştuğumuzda sanki herkesi bu işin içine koyuyormuşuz gibi bütün herkes o e, şekilde düşünüyormuş ve o şekilde hareketi ediyormuş gibi bir şey yaratmasınlar. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal yapısı. Türkiye'nin milli menfaatleri gerektiren konularda Türkiye'nin karşısında durmuştur. Bugün aynı şeyi karşılığı Türkiye'nin milli iktisat politikası üretirken de karşısında duruyor. Şimdi veriler gösteriyor. Bakın burada e, o bahsettiğiniz TÜİK'teki veriler yani nereden alındığı, nasıl yapıldığı kendi sitesinde girdiğinizde ayrıntılı şekilde çok geniş bir bugün bakma imkanım oldu. Çok geniş bir şekilde kendi internet sitesinde verilerin nasıl derlendiği, nasıl yapıldığı, neye e, hangi koşullar altında yapıldığı hepsini yazıyor. İhracat i, i, ithalat rakamları aylık verileri, yani. Aylık verileri onlar da bu gerçeğe aykırı verileri hazırlarken Mutlaka işte sizin de Şimdi gerçeğe o koyunca kabul edeceğiniz bakın e, bu bir sizin, takım verileri bu sizin, oraya koyuyorlar bu sizin yani. Sizin iddianız. Ya benim değil, bakın sokağın iddiası ya, halkın iddiası. Bak şimdi devlet kurumu. Ya, siz bunu bir yere varamayacağınızı biliyoruz. Aydın Orası be, bir devlet aydın kurumudur. Türkiye'de şu anda enflasyon gerçekten yüzde %20 mi? Şimdi bakın. Ya bunu evet değil. Sözlerimin hepsini geri alacağım. Burada, Konuşmayacağım. Bakın burada. Ya enflasyon gerçekten yüzde yirmi mi? Ben TÜİK'in verileri üzerinden TÜİK konuşuyorum. TÜİK'i boş ver. Siz, Niye boş ver? Siz, Sabahtan siz, beri TÜİK üzerinden gittiniz. Siz ne Türkiye e, e bile yaptınız ya. ya siz Nasıl boş vereyim ben? da iki kere TÜİK'le yaşamıyor verdiniz. musunuz? Ben yaşıyorum. Siz her gün alışveriş yapmıyor yapıyorum. musunuz? Yapıyorum. Siz yapmıyorsunuz. Eşiniz yapıyor mu? Ben yapıyorum. Siz yapıyorsunuz. Evet ben Markete gidiyor musunuz? Evet her yere gidiyorum. Benzin istasyonuna gidiyor musunuz? Gidiyorum. Yani siz siz daha iyi bilirsiniz ya bırakın TÜİK ya. Şimdi burada fiyat farklılığı %20 diyorsanız ben, bir ben hiçbir şey demiyorum bakın, yani ben, konuşmaya gerek yok. Enflasyon hesaplaması üzerinde değil yani burada enflasyon hesaplaması da TÜİK'in kendi istese Gamze Hanım söyledi el arabasını ya. koyuyorsun ya. Ya bırak el ya. arabasını ya. Böyle bu şey, kaç, tane Bey, el ya? Şurada, geldi, şurada, kaç tane el arabası aldınız ya? Şurada Şurada. Kaç tane el arabası aldınız? 12 tane. 12 ana grup. 43 alt grup. 415 madde üzerinde şey yapılıyor. <laughs> Artı bakın veri derleme sistemi diyor veri derleme sistemi Hı. taze sebze ve meyveler bakın burada kendi sitesinden okun futbol maçına giriş LPG tüp gaz ve seçilmiş 16 gıda ürünü haftada bir kez diğer ürünler ayda iki kez derlenmektedir sigara mücevher benzin ve mazot fiyatları ise günlük olarak takip edilmektedir. Ya futbol bileti ne demek ya? Ya futbol şimdi burada 415 15 futbol bilet üzerinden enflasyon mu hesaplanır ya? Orada diyor ki maçlara kaç kişi gidiyor? Eurostat, ya da futbol bak, Eurostat içinde maç, maç her yıl her gün Uluslar, mü belirliyorlar? Bakın, her hafta mı bir dakika, belirliyorlar? Bir dakika, bir dakika, bir Eurostat içinde diyor belirtilen ve ilgili uluslararası ve bölgesel standartlarla Türkiye'nin metodolojisi arasında önemli bir fark yoktur diyor. Yani neredeyse dünyada veya Avrupa'da sistem TÜİK'in e, yapmış olduğu sistemle enflasyon hesaplaması yapılıyor. Yani sanki uzaydan gelmiş, uzaylı görmüş veya e, ışık görmüş tavşan gibi olmayalım. Türk yani bu musun? Ortada sırf, bu, sırf kendisi iktidar memura, emekliye, işçiye yani. zam vermesinler diye o enflasyonu nasıl bu sizin düşük düşünce. çıkaracaksa Siz burada o siyasi şov alıyor. yapacağınız için hayır, burada hayır, bu, Bak, bunu öyle olmasa bakın bunu öyle olmasa bu kadar yani tüy bu kadar veriler arasında bu kadar karşın, sebebi de bu zaten. Bak, eğer Yoksa öyle TÜİK e olmasaydı. Niye gidersiniz? Ya öyle olmasaydı Türk bu kadar tartışılmazdı. Hayır, Veriler tartışmak bu kadar değil. tartışılmazdı. Siz sadece Türk üzerinden değil bakın. Türk üzerinden değil. Siz devletin tüm kurumları üzerinde yani siz derken yanlış anlaşılmasın muhalefet kanadından bahsediyorum. Muhalefet kanadı uzun ya zamandır devletin yani. bürokrasisini devletin kurumlarını biraz önce de ifade ettim ya siyasetle siyasete bilek güreşi bilek güreşine yenemeyenlerin bir alt kademeye geçtiler. Devletin içinde bürokraside, devleti çarklarını yürüten kurumlarla mücadeleye başladı. Bu mücadele kimseye bir şey kazandırmaz. Gücünüz yetiyorsa 2023 seçimlerinde siyasi iktidar oradadır. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı Peki. veya farklı çıkarsınız karşısına. Herkes zaten milli iradeni vereceği kararda saygı duyup çekilecektir kenara. Evet. Sayın Ateşli. Şimdi e, CHP, eski CHP Parti Meclisi üyesisiniz aynı zamanda. E, Millet İttifakı bugünkü haliyle ya da genişler işte, Muhalefet cephesi diyelim. <laughs> muhalefet kazandığında e, diyelim ki 2023'te e, seçimleri kazandılar. Cumhurbaşkanı adayı e, kazandı. <laughs> Suriye ve Irak'taki askerlere hemen şartsız geri çekecek ve terörle mücadeleyi nokta mı koyacaksınız? E, Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını savunmayacak mısınız? Eee başka hangi örnekleri verebilirim öğret öğretmenleri... yeni bir çözüm süreci evet. yeni bir çözüm süreci mi başlatacaksınız çözüm sürecince... ee... hayır, bakın geçmişten bazı geçmiş hata olduğu söylü bugün aynı hatayı tekrar edecek misiniz onu söylüyoruz bu hatayı kim yaptı çözüm sürecinizde evet. burada ne olacak ya, yani ya, var tezkereye ya. hayır dediğiniz için terörle mücadeleyi önemli bitirdiğiniz o. anlamına mı geliyor bir de bu de ya var ha. yani geldiğinizde tüm FETÖ tutukluları serbest mi kalacak ki Bülent Bey o sizin hani Bilenci mahkumiyet Bey, olanlar hukukçu, hukukçu hakkında hiçbir şey de... yapamaz notunu da bir yere koyuyorum ama biraz marjinalize ederek soruyorum. Bülent Bey hukukçu kimliğiyle o konuya çok e, aslında evet, evet. bir izahat getirdi. Hani diğer türlü konuyu, bir bakış açısı anlamında soruyorum. Hacı Bey'in istediği noktaya çekmenin çok bir faydası yok ama muhalefet mecliste çoğunluk olursa ve iktidar olursa ne olur tartışmalarını yaptığımızda ben hiç karamsarlığa kapılmıyorum. Az önce de hani muhalefet gelirse umut olur Türkiye'ye nefes olur dedim ama bununla beraber Türkiye'nin bir saygınlığı olur. Bununla beraber Türkiye'nin bir güvenilir bir duruş olur. Bununla beraber halkın parası hiç edilmez ve bununla beraber beşli çete gibi çeteler zenginleştirilmez ve bununla beraber yolsuzluklar yapıldığında hesabı sorulur. Ya da bununla beraber bir bakan kendi bakanlığını ihale verip bu ortaya çıktığında sadece görevden affı istenip teşekkürler edilmez. Yaptığı şeyin hukuk önünde de hesabı sorulur ve bununla beraber kara para aklayanlarla Devlet kadrolarında bulunanlar kol kola girmez. Eğer kol kola giriyorsa da yine bunun hesabını verir. Haksızlıklar olmaz, hukuksuzluklar olmaz. O yüzden söylenecek, hatırlatılacak çok şey var. Ee, ama az önce yapılan konuşmalarda mesela FETÖ tartışmaları yapıldı. Ufak tefek notlar aldım. Daha geçmişe de atıplar yapıldı. Ecevit dönemi de hatırlatıldı. Ama biraz daha yakın tarihi doğru analiz etmek zorundayız. Ee, burada kamuoyunu doğru bilgilendirebilmek adına 2010 yılı, AKP açısından da Türkiye açısından da bir dönüm noktasıydı. Çünkü o zaman bir anayasa referandumu yapıldı. Bu referandumda yüksek yargı petoculara açıldı. Yapmayın, etmeyin diye muhalefet parlamentoda bas bas bağırdı. Buna rağmen 2010 referandumu bir şekilde sandıktan çıktı ve geçti. Bu referandum yapıldıktan sonra yüksek yargı altın bir tepsiyle fetö kadrolarına teslim edildi. Peki ben bunu nereden biliyorum ve neye dayanarak söylüyorum? Çünkü 15 Temmuz olduktan çok kısa bir süre sonra hemen bir listeyle binlerce hakim savcı yargı mensubu görevlerinden alındı. Demek ki ellerinde bir liste vardı. Bir yandan günlük dostluk günlük düşmanlık ilişkilerinden aslında kurumsallaşmaktan uzaklaşan bir dış politika görüyorum. Bu da beni üzüyor. E, ama bunu eleştirmek sanki e, terör örgütlerine destek veriliyormuş gibi e, bir çerçeveye sıkıştırıldığında da Türkiye'nin dış politikası eleştirilemez mi sorusunu sormak zorunda hissediyorum. Ama biraz elimizi vicdanımıza koymakta da fayda var. Belki sizler bu soruyu cevaplarsınız, belki izleyenler kendilerine bu soruyu sorar. 3 Kasım 2002'den bu yana iktidarda AKP değil CHP olsaydı ve bu yaşananları Cumhuriyet Halk Partisi yaşatsaydı topluma... ...aynı e, sabrı yine toplumdan diler miydiniz? Ben dün akşam yatağa girmeden önce internette bir video izledim. E, beni etkiledi. Belki sizlerin de sayfasına düşmüştür. E, bir haber sitesi, e, bir vatandaşla röportaj yapıyor. Adam emekli, yaşta da babamın yaşlarında yani amca diyebileceğim bir yaşta. Ve o amca... E, sıkıntıyla içinde bulunduğu ekonomik sorunu anlatıyor. Diyor ki emekliyim, geçinemiyorum. Bir iş başvurusu için bir yere gittim. Orada yenmeyen bir ekmek gördüm. Ee, ve dedim ki tavuklarımız var bunu alıp tavuklarıma götürmek üzere götürebilir miyim? Sonra devamında ağlayarak anlatıyor. Diyor ki eve getirdiğimde eşimle o ekmeği beraber yedik aslında tavuklarımız yoktu. Ekmeği muhtaç olduğunu söyleyemeyen bir amca. Bu Türkiye'nin gerçeğidir. Bu spesifik örnekler. Bu spesifik örneği bu toplum yaşıyor. Yani şimdi abartıyorsunuz konulara gelirseniz o biraz daha geçmişin tartışmaları. Milleden, evet, evet. Ve bununla, bununla beraber, bununla beraber şimdi yeni bir ekonomi modeli tartışılıyor. Bunu konuşmak zorundayız. Çünkü... Dünyada eşi benzeri olmayan ve kendilerince Çin modeline benzettikleri ve ucuz işçiliğin, emek sömürüsünün öne sürülerek bir şekilde siyasete pazarlandığı yeni bir model. Yeni bir model diyoruz ama benim açımdan AKP'nin iktidarda kalmasını hedefleyen bir hayali. Çünkü bu hayalle beraber aslında bugün mevcut durumda Türk parasının değeri artık pul olmuş durumda. Hızla eriyen, hızla değer kaybeden bir paramız var ne yazık ki. Ve yabancı şirketlerin, sermayenin ülkeye yatırım yapması, AKP iktidarının dediğim gibi ayakta durması için son kozu. Böyle bir hayal üzerine yeni bir model kurguluyor. Ama bu model neden tutmaz? Bu model tutmaz çünkü Çin modeli diyoruz ama Çin'de üretim var bizde üretim yapacak fabrikaları ülkenin dört bir yanında bacası tutan fabrikaları tek tek sattılar. Nasıl bir üretim yapılacak? Ya da ya da bununla beraber yine şunu sormak istiyorum. Yani ülkede bunca fabrika birçok yatırımcı Türkiye'den çekilirken, fabrikalar iflas ederken yine olmaz diyorum. Çünkü bu ülkede eğer huzur yoksa, eğer hukuk yoksa, eğer yatırımcı parasını getirmek adına bir güven göremiyorsa böyle bir durumda yine bu kim modeli karşılık bulmaz. Ama AKP kurmayları şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz yeni bir modeli deneyeceğiz. Kendileri söylediği için bu deneme sözcüğünün altını çiziyorum. Deneyeceğiz diyorlar ve Türkiye'yi bir deney tahtası haline getiriyorlar. E, madem madem bir deney yapıyoruz. Bu arada bunu yapmaları için herhangi bir engel yok. Çünkü yönetim açısından mutlak bir güçleri var. Yani bunun ben de farkındayım. Onlar da farkındalar. Ama bu arada bir şey soracağım. Şimdi en nihayetinde sizin değerlendirmenizden yola çıkarak söylüyorum. Şimdi 2023'e kalmış çok kısa bir süre. Çok büyük bir risk değil mi iktidar açısından? Başka bir yani koz yok. Bu edecek. riski nasıl göze alıyor siyaseten? Çünkü sonuçları itibariyle hakikaten yani iki seçimden önce bir rahatlama sağlayamayacaksa ki asla sağlayamayacağını söylüyor muhalefet. Çünkü yanlış politika ifadesini kullanıyor. Ee, o zaman bu eliyle de iktidarı devretmek gibi bir şey öyle olmayacak. Da, ne güzel işte. Açımdan, sevinmeniz lazım ya. Benim açımdan izin verirseniz yani, aslında iktidar öyle ayakta kalmanın, ya. iktidara devam edebilmenin son şanslarını yani son ihtimalleri değerlendiriyor. Ve elinde kalan tek kozu bu. Artık başka millete, bir hareket alanı yok. Bu artık, riski almak zorunda mı? Başka, yani? başka bir alternatif, başka bir manevra alanı yok. Şimdi bir yandan yeni model üzerinden yatırım diyoruz. İstihdam diyoruz, üretim diyoruz. E ihracat artacak diyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Umarım artar. Yani Atmadı ben mı? Bunun yani artıyor, yeni model yapayım. daha hayata geçmedi. Onu yo, yo, bu bilmiyorum. halde yeni bile de artıyor yani. Bu ama, bile artıyor. Ama yani. ortada henüz somut bir program yok. Sadece yeni ekonomi modeli deniliyor. Sayısal bir veri yok. bununla beraber bir zaman çizelgesi yok. Ama deniliyor ki 6 aya toparlanacağız. Şimdi böyle mükemmel bir ee, yeni model varken e, ve ben bu etkileyici vizyonun hatırına e, ister istemez bazı soruları kendime soruyorum. Madem bu kadar etkileyici bir vizyona sahiptiniz ve mükemmel bir e, ekonomi modeli elinizde vardı. Neden 19 yıldır e, yapmış olduğunuz politikayı bir anda... 2016 dönüyoruz? sonrası Türkiye'yi ve... unutmayın. 2016 sonra değişti. İşte, Şöyle, i̇şte orada zaman Türkiye, şimdi Türkiye muhalefet yapıyorlar. adına da peki, bir kırılma peki, çizgisi peki, oldu. Peki. O gayrimilli ve milli ama emirli ama emirli diyoruz ya. Gayrimilli ve milli diyoruz. ya. Işte. 2016 sonrası gayrimilli ve milli olanlar gibi gördük. Ben, 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 merak ben, ben, ediyorum. ben yeni ekonomik plana ilişkin görüşlerimi söylüyorum. Ben dış politikada kurumsallık olacak dediğimde aslında bizi izleyenler benim ne demek istediğimi anladı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha düne kadar FETÖ'nün finansörü diye bas bas bağırırken ve bazı gazetelerin ağzı alınmayacak sözleri sür manşet yaptığını gördüğümde şimdi kırmızı halılarla karşılandığını görüyorum Araya ve hayret ediyorum. Testleri ve terör Bey, merak ediyorum. Bey, ya terör deyince niye sizin, cevap sizin, vermiyorsunuz? Sizin dağarcığından 15 Temmuz'u alsak. Millet muhalefetinin bir şey yani. Darbeyi alsak, sizin darcınızdan 28 Şubat'ı alsak konuşacağımız <laughs> hiçbir şey kalmaz. O yüzden izin verin, o yüzden, o yüzden izin verin o kararların altında Çiller'in ve Erbakan'ın da imzası var. Onu ayrıca konuşuyoruz. Diyorsunuz evet ne güzel. Gün, Darbeciler bana darbe Bakın. yaptılar altına imza attım onu. Tezkere ve terör yorgunluğu merak ediyorum. Senem Hanım ben, ben vermeyeyim. şu an yine ekonomi Efendim, neden ekonomi konuşuyorsun merak istemiyorsun? Ya. Merak ediyorum. Neden ekonomi konuşmasını Deminden beri ekonomi. Ben de konuşacağım şu an. Ben ekonomiyle şey başlayacağım. Ben, ben ekonomiyle başlayacağım. <laughs> tamam, ekonomi Bakın iktidar 19 yıldır yapamadığı şeyi bir kaç ayda mı yapacak? Bunu söyleyin bana. Tamam birazdan söyleyeyim. Tamam. O zaman siz soruları merak ediyorum. O zaman Hacı Bey anlamakta zorluk çekiyorsunuz galiba. Yok, Diyorum zorluk ya, çekmiyorum, merak ediyorum. bir dış politika, evet. günlük düşmanları belirlemediğimiz, günlük dostları belirlemediğimiz. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'ni verdim ama Birleşik Arap Emirlikleri... Doğu Akdeniz'de bize karşı tatbikat yapmış bir devlet. Şimdi evet. böyle kucaklarımızı açmış, bekliyoruz. Ülkenin menfaati diyoruz. Aynen aynı. Ne yaptı, aynı mı kapat? Yapıyor, Amerika da yapıyor. Amerika'yla da bir şey anlıyor. menfaati masaya geldiğinde o zaman biz evet. menfaatlerimiz gereği ekatla evet. masaya oturduk mu diyeceğiz. O zaman bir şekilde oturalım yani bizim menfaatlerimiz. Şöyle etmişsin. sizin derdiniz ne Bir esat. saniye bir cevap. Bütün e, sıkıntınız ki Eee CHP tezkereye çok konuştuk ama bu yayın sırasında hani ısrarla da cevap istiyor. CHP e, Teskere'ye hayır derken, yani neden hayır dedi? Hayır derken, biz sınır ötesinde PKK ile mücadele etmeyeceğiz mi dedi? Çünkü iddia sen öyle. Bir cümleyle katkı sunabilir miyim? Şimdi merak bu konu ediyorum. çok tartışıldı ama, tartışıldı şey ama merak ediyorduk Türkiye e, çok gündem çok hızlı ilerleyince biz bir ay önce ne konuştuğumuzu unutuyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Teskeriye niye hayır dedi? O önemli değil İki Bülent Bey. Ya biz sen dediğinizi yani Bakın, tezkerenin sonucunda askerim Suriye'den içeri Hacı dönecek Bey, mi? Bunu destekliyor musunuz? cevabı dinleyince ya o önemli değil ce, ya cevabı yani. dinleyince anlayacaksın ne olduğunu. Falan yani. Bak şöyle. Diyor ki bir sonuca bakıyor. Bir yabancı asker bulundurma çıksın. İki süresi iki yıl değil bir yıl olsun. 2000 biliyorsunuz ya. 2019'da vardı bu. Sonuçta hayırdı. O zaman niye bak Bir itiraz iki yıl yani. gelmedi. Konuştum. Hayır Cumhuriyet sadece Halk iki Partisi. yıl. Cumhuriyet Halk Hayır, Partisi... Sonucu nedir onu soruyorum. Ben size söyleyeyim. İki yıl dışında bütün ayrıntılar aynı. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapar biliyor musunuz? Evet ya Hacı Halk, Bey buyur. cevap vereceğim. Buyur. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa ne yapacak biliyor musunuz? Evet. Türk askerinin Suriye'de, Irak'ta bulunması bir zorunluksa, ki bugün zorunluluk olduğu görülüyor. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi yabancı askeri barındırmayan ve süresi de iki yıl olmayan bir tezkereye getirir. Milletin meclisi onaylar. O zaman şunu, onaylar. şunu da cevap verir misiniz? Yani 2020'de burada, neden evet dedi? Burada... Bülent Bey, 2020'de neden iktidar, evet dedi? Iktidar, i̇ktidar, 2020'de neden evet? Evet dedi diyor. Buyurun. 2020'de getirilen Aynen süresi bir yıldır. Hayır, o, yıl değildi. Hayır, içeri yabancı asker dediniz bakın, ya. İki yıl Aynı değildi. Şey. İki hayır, yıl bakın değildi. cümleyi, cümlenin Neyse. sonundan burada almayın. muhalefet, çıkıyor. Burada yabancı asker hikayesi 2019'da bak, da 2020'de de vardı. Yapmayın. Niye iktidara güvenmiyor biliyor musunuz? Çünkü bu iktidar aynen bu ekonomik kriz tartışmalarında olduğu gibi. صرف ekonomik krizdeki beceriksizliğini evet, kapatmak için nasıl konuyu dış güçlere bağlıyorsa bak, bak, soru şu. 2023'te yapılacak seçimlerde şu, de Aynısını böyle da, bir tezkereyle Türkiye'nin terörle mücadelesini üstünü örtebilmek için ekonomik seçim kazanmak için bunu yapar diye güvenmedikleri için soru şu iki ya, yıllık süreye tamam. karşı çıktılar bak, ve bu tezkereye şu, hayır sen sen dediler. Hanım, yani bu Hacı şu Hacı demek. Bey, merak Hacı ettiğim için ya. İki yıllık sürede. Merak Acaba, hayır, bakın, Sizin dediğiniz hayır olsaydı askerimiz Türkiye'nin işine dönecek. Hayır gayet yanmıyoruz. Dönmeyecek. Yani. Şunu şey cevabını alamadım. Bey, dönmeyecek. 2019 o. ve 2020'de de, de aynı ifadeler vardı. Sadece evet. süre açısından farklılık farklı var. Hayır, Neden mi? o zaman geçmiyor, evet denildi? Tamam. Evet, gabza. da ne? geçmiyor. Ben hakkımı da yedirmem şöyle. Güven, hakkınız, güvenlik ne? ekonomi politikalarını konuşurken ısrarlı bir şekilde güvenlik politikalarında kalmak istiyorsunuz. Bunu iktidar da çok yapıyor. Hayır, ben efendim, size anlıyorum. Ekonomiyiyle Ekonomik sorunlar konuşulmasın istiyorsunuz. Ben dün gece izlediğim Ama ekonominin temeli güvenlikten geçer. Güvenli olamadığınız sürece ekonomi bir yere getiremezsiniz Türkiye videoyu anlattığımda bile, <laughs> ister dinleyin, ister dinlemeyin. Ben dün, akşam, an, ben dün akşam, o gördüğüm videoyu anlattığımda bile, yani bu videonun çok şey böyle, e, sanırım Türkiye Gele şartlarında, Türkiye şartlarında olmayacak bir video gibi değerlendirdiniz ama Türkiye'nin bir gerçeği var. Onu ister görün, ister görmeyin, ama bunu görmeyenlere de halk gereken cevabı verir. Ama ekonomi modeline geri döndüğümüzde, geri döndüğümüzde şunun. ...cevabını vermek zorundasınız. Yani madem bu kadar e, mükemmel bir yeni ekonomi planımız var... ...neden bunun detayları, neden bunun sayısal verileri, neden bir zaman çizelgesi yok? Ya da tamam. bu kadar akılcı bir politikayı diğer ülkeler nasıl olur da düşünmemiş olabilir? Şimdi ben dünyaya kafa tutmayı gerçekten saygın bir eylem olarak görürüm. İnanın saygın bir eylem olarak görürüm ama eğer akılcı bir politikanız varsa... ...yoksa desteklemeye bir başlayalım. akılcı politika yoksa... Geçmiş olsun, evet, savrulursunuz, duvarlara başladı. çarparsınız. Şimdi Türkiye yani. hazinesi, Türkiye hazinesi, madem yeni bir ekonomi modeli konuşuyoruz, neden hala 5-10 yıllık borçlanma faizlerinin %20'sinin altına in, inemiyor? Yani belki bunları da konuşmak zorundayız. Yoksa bizim ekonomik kurtuluş savaşımız Türkiye'nin finansal gerçekleriyle örtüşmüyor mu? Ya da diyelim ki bu ekonomi modeli uygulandı. Yani detayını bilmiyoruz ama. Ve bir şekilde istemem başarısız olmalarını, çünkü bu ekonomi hepimizi etkiliyor. Ve hayatın her alanında o tesirini hissediyoruz ama diyelim ki başarısız oldu. Bunun sorumlusu kim olacak? Dış güçler mi? Hükümet olacak. Faiz lobisi Hükümet mi? Hükümet olacak. Hükümet peki madem bu konuda bir sorumluluk alma iradesi sergiliyor, evet. madem böyle bir arzuları var, neden iki buçuk yıllık süreçte üç tane hazine ve maliye bakanı, dört tane merkez bankası başkanı değişti? Ülkesi yani, yönetmiyor. Bakın, bakın. Onun Bakın ben yetmiyorum. size söylemiyorum bunu. Yani bizi izleyenler bu so, sorsunlar. Sonra araya gideceğim. Şimdi şöyle ekonomi modeli, modelini konuşurken iktidarın ekonomiye bakış açısında konuşmak zorundayız. Ülkeyi yöneten kişi diyor ki nasıl ortadayken yapacaklarımız belli yani nasıl bir atıf yapıyor. Artık ben işin Layıklık ilkesi, anayasaya aykırılığı bunları anlatmaktan dilimde tüy bitti. Ama söz konusu nasılsa nasıl aynı zamanda çalmayın diyor, yolsuzluk yapmayın diyor, haksızlık yapmayın, kul hakkı yapmayın diyor. He, bilmiyorlarsa onu da söylerim. Vakti zamanında Bakara Makara diye alay eden bir şey vardı. Şimdi Fetörler, bürok, bürok, bürokrat bir yandan bürokrat Fetörün, oldu. FETÖ'nün ben, ben, ben şimdi yani. eğer söz konusu nasıl olacaksa ben bu hatırlatmayı da yaparım. Bakara suresi söylüyor çalmayacaksın diyor hakkı yemeyeceksin. yalancı şahitlik yapmayacaksın i̇şte böyle diyor. Nisaf suresi de aynısını Ayetlerle. söylüyor. Vallahi eğer söz konusu, konusu eğer söz konusu nasıl olacaksa bu arada yani diyorum ya işin artık laiklik kısmını da geçtim sizin anladığınız Dur, dilden duymak istediğiniz duymak ya. istediğiniz dilden cevap Kerim veriyorum aklınıza niye laiklik geliyor? Hayır. Eğer bir ülkenin <laughs> yöneticisi ekonomi bilimi Bilimsel akıl varken bunu bir kenara bırakıp Nas'tan bahsediyorsa ben de nasıl yani diye sorarım. Nas da gayet bilimsel. ben gayet bilimseldir. Bakın, yani o siz bakın, öyle İslam'a ve Kur'an'a bilimsel akıl dışı diyemezsiniz. Yok bilimseldir. Nas da bilimseldir. Bilimsel, var. Var. Yani, da bilimsel var. akıl varken. Bilimsel akıl varken Nas'a. Şimdi çok güzel bir tartışma oldu. Yani Kur'an da bilimsel. Yani her şeyin üstündedir. Ben nasıl diye söylediğimi. bakın bakın kullandığınız cümleyi. Hayır hayır. Ondan sonra. bitirin ben cevaplarıma getireyim. Siz hiç kesmediniz. Bakın. Hiç kesmediniz. Allah'tan birkaç dakikada kes... Son bir dakika kes... birkaç dak bir dakikada kesmiş tamam, olabilir. Yine yine aynı öğretim. Kom komşunuz açken yatağa konuşmaya top girmeyin diyor. Istiyor. O yüzden şimdi böyle biz nas falan diyoruz ama maalesef ki o nasıl özümseyemeyen zihinlerin şu an bize siyasal İslam'ı pompaladığını görüyoruz. Bununla da yüzleşmek Hanı zorundayız. Efendim, bırakın şu biz, bakın, bakın, Bakın ya. biz bir yandan, biz bir yandan İslam'ın siyasal bu su olma. İslam Bir yandan ekonomi konuşurken Türkiye'nin gerçeklerini şu açıdan görmek zorundayız. Türkiye'nin Türkiye'nin kredi notu niye düşük? Bununla ilgili birçok makale yazılıyor, bununla ilgili bilimsel görüşler veriliyor ve belli başlı kıstaslar Faktörleri var. Bununla bununla beraber deniliyor ki zayıf bir para politikası var. Jeopolitik riskler var. Yani Orta Doğu'daki sıkıntılardan bahsediyor ve bununla beraber yüksek bir enflasyon var. Bu yüzden Türkiye'nin kredi puanı düşük. Ama sanırım 2003 yılındaydı, ee, o dönemin yine... AKP Genel Başkanı grup toplantısında şunu söylemişti. Sermayenin dini, rengi, ırkı, milliyeti olmaz. E şimdi sermayenin dini olmaz diyoruz ama o zaman biz bundan sonraki Çin modeli programımızı nasıl ekonomide baz alanlarla mı yapacağız? Yani bunun cevabını da vermek lazım. Ee, bununla beraber bununla ben. beraber ısrarla terör, terör terör diyorsunuz ama yani şey de açıklamanızı çok istiyorum. Ee, yeni ekonomi yani Hazine ve Maliye Bakanının Fethullah Gülen'le omuz omuza fotoğraflarının olmasını... Hepsini çünkü, açıklayalım. Çünkü sıradan yani bir, vata, sıradan bardak, bir vatandaşın bile Fethullah Gülen'le yan yana fotoğrafı çıksa burada sabahtan akşama kadar televizyonlarda şeytanlaştırırsınız. Fotoğrafı var diye hiç kimse yargılanıp da hapse mahkum olmadı. Olgu, nelerle, olgu. Nelerle, nelerle, yargılandılar, Vallahi, nelerle yargılandılar, nelerle yargılandılar. Nelerle yargılandılar, nelerle ceza nelerle nelerle, 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 nelerle nelerle, ah şu Fethullah Gülen'le beraber ah, görüyoruz hacı yakışıklı. Peki. Bana geldiyse aslında konuşup Şimdi, cevap vermek istiyordum ama reklam giriyor galiba. Yine Reklamla cevap sorayım. verirsiniz. Aldığınız notları. Sadece cevap zaten. değil, söyleyeceklerim de var. E, tamam tabii ki. Tamam. Tabii ki. Ee, ara. <laughs> Evet devam ediyoruz. Az önce Gamze Pamuk Ateşli'nin özellikle yeni ekonomik model üzerinden e, işte eleştirileri vardı, soruları vardı. Hacı Yakışık da notlarını aldı, itirazları da vardı. Evet devam edelim. Şöyle ekonomiyle başlayalım direkt. Hı. Yani hani enflasyon, TÜİK, sokak enflasyonu nedir? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Ne kadar olmalıdır? Fikriniz nedir noktasına baktığımız zaman. Gerçekleri konuşmak gerekiyor. Sonuçta hepimiz yaşıyoruz. Sonuç itibariyle, Ürünlere yapılan zamlara baktığınız zaman yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli, yüzde yüz'e varan bazı yerlerde zamlar var. Şimdi bu bir gerçek. Şimdi kömürü de tutun, peynir, zeytine tutun, her şey. Yani vatandaş markete girdiği zaman bin lira alışveriş yapıyorsa bugün bin beş yüz liraya yapıyor aynı alışveriş. Ya içimden size Bravo demek geliyor ama. Hayır yani bir saniye ben niye biliyor ama, musunuz bu aralar böyle bu gerçekleri söyleyen Ama bu iktidar, böyle e, şimdi peki hükümet söylüyor bunu, olmuyor bakın eğer yani onun için hani yine de size bravo diyeyim. Eğer hükümet bu zamların bunu, ama bunu her zaman söylüyoruz işte. Yani şu var. Ben her programda Senem Hanım da biliyor ki çıktığımız zaman yani 35 lira olan kömürün 70 liraya çıkmasını e, garipsiyorum. Bu nasıl bir zam yani? Bu ne kadar büyük bir zam? Yani e, o açıdan hükümet şunu deseydi biz zamları mesela şimdi geliyor yakında asgari ücret açıklanacak. 2825 liradan %20 zam yaptığınız zaman ortalama 600 lira mı ediyor. Bu sefer maaşlar 3425 liraya gelir. Ben de diyorum ki 3425 lira kurtarmaz. Yani şahsi kanaatim. Yani vatandaşı kurtarmaz. O yüzden benim gördüğüm daha önce konuşulan geçen ay işte 3500 ile 4000 arası deniyordu. Şimdi 4000 artı diye bir yorum var. Yani 4000 evet, artı olmalı diye bir yorum var. son açıklamalarından sonra orada psikolojik sınır evet. sanki 4006 yani, olmayacak gibi bir 20 beklenti doğdu. Açık söylüyorum asgari ücrete %20 zam şu anda eski alım gücünü getirmez. Çünkü... E, 2021'in başındaki alım gücüyle ki TL'nin değer kaybetmesi diye bakmamak lazım olaya. Alım gücünün düşmesi olarak bakmak lazım. Çünkü asgari ücrete, ücretlere zam yapıldığı zaman tamam artık siz ürünü 1500 liraya alıyorsunuz ama maaşınız 2800 lira değil, 3800 lirayken 1500 liraya alıyorsanız alım gücünüz artmış. Tekrar alım gücünüz eski seviyeye gelmiş demektir. O yüzden TL'nin değer kaybetmesi kısa vadede ücretlere zam yapıldıktan sonra vatandaş nezdinde önemli değildir. Uluslararası farklı piyasalarda önemli olabilir ama vatandaş vatandaş neye bakıyor? cebimdeki parayla ben kaç torba ürün alabiliyorum buna bakıyor. O açıdan da e, alım gücünün yıl seviyeye gelebilmesi için tahminim 100 dolar civarında e, bir alım gücü düşüklüğü piyasada gözüküyor. O yüzden de zammın bu çerçevede yapılmasının uygun olacağını görüyoruz. E, yani bu ekonomi zaten tartışılacak bir şey değildir ki. Ekonomi rakamlar ortadadır, yaşanan bir şey ortadadır. Bunun yanında efendim ekonomi bitti mi, etti mi? Çok kısa geçtiğin zaman Tarımda, hayvancılıkta, tarım gıda ihracatında bütün bunlara baktığınız zaman büyüyen bir Türkiye görüyorsunuz. Yani hayvan hayvan varlığımız düşmemiş. Ama Tarımdaki üretimimiz daralmamış. Bak açık söylüyorum. 3. çeyrekte tarımsal bir daralma var ama yıllık bazda baktığınız zaman yüzde %6'ya varan tarımsal bir büyüme söz konusu. Türkiye tarımda da, hayvancılıkta da büyümüş, sanayi de büyümüş, ihracatta büyümüş. Bu rakamlar ortada. Yani gerçekleri konuşalım. Ama Türkiye'de sorun ne? Türkiye'de sorun bütün bu ekonomi büyürken, Türkiye yüzde on büyürken, bir yandan da e, maaşların erimesi, alım gücünün düşmesi. Yani Türkiye büyüyor, ama vatandaşın alım gücü düşüyor. Hükümet bu problemi gördüğü için yıl zaten yüzde yirmilik bir zam yapacağını. Zannetmiyorum. Böyle olduğu zaman alım Peki, gücü yetişmez abi, efendim. Ülke büyürken halk nasıl fakirleşiyor? Halk işte onun işte farklı nasıl sebepleri var. Yani şu hani dış güçler ya. diyoruz ya sürekli. Hem ülkeyi büyütüyor hem halkı şöyle Dış güçler. O zaman hazireden birileri para çalıyor. Bak şimdi ya orası o öyle değil. Ekonomi, ya abi ya tek ya. Açıklıyorum. Ekonomi tek parametre üzerinden yürümüyor bütün bu parametreleri yani dövizin artışı ayrı bir parametredir. Ekonomi yönetimi ayrı bir parametredir. Tabii ki onu da konuşmak gerekiyor. Ee, dış güçler dediğiniz o ayrı bir parametredir. Mesela dış güçler dış güçler diyorsunuz ama dış güçler derken bakın bugün Türkiye'de rakamları söyleyeyim ki bu 2021'inkiler dahil değil. Bey, sizin Mesela gördüğünüz şey matematiğe uymuyor ya. Müsaade edin. Diyorsun mi? ki ya ben şu anda eve giren eve giren koyuyor. para diyor artıyor diyorsunuz. Ama evde çoluk çocuk diyor ki ya arkadaş sen para kazanıyorsun ama bizim refah sağlıyor, hiçbir şey şartmıyor diyor. Ben, bu neyse bu nasıl oluyor yani? Türkiye'deki. O bu, zaman parayı götürüp orada yiyoruz Başka üretimi, Hayvan varlığındaki artış istihdamın düşmemesini sağlıyor. Türkiye'de istihdam düşüklüğü yok. Yani vatandaş işsiz kalmıyor. İş, kepekler kapanmıyor. Var. Ne diyorsunuz Hacı bey? Ben yenisinden bahsediyorum. Şimdi dış ha yeni modelde olacak şey diyorsunuz. Geliyorum. Öyle Bak, mi şu anda yeni ya kaçmıyorum. Ekonomik konuşuyor. Orta, e, orta yeni sizler ortusu çıkmıyor. Dersin. Şimdi dış güçler diye. Hacı bey diyor ki dayanın diyor. Mı? Ahirette, cennette size yer vereceğiz diyor. Dayanın bir diyor. Bir dakika şu dış güçler dış güç meselesi ne demek yani? Ahirette, cennette yer veren Hristiyanlar Hala. bir kere. Yani cennet diye Hristiyanlar. Eğer Hristiyanlık inancına sahipseniz böyle söylersiniz. Evet. Ben sahip değilim o yüzden ya böyle siz, söylemem. Siz orayı vaat ediyorsunuz. Oradan şey veriyorsunuz. Onu Hristiyanlar Gayıpten, vaat ediyor. Müslümanlar gaip, böyle bir vaatle bulunmaz. İslam'ın böyle bir vaadi olamaz diyoruz. Siz gayipten şeyler veriyorsunuz ya. Veremezsiniz Bekleyin diyorsunuz İslam'da yani. İslam'da veremezsiniz. Şimdi Hazreti Ömer bile cennete gideceğim mi gitmeyeceğim mi diye kaygılanırken biz kime cenneti vaat edebiliriz? Ben kendime vaat edemiyorum yani aa, gidebilecek miyim inşallah gideriz. İşte şimdi siz onu yapıyorsunuz. Şimdi gelelim. Ki, bekleyin sabredin olacak diyorsunuz. Demiyorum. Demiyorum ya. Yıl başında zam gelmeyecek mi? Ürün. E biz bakacağız hep beraber göreceğiz bunu. 2022'de imtihan yılı olacak. Başarırsa devam başarmazsa millet takdiri verecektir. Ben bir şey demiyorum farklı bir şey. Şimdi dış güçler. Hollanda'nın Türkiye'de 2973 şirketi var. 2021 hariç. Hı hı. Amerika'nın 1949, 7556 şirketi olan bir ülke var, Almanya. Tamam. Büyükleri söyleyeyim, 2518 şirketle... E, bizi neresi? batıracak dış güçler de bunlar değil mi? Yunanistan'ın 780 şirketi var. bak Hayır, Bizi batıran dış güçler de bunlar değil mi? Sö bak işte söylüyorum, bunu dış güçler çerçevesinde değerlendiremezsin. Siz onu karıştırıyorsunuz Bülent Bey. Ya, Niye? Adam legal şirketi... Şey. Dış güçler. Gelelim. Dış güçler bugün PKK'ya... Bu batıran dış güçler kim ya? onu Müsaade edin. Ekonomiyi sadece dış güçler çerçevesinde değerlendiremezsiniz diyorum. Ya Sayın Cumhurbaşkanı ekonomimizi de batıran değil. sadece dış güçler çerçevesinde bakmamak lazım diyorum. Bu bir parametre ya. Bu parametrelerden bir tanesidir. Bugün sizin e, PKK diye bir sorununuz yok mu? PKK'ya destek verenler var. kimse... 40, 40 yıldır, yıldır var. var. PKK'ya destek verenler kimse dış güçlerde onlardır. FETÖ'ye destek verenler kimse... Dış güçler de bunlardır. Libya'dan, Doğu Akdeniz'den çıkmanızı isteyenler kimse, sihaları, ihaları üretmeyen, isteyen kimse, nasıl bağlayacaksınız kimse, onu merak ediyorum. Sizi savunmada çürütmeye çalışan, savunmada ilerlememenizi sağlayan kimse, dış güçler bunlardır. Amerika'nın içerisinde legal olarak ticaret yaptığınız kişiler dış güçler değildir. O yüzden Türkiye bugün Mısır'a ve İsrail'e büyükelçi atama noktasına gelmiştir. İsrail'e büyük elçi atanacak. Mısır'a büyük elçi atanacak önümüzdeki günlerde belki. Şimdi gelelim Mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Bakın olayı hiç dağıtmıyorum. Direkt konudan giriyorum. Birleşik Arap Emirlikleri mücadele bugün başlamadı ki. Dünden bugün olmadı. Birleşik Arap Emirliklerine geçtiğimiz ay FETÖ'ye destek veriyordu. Bu ay dostum diye sarılmıyor. 2017'de e, Libya'da Hafter Hükümeti'ne destek veren Türkiye, e, e, Birleşik, Birleşik Arap, Arap, Arap Emirlikleri vardı. Hafter Hükümeti'ne. Serraç Hükümeti'ne destek veren de bir Türkiye vardı. Türkiye direkt sahada değildi. Destek verdi buraya. Karşınızda Rusya'nın Wagner'i vardı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Fransa. Bunların tamamı Hafter hükümetinin yanındaydı. Bu tarafta da Serac'ın yanında Türkiye. Ama Türkiye öyle bir satranç oynadı ki buradan galip çıkan Türkiye oldu. Çünkü tarihi ve sosyolojiyi okuyamadılar. 1 milyon kuloğlu Türkünün Libya'da olduğunu göremediler. Libya gerçeğini göremediler ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e gitti, münhasır ekonomik bölgeyi onaylattırdı. Şu anda Türkiye ve Libya arasında bir deniz yolu var ve bu deniz yolu içerisinde Türkiye ve Libya'nın istemediği hiç kimse bulunamıyor. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri mağlup olduğu için 2017'de mağlup olduğu, 2018, 2019 bu dönemde galibe çalamadığı için Birleşik Arap Emirlikleri şimdi siz diyorsunuz ki Türkiye dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne kızıyordu. Bugün nasıl e, Birleşik Arap Emirlikleri de bize geldi ama. Ya ben dün, o zaman Hacı Bey, biz, şu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne soracaktım. Köyü anlamadım ya. Ey Birleşik Arap Emirlikleri. Dün bir sen Türkiye'ye karşı de. olanlar bir saniye. Ekonomimizi batırmak isteyenlerle ekonomimizi dönüyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Onu anlamıyorum i̇şte, ya. Peki Birleşik, yani, Birleşik Emirliklerine Arap Bak, Emirlikleri neden? Birleşik Arap Emirlikleri bizim Libya politikamızda nedeniyle bizim ekonomimizi batırmaya çalışıyor. Galip ama biz adamlardan para almaya çalışıyor. İşte Bülent. Çok Yok. güzel bir yere getirdiniz. Dur. 2000 Vallahi siz, zorlanıyorum. Yani, yani saat, saat zorlanmayın anlayamıyorum anlatıyorum. ya, algılayamıyorum. Ben niye hoşunuza gitmiyor? Türkiye'nin avantajlı konuma o gelmesi. Bir şey ben şey de anlamadım. Onu mesela sadece ben onu bir tek ben anlamadım. Anlamadığınızı hayır, sorun Hafter efendim. mesela bir seçim olacak. Aday yani Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'i desteklemiyor mu hala? Sonuç çıktı ama. Tamam anlamadığınız yerden ben gireyim. Ya <laughs> da ben anlatamadığım yerden gireyim. Tamam. Yani şimdi yani hala görünüyor. Biz, ee, Siz birileri de Evet Ben anlatayım şimdi. Evet. Müsaadenizle. Orada değişen Türkiye mi? bir sonuç aldı. Değişen bir şey var. Değişen şey, Türkiye'nin bundan iki sene önce münhasır ekonomik bölgesi yoktu. Türkiye'nin petrol arama bölgesi yoktu. Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Türkiye... 2019'da veya 2020'de bu tarihine bakarız tebrik ediyoruz. Çok büyük bir başarı. Başarı işte. Ekonomiye bağlayın bunu. Bağlayın müsaade edin evet. işte. Ama işte. 2019'da, 2020'de siz ilk defa bak tarihi 2019-2020'yi niye okumuyorsunuz? Birleşmiş Milletlere demiş ki Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında bir yol var. Onlar izin vermeden siz bu yolda hiçbir şey yapamazsınız demiş. Niye Mısır Yunanistanla anlaşacaktı da anlaşmadı? Mısır Yunanistanla anlaşmadı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri de şirket ya Birleşik Arap Emirlikleri. Şirket şirket firma. Yani bu devlet olarak yönetmiyor onlar kendilerini. Şirket Ama, olarak yönetiyorlar. Anladık. Baktı Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile lip anlaşmış. BM onaylamış. Geçemeyecek oradan. Ne yapacak bu sefer Türkiye'ye yatırım yaparak ilişkileri düzeltmek istiyor. BM o zaman Baye'de Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'ne de ki, vazgeçtiler. Şunu Mısır Yunanistan diyeceksiniz. O zaman derken neyi kastediyorsunuz Mısırla Yunanistan Orada bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayacaklardı. Kıbrıs'ın alt tarafında. O antlaşma askıya alındı. İmzalamadılar. İmzalamadılar. Ya yapıldı, bir şey daha hatırlatayım. Daha Donay önce yine evet, sizin konumunuzda söylemiştim. Dinleyenler hatırlasın diye tekrar ediyorum burada. Ee, e, İtalya Başbakanı Süper Mario lakaplı Mario Draghi Erdoğan'a diktatör demişti hatırlıyorsunuz İtalya'da. Niye diktatör dedi? Libya'ya gitti. Dibeybe hükümeti Libya'da şunu söyledi. Biz Türkiye ile anlaşmalara sadığız ve bağlıyız dedi. İtalya heyeti bu cevabı aldı. Ertesi gün İtalya Başbakanı Draghi çıktı ve e, diktatör Erdoğan dedi. Yani böyle bir denklem. Baye ile değişikliğin sebebi, yegane sebebi, e, sizi, ya, çekirdek sebebi söylüyorum. Sizi tebrik ediyorum Vallahi. Yegane e, ekonomik, krizi e, ekonomik krizi anlatmadan. Ekonomik krizi anlatmıyorum. Baye'yi anlatıyorum. Bize tarihsel güzellemeler yapıyorsun ve konuyu geçiştiriyorsun. Peki, Aynen iktidarın yaptığı ülken, gibi. İktidar da ekonomik ben, beceriksizliğini vatandaşın alım gücü düştüğüne bağlayarak işin içinden sıyrılmaya Bilmiyorum. çalışıyor. Ya vatandaşın alım gücü düştüyse ekonomiyi anlatacağınıza dönmüşsünüz. Libya'yı anlatıyorsunuz, bilmem İtalya'yı anlatıyorsunuz. Siz deminden beri FETÖ'ye AK Parti evet. destek verdi çünkü. Ya vermedi mi? Vermedi bir, mi? O zaman müsaade edin de ben mi? bitireyim. Verdi Ama ben bir... açmanızı için Allah Allah. sormak istiyorum. Oh, Yeni modelle alakalı. Yeni modelle alakalı bir sabır duydum. Yani sabır üzerinden bir gidildi ve bir sınav vermek. Ama Ekonomi modeli neyi içeriyor? Tamam. Yani bu 6 aylık sabırdan biz nasıl? Şimdi böyle Çin bir modeline, modeline geçiyoruz. Müsaade edin, tamam. Yakında Müsaade Çin edin. modeline geçiyoruz. Müsaade edin. Son cümlemi söyleyeyim Bahri ile ilgili. Ekonomi modeline de geçelim efendim. Şimdi şöyle bir durum var. O zaman birileri de birleşik Arap Emirliklerine diyecek ki Türkiye ile çatışıyordun ne oldu da 10 milyarı çatır çatır ödüyorsun? Demesi lazım. E, Türkiye'nin faydasına mı olacak bu? Bahri ile sürekli mi dövüşelim? Mısır'la sürekli mi dövüşelim? İsrail'le sürekli mi dövüşelim? Dövüşürken Hep mi? kavga, Tabii. hep ya Dövüşeceğiz. Dövüşerken de diyordunuz ki ya işte biz şöyle delikanlıyız. Bak Gene bunu söylüyorum. yaptık. Nasıl posta koyduk, nasıl şunu yaptık diyordunuz. O diyorum. zaman da onu anlatıyordunuz. Gene söylüyorum. Şimdi ya biz diyorsunuz ekonomi için gerekirse Ama barışırız diyordunuz. bir şey söyleyeceğim bir saniye. Evet. Birazdan şimdi bu, şu soruyu da soracağım. <laughs> en nihayetinde tüm bu ülkelerle ilişkileri düzeltmesi gerektiğini söyleyen Kesinlikle. muhalefet. Bugün, evet. Bugün... E, o ilişkileri düzelt yani e, ha hani nerede hata görüyorsunuz bugün niye eleştiriyorsunuz Onu Hayır, soracağım. Şöyle, bir şöyle bugün düzeltiliyor Siz neden karşı çıkıyorsunuz ama ben görmüyorum ben bir tamam oraya geleceğim bir bir dakika. oraya geleceğim, Bak, oraya oraya geleceğim. Evet tamamlayın tamam. ha size de şöyle bir soru sorayım hemen hızlı ekonomi şey şu şimdi e, bu işte 6-7 ayda sonuç vermezse. Hacı Bey, anında tebliğ sunar gibi sunuyor. Ama, uzun sunuyor yani. Tamam, ben bir işte saniye, ya, araya, de, araya, araya da girmiyor az önce ya. Araya. Bülent ee, Bey, hoşunuza tamam. gitmiyor değil mi? Tamam. Yok, yok. <laughs> Hiç Hacı hoşunuza yakışıklı. gitmiyor da ondan. Hacı yakışıklı. En nihayetinde şu anda işte özellikle dövizdeki hareketlilik, dolar kurdunun yükselmesi, onunla birlikte böyle bir zincir gibi işte zamlar geliyor. Çünkü pek çok şey dolara en evet. eksi. E, ve e, iktidar normal değil diyor bu ve orada manipülatif bir sürecin olduğunu düşünüyor ve dış güçler meselesini de gündeme getiriyor. O da var. Operasyonlar var diyor. Evet. Tamam. Şimdi diyelim ki çözüm bulamadı ve bu şekilde böyle devam etti. Finalinde sandıkta AK Parti'ye oy veren seçmen ya büyümeye bakacak güzel, ihracata bakacak güzel. Dış güçler de zaten işte buradan sonuç alınmasına izin vermedi diye mi düşünür? Yoksa o zam silsilesi altında geçim sıkıntısı yaşarken bir dakika ya bu işin sorumlusu AK Parti iktidarı diye mi düşünür? Alternatif Çünkü varar var birincisini söyleyecek evet. belli ki iktidar söylem olarak öyle görünüyor. Hani dış güçler değil. Tamam. Sonuçta olacak? Evet. Şimdi şöyle vatandaş alternatif arar bu durumda. Hı. Der ki AK Parti hükümeti bu işi başaramadıysa ki afaki konuşuyoruz şu anda. Sizin de bahsettiğiniz hani süre istiyor, süre ediyor. Ya süreyi niye istiyor? Şu anda sokakta Sokağa baktığınız zaman hakikaten bir erken seçim çağrısı vatandaşta yok. Vatandaş şu anda gözünü dikmiş e, ekonomiyi bir düzelsin. Bir an önce düz Ve AK Parti çözülsün diyor. Bekleyin. Biz şu anda ekonomiyi düzelteceğiz sözünü bekliyor. Yani 2022 yılı içerisinde o yüzden hep başa döndük, imtihan dedik. Eğer AK Parti hakikaten alım gücünü eski haline getirirse vatandaş ikna olur, devam ederler. Ama 2022 yılının sonunda AK Parti ekonomide Bugün olduğumuzdan daha kötüye giderse vatandaş bu sefer kararsızlığa düşer. Hepsi değil ama. Hepsi değil. Çünkü herkes ekonomiye bakmıyor. Bunu da görmek gerekiyor. Yani herkesin ekonomisi çok kötü diyemezsiniz. Herkesin ekonomisi düştü diyemez. Hayır, ekonomisi çok kötü olmayanlar zaten ya bir şey söylüyorum. Olmadığını söylüyoruz. Zaten zenginlere hizmet ediyorsunuz diyoruz yani. Ben onu demiyorum. Şimdi, Paradan para tamam, kazananlara orada, hizmet edenler derdi, yani. derdi vatan hacı, olanlar da hacı, var. Ha. Sadece ha. ekonomi değil ben de, de o. derdi yani vatan vatandaş, olanlar da var bu ülkede. Ben duyuyorum çünkü. Diyor ki adam ne demek ya? Bu ülkede yaşayan herkesin derdi vatandaşı. Bak vatan hamaset oluyor. yapmıyorum ya. Bir dinleyin. Ama hamaset oluyor. Diyorum yok hamaset Vatandaş gerçekler ki, bu. Herkes, Hacı gerçekler Hacı, bu. Hacı yakışıklı gelmiyor böyle. Ben gerekirse. O, siz sabahtan beri hamaset yapıyorsunuz. Eğer öyleyse sizin ya. yaptığınız tamam. da hamaset olur. Vatandaşı ayrıştırmayın. Söylediklerime biraz tahammül edin ya. ya Hacı yakışıklı tamamlayın lütfen. Şunu söyleyen de var. Helal olsun benim Mehmet'imin kanı atmıyor. İçeride bombalar patlamıyor. Hükümet PKK'yı süpürdü attı bu tarafa. Ee, o yüzden ben bu hükümeti destekliyorum diyen çok sayıda insan da var. Tamam. Yani terörle mücadeleyi ekonominin önüne koyan bir seçmen kitlesi de var. Bunun yanında ama şunu da açıkça söylemek gerekiyor: şu anda her iki ittifak siyasete girmiş oluyoruz. %50-%50 pozisyonunda olduğu için mutlaka bir kararsızlar grubu ortaya çıkacaktır. Kararsızlar grubu ortaya çıktığı zaman da ben alternatif arıyorum diyen bir kitle mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu kitlenin %2 olması yeterli. Fakat alternatif diye baktığı partilerde de umut görmesi gerekiyor. Bugün baktığınız zaman e, CHP'nin İyi Parti mesela İyi Parti bir ara Artagan diye bir ekonomi sistemi önerdi. Bugün hiç konuşmuyoruz. Artagan yapacağım dedi. Meral Akşener çatır çatır toplantılar yaptı. Hatırlıyor musunuz Artagan'ı? Hatırlaması bile zor yani. Ama çok büyük propaganda yapmıştı o zaman. 6-7 ay önce çok da bir zaman. Şimdi müsaadenizle ben toparlıyorum. Son bir dakika. evet. Toparlıyorum. Şimdi e, CHP, PKK ile iş birliği. Bak ekonomiyi konuştuk. Ekonomiden kaçmıyoruz. Vatandaşın alım gücünün oldu. Ama bizden şunu beklemeyin. Hükümet istifa. Bunu konuştuktan sonra. Hükümet erken seçim. Bizden bunu ver. Biz durum tespitini daha yapmakla mükemmeliz. Daha ne olması mükelim. gerekiyor bu siz ülkede? Bunu daha ne olması gerekiyor da siz, bunu dile getireceksiniz? Siz, siz, siyaseten, siz siyaseten bir an önce iktidara gelelim, bir an önce zorlayalım, erken seçim olsun diyorsunuz ama e, vatandaş şu anda ben bekliyorum, ekonomiyi düzelter, düzeltirse Erdoğan düzeltir diyen büyük de bir e, seçmen topluluğu var. Var olanı söylüyorum. Şimdi efendim birkaç cümleyle bitireyim. CHP, PKK ile işbirliği yapar Demedik. En başta ben afaki konuşmam dedim. CHP PKK ile işbirliği yapar demedim. CHP iktidara gelirse e, tezkereye hayır dediği için terörle mücadeleyi içeride sürdürür, bomba içeride patladıkça müdahale eder dedim. Yani PKK ile mücadeleyi içeride sürdürür dedim. PKK ile işbirliği yapar demedim ki afaki konuşmadım, tezkereye hayır dediği için bunu söyledim. Çözüm açılım süreci ya da FETÖ'nün palazlanması Bülent Bey. Kenan Evren'in yaptığı 80 darbesi FETÖ'yü PKK'yı palazlandırdı. Diyarbakır Cezaevi PKK üretim merkezi gibi oldu. Nasıl ki 80 askeri darbesi PKK'yı palazlandırdıysa 28 Şubat 1997'de Necmettin Erbakan'a yapılan darbede FETÖ terör örgütünü palazlandırmıştır. O gün Necmettin Erbakan'a darbe yapanlar devletin içine terör örgütünü sızdırmıştır. Terör örgütünü yoksa bakın Ecevit'te de Hani çıktı Fethullah Gülen şefaat hakkım olursa Bülent Ecevit'e şefaat ederim açıklaması var Fakat ben şunu çok açık söylüyorum Sivil siyaset Hangi siyaset olursa olsun Sivil siyaset terör örgütlerini devlete sokmaz Sivil siyaset Hiçbir sivil siyasetçi CHP'si de öteki de Bereki de devletin içine terör örgütlerini Sokmaz Arka planda siyasetin içinde destekleyenler olur Şudur budur ama hücrelere giremez Hücrelere ne zaman girer Devleti öldürdüğünüz zaman Devlet darbe dönemlerinde ölür yani bitmez. Yani ölür derken uykuya yatar. Devletin eli kolu düşer. O yüzden müdahale edemez. 80 darbesi ve 28 Şubat darbesi böyle oldu. Eğer 15 Temmuz 2016 darbesi de gerçekleşseydi belki bugün Türkiye'de DAEŞ'inden PKK'sına kadar birçok terör örgütüyle uğraşacaktık. Ve DAEŞ bizi yargılayacaktı yani. İslam adına bizi hapse atacaktı DAEŞ yani. Şimdi siz siyasal İslam falan diyorsunuz ama öyle olacaktı. O yüzden Son. darbelerdir devletin içine terör örgütünü sokan. CHP de sokmaz, AK Parti de sokmaz. Yani sivil siyaset terörü devletin hücrelerine sokmaz. O yüzden FETÖ'yü palazlandıran AK Parti olmadı. FETÖ'yü devletin içine sokan Necmettin Erbakan'a darbe yapan 28 Şubatçılar oldu. CHP'yi eleştirdiğimiz nokta noktaysa bu 28 Şubat darbecilerine sahip çıkmasıdır. Peki. Biz CHP'yi niye sen terör örgütlerini devletin içine sızdırdın diye değil, niye sen devletin içine terör örgütlerinin sızmasına sebep olanları niçin savunuyorsun? Bunları savunma diyoruz. Bizim söylediğimiz geldi, bu. O FETÖ'cüler tamam. geldi, askerlere komplo Şimdi, kursular. Cevap vermediğim bir şey kaldı mı? Hanımefendi şey Beşli Çete dedi, onu da söyleyeyim. Hanımefendi, şimdi... Fransa'nın, Almanya'nın... Yarım saattir tebliğde bulunuyor. Yani. Yarım saat değil. Onu Bak yani süremi yazdım. Kadar. Kaç dakika biliyor musunuz? 12, 13, 14. Bizim hanımefendiden konuş, daha kısa konuştum. Konuşma 3 dakika. Canı Dışarı sağ olsun. 16 dakika. Bak hanımefendiden yani daha kısa konuştum Allah. ama canı sağ olsun. Yani. Şimdi. Ben de normalde bölmemek için zor tutuyorum kendimi yani. ama ben de notlarımı aldım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> <Allah> ediyorum. <acı gülüyor> Bak ne güzel <laughs> zor karşılıklı. Hadi ne olur son cümle. Tamam. Çünkü çünkü masal yani dinlediğimizde, dinlediğini Senem, hissediyorum. Her senem valla Hacı Bey bizi üçte çarptı. Bazen gerçekler yok Senem Hanım güzel yönetiyor bir şey demiyor. Tamam, hadi Bak size hadi, de Son, son söz cümleyi alayım yönetiyor. az zamanım kaldı. Gerçekler kimi insanda olacağım. gülme Şu etkisi yapar kimi insanda masal etkisi yapar. Sizde gerçekler masal etkisi yapıyor. Hacı Bey, kasa tam takır olmuş. Bu ülkede artık yarım kasa sivil satılıyor. Kasa tam takır değil. Yani ben size ülkenizi soruyorum yeni ekonomi modeli hayata geçiyor. Gamze, Gamze, Gamze Hanım, ülkenizi biraz sevin. Gamze Hanım, bence bırakın Hacı, Bey bitirsin ya lütfen. Hayır, evet. Yoksa insanların uzat, uzat, bu kadar açız diye bağırdığı Ama bir yerde. Bunu fırsat açız. diyor. her Hanım. müdahalemizi e, şeye, de, şeye çeviriyor, avantaja çeviriyor. aç giren bir çocuk varsa sorumlusu benim ben. Benden hesap sorun. Aç giren bir çocuk varsa. Çocuk Bak o çocuğu bulun, da, çocuk o çocuğu bulun, da. Allah şahidim olsun, Hacı o çocuğun Bey. evine gidelim, yardım Hacı edelim. Bey. Hacı Hangi Bey. çocuklar tamam. aç ya Türkiye'de Hacı yapmayın. Bey. Türkiye'de tamam. yatağa ben... aç giren çocuk var diyorsanız bunun sorumlusu hükümet değil, Türkiye, bunun sorumlusu Türkiye. vatandaş Türkiye. olarak biziz. Biz sorumlusunuz, bulacağız o çocuğu? Sorumlusunuz. Sessiz kaldığınız Kim o çocuk? için sorumlusunuz. Yok öyle bak işte Gamze Hanım varsa öyle bir çocuk. Dışlayıcılık af ve Bulun o çocuğu. Ben, çocuklar üzerine çocuk siyaset hakları, yapmayın. Ben, ben çocuk hakları çalışıyorum. O ve, zaman bulun o çocuğu. Çocuk Kim, kim o çocuk? Verin ve, adresini. Ve çocuk, ver o adresini aç yatan bey, çocuğun. Dinleyecekseniz anlatayım. Ben çocuk hakları çalışıyorum ve çocuk refahı. Çocuk yoksulluğu Türkiye'de gerçekten içler acısı durumda. Hakikaten çocuk var mı gerçekten? Olmaz olur mu? Sokakla Adresleri var sokaklarda mı? Sokaklarda yatan çocuklar Benim var. Kötü yola düşen kadınlar var. Şimdi burada sürekli bir hamaze, sürekli açık bir şey ben doyuracağım diyorsunuz. Bak ya canlı ülkede, yayında açık konuşuyorum. Bu ülkede, Aç ülkede. yatan çocukların adresi Evine var mı? Araştırıyorsunuz madem. Evine ekmek götüremeyen babalar var. Bak adresi vermezseniz sorumlusunuz verin o çocuklar nasıl milyonlara bakacak olan ne sizsiniz cep ne benim cep biz elimizden biz, biz cep elimizden, elimizden, elimizden geldiği hani konuşuyorum ya bak, bakın olarak, ya. Bey, tamam, falan, Hacı, bireysel, bireysel olarak Hacı Bey Hacı Bey aç yatan tamam. çocuklar falan bireysel olarak yardım ederiz o başka bir şey bireysel ama değil. Kaç ama sosyal devlet olmanın gereği çocukların yatağa aç girmemesi bunu sağlamaktır kadınların şiddet görmemesidir bunu sağlamaktır yoksulluk varsa bunun önüne geçmektir ben ben 3Y ile ben 3Y ile mücadele edeceğim diyerek gelip Şimdi tamamen eksen kayması, kayması yaşayan AKP'yi nasıl savunacağınızı Bilakis, Türkiye eksenini bana, oturdu bana ya. Isin, bana isim, verin diyorsunuz. Evet. Ben tek tek size çocuk ismi mi vereyim? Ben Araştırdım çocuk hakları dediğiniz komisyonunda için. merkez başkanlığı yapmış bir Başkanlık çocukların, çocukların, çocukların ne zorluklar yaşadığını ben görüyorum. Hangi nasıl istismar edildiklerini görüyorum. Hacı Bey Abi ben, ben de, isim o isim. istismar siz... tamam o istismar işi ayrı. O istismar nerede doğuyor? Yoksulluktan doğuyor. İstismar çocukları, işi, istismar işi çocukları o ayrı. yoksullukta Biz parasızlıkta aç, aç kullananlar değerlendirenler. bir şey aynı şeyleri gelin, el ele verelim. Bak, Sürekli bir farklı fikirlerdeyiz ama tamam, gelin Mezi el ele Bey. verelim. Sayın motorist, Hacı Bey, Hacı Hacı ben müdahale Hacı Bey. Tamam Hacı Bey. Evet. Eee Bülent Bey buyurun. <gülüyor> <gülüyor> az konuşmaktan <laughs> yakınıyorsunuz. Allah. ne az Bey aldı. Sizden şöyle, fazla konuşmadım. E, az önce bir sorun vardı size. Ona da cevap verin lütfen. E, i̇şte Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Yani Türkiye'nin dış politikasını eleştirirken muhalefet o yalnızlık, hani değerli yalnızlık ifadesi Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'ın vardı ya onu da çok muhalefetin ciddi eleştirileri vardı. En nihayetinde şimdi sorunlu ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor Ankara. Bunun neresinde Yo, doğru var, sorun var? Yani iktidar Mısır'la İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri'yle normalleşmesi doğru bir şey. Yani siyaset Peki niçin eleştiriliyor? Eleştirmiyoruz. Hı hı. Buradaki iki yüzlülüğü söylemeye çalışıyoruz. çift standartı söylüyoruz. Yani iktidarın samimiyetsizliğini söylüyoruz. Yani iktidar işine geldiği zaman bu kavgaları yani gereksiz e, Türkiye'nin dış politikasında çıkarına olmayan kavgaları içeride bir kahramanlık gibi sunuyor. Dönüyor. Bu insan bu ülkelerle belli bir noktada e, uzlaşmaya vardığı zaman yine bunu bir kahramanlık gibi sunmaya çalışıyor. Çünkü arada zafer kazanıyor. Biz de diyoruz ki ortada bir zafer falan yok. BM ile yapılan anlaşma yani sonuçta değil. sonuçta münasebet söylüyorsunuz. Yani Mavi biz vatan. bunu niye yaptık diyorsunuz yani. yani Mavi biz bunu, Vatan zafer değil. Biz biz bunu niye yaptık diyorsunuz. Yani siz Mısır'la Mısır'la Mısır niye kavga ettiniz? Yani Mısır'la bu kadar ters düşmenizin sebebi neydi? Sonuçta mesela bu iktidar eninde sonunda Esad'la da oturacaktı. Ve biz o zaman yine soracağız. Ya bak bu yaptığınız doğru. Mısır'la bugün Türkiye'nin oraya büyük elçi göndermesi doğru bir şey. Ya biz Mısır'la kavga etmememiz lazım. Ya yani Mısır'la bir takım konularda farklı düşünebiliriz. Ama Mısır'ın yönetim şekli diktatörlük olmuş. İşte farklı bir rejim olmuş. Ya bizi çok da ilgilendiren bir şey değil. Sonuçta bizim kendi ulusal çıkarlarımız var. Ha biz orayı eleştiririz deriz ki ya Mısır keşke daha demokratik olsa. İnsan haklarına saygılı olsa. Keşke bunlar olmasa. Bunu söyleriz. Ama biz Mısır'la sırf bu nedenlerden dolayı köprüleri atamayız. Aynen Suriye'de de olduğu gibi. Ya yani benim söylemek istediğim şey bu. Yoksa iktidarın zaten yapması gereken şey bu. Hani Binali Yıldırım'dı sanırım. Sayın Yıldırım şöyle demişti. Yani biz bundan sonra dostlarımızı arttıran bir dış politika uygulayacağız. Çok doğru bir şey aslında. Ya yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ki Atatürk'ün dış politika ilkesi de budur. Yani dostlarımızı arttıran ve bunlarla iyi ilişkiler kuran komşularıyla iyi ilişkiler olan bir Türkiye Cumhuriyeti. Burada dış güçlerin kim olduğunu anladınız Öğrenemedik. mı? Öğrenemedik yok. Bu dış dış sorunuzun şöyle, cevabını aldınız dış mı? ŞKK'ya kimin destek verdiğini dış, bilmiyor musunuz? Dış güçler şöyle bak şimdi dış güçler işimize geldiği zaman bazen başkaları oluyor bazen başkaları oluyor. Mesela 15 Temmuz darbe kalkışmasının arkasında dış güçler Birleşik Arap Emirlik, Emirlikleri ve Amerika oluyor. Bazen o değişiyor bunlar dost oluyor arkadaş oluyorlar başkaları oluyor dış güçler. Yani iktidarın o günkü konumuna göre dış güç şeyi değişiyor. Ama biz şunu biliyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu stratejik konum itibariyle her zaman yabancı bir tehdit altındadır. Yani bu sadece Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı bir şey değil. Bu bizim Selçuklu'dan, Osmanlı'dan gelen bir şey. Niye yani bir dış güç var? Yani elbette tehdit vardır. Yani biz onun için bu orduyu besliyoruz. Onun için modern silahları bu ülkeye e, ordusunun modern silahlara sahip olmasını istiyoruz. Onun için ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz diyoruz. Yani tabii ki bir tehdit var. Ama iktidarın bu beceriksizliklerinin hepsini bu dış güçler üzerinden açıklamasına karşı çıkıyoruz. Yani şunu bekliyoruz. Ya ben beceriksizlik yaptım arkadaş, ekonomiyi yönetemedim. Aynen FETÖ'yü yönetemediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ya, milletim de Allah'ım da beni affetsin dedi ya. Ya yine bunu kabul etsin diyoruz yani. Burada bir başarısızlık var. Başarısızlık yani, diye görüyorsunuz siz. Ya tabii ki başarısızlık diye görüyorum. Ama hayır diyorsunuz. Yani, aynı hayır koyuyor. Hayır bir başarısızlık. Tarımdaki var. İşte, aynı başarısızlık. yükselişi de burada devam gerekiyor. ediyor. Ya ben tabii bu e, ekonomi konusunda sanırım başka bir konuda da bana herhalde söz hakkı vereceksiniz. Hangi konuda? Yani zaman. Yok kalmadı yok ya. yani başka <laughs> konuya geçeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bunu Denizlikte. çok uzatmanın anlamı yok yani. Hep aynı tekrara düşmek istemiyorum yani. Sonuçta seyirciyi de e, muhtemelen Küçükler çok sıkıyoruz. Bülent Bey bile genelleme yapmanızdan sıkıldınız. Hayır sıfırdınız. ya genelleme yapmıyorum ama siz dönüp dönüp aynı noktaya geliyorsunuz Değil. ya. Ama ben fahiş fiyat, fiyat var diyorum. Dönüp dönüp aynı şeyleri geliyorsunuz ya. Vatandaşın alım gücü Yani beceriksizliğin mi? nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Ama beceriksizlik dememiz ya. Tamam bir şey soracağım. Tamam bir dakika. Tamam. bir şey ama. Tamam. Ee, Hızla şu konudaki. Şimdi taraflar hiçbir veride anlaşamıyorlar. Öyle ki işte mitingler yapılıyor. O mitinglere kaç kişi katıldı? Ne oldu? CHP kaç kişi topladı? Siirt'te kaç kişi toplandı? Orada bile yani herkes farklı bir veri veriyor. Mersin mitingi CHP'nin görüntüler nasıldı? Siirt'teki açıklamalar, evet. Mersin'deki açıklamalar. Hani şu 2023'e doğru giderken sizce bu hafta sonundaki Siirt ve Mersin siyaseten size nasıl bir fotoğraf verdi? Şimdi Mersin mitinginin farklı anlamları var. Şimdi birinci şey şu. Mersin'de yani neden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şeye gerek duydu ve miting yapmaya başladı ki bunlar devam edecektir. İkincisi Kocaeli'de. Şimdi, şimdi bugüne kadar Kemal Bey iktidarla ilgili eleştirilerini işte grup konuşmalarında, basın açıklamalarında veya yurt gezmelerinde işte esnaf gezmesi ya da o STK'larla ilgili yapmış olduğu toplantılarda söylüyordu. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, muhalefeti yapma stratejisinin bir parçasıydı. Ama bu belli bir noktaya gelince Cumhuriyet Halk Partisi bu stratejiyi halkla birlikte bu işi politikleştirerek, halkı da bu politikanın içine katarak yeni bir strateji başlattı. Bu da bunu halka indirmek, kendi söylediklerinin halk tarafından desteklendiğini bütün Türkiye'ye göstermek istedi. Mersin Bitingi bu anlamda önemlidir. Halkın da bu politik sürece dahil olması anlamına gelir ve bu politik sürece halk da dahil olmuştur. Peki ikinci anlamı nedir? Oradaki meydana gelen insanların yüzlerinde okuduğumuz heyecan. Yani insanlar bir kez bir öfkeyi taşıyarak o meydana geliyorlar ve iktidarın politikalarından ciddi anlamda bir rahatsızlıkları var. Bunu bir öfke var. Bu öfkeyi ortaya koyuyorlar ama aynı zamanda da Muhalefetin bu sorunu çözebiliriz, çaresiz değilizden duydukları bir heyecan var. Yani benim Mersin mitinginde gördüğüm şey tam da bu. Ve e, bunun da bir süre sonra iktidarı e, en azından halkın yanına gidip halka sormadıkları, işte tebdili kıyafet halkın içinde dolaşarak sorun dedikleri şeyi belki bu mitingleri izleyerek daha rahat öğrenmiş olacaklar. Bu mitinglerin böyle de bir amacı olmuş olacak. E Aydın İşkur siz hafta sonunda işte Mersin'e Siirt'e baktığınızda oradaki e, mesajlara baktığınızda şimdi çıkardığınız sonuç. Rahmetli Bölükbaşı vardı. Yani Türk siyasetinde de çok Hı, nüktedan evet. yani şeyde e, yani onun bir ifadesi var. Diyor ki yani orada diyor e, mitinglerin bu kalabalıkları ile ilgili olarak diyor millet diyor Bölükbaşı'nı alkışladı. İnönü'yü karşıladı. Oyunu Menderes'e verdi. Mender. O nedenle evet. mitinglerde kimin ne kadar topladığı falan e, çok da önemli değil. E, sandık farklı. Yani ona baktığımızda işte e, sayınince de belki de İstanbul'da en e, fazla e, kişi toplayıp miting yapan e, cumhurbaşkanı de kişiydi. Sandığa yansıması farklı. Milli irade e, farklı şekilde tecelli ediyor sandıkta. Kalabalıklar millet gelir. O yüz bin der, biri 50 bin biri 500 yüz bin der. Ama sandığa yansıması e, hiçbir zaman dedi meydanlardaki gibi olmuyor işin açıkçası şimdi e, tabii muhalefet doğal olarak e, kendi seçmenini konsolide etmek adına e, bir iş, şey yapacaktı. yani çünkü artık e, millet e, iki şey üzerinde e, yani muhalefet kanadında da bıkınlık yaratılmış bir işte güçlendirilmiş parlamentersem iki yıl boyunca artık söylene 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 altını dolduramadıkları bir sistem üzerinden Hadi iki sene milleti bir şekilde seçmeni bir şekilde konsolide etti. Ama artık seçmen ya, şey, şey yapmaya başladı. Ya nerede bu? Söylüyorsun söylüyorsunuz ama nerede bu? İki yıldır altı tane partisiniz bir şey önümüze koyamadınız. İyi. Görüşmeler haftaya sonlanıyor. Bakın kadarıyla. kaç yıl oldu? İki yıl. İki yıl. Ne zaman görüşmeye başladılar? Bundan Söyle birkaç ay önce Bey, başladılar. E, fikir alışverişi yapmak kıymetli bir şeydir. Yani Hayır, Eğer memleketin yararını olacaksa ki, değil. İki yıl, yirmi yıl yapılsın. Benim şey değil ki. Hani şey, şey, keşke, e, yıl boyunca, siz şuna alışmış olabilirsiniz. Tek bir kişi dayatıyor ve anında oluyor. Sorgulanmaz. Vardır, Asla. Iki, e, i̇ki yıldır anayasa paketi üzerinde çalışıyorlar. Daha halkın önüne bir anayasa şimdi, paketi koymuyorlar. Anayasa yani. paketi netice itibariyle hazır. Milliyetçi Hareket Hazırdı, Partisi. niye vardı. koymadılar? Şubat ayında o, o şeyden e, tamam, sonra. Tamam onlar da ayıp, koyacaklar işte. Muhalefetse getirecek yani. Değil ki. Zaten Şubat Asıl ayında. Anayasa sistem değişikliği değil ki. Bunlar sistem, değişikliği yapacak diyorlar. Sistem güçlendirilmiş Şimdi sistem işin, işin, işin iyileştirme yapacaklar diyorsun. işte. Evet. İyileştirme sistemin dediğiniz. girdiğini ya, onlar da görüyorlar işte, Parlamenter yani. sistemin e, ucuba olduğu noktasında onlar da hemfikir fikir ki. Sistem tartışmasına girdi. Evet sistem tartışmasına değil ama yani geldiğimiz noktada. Geldiğimiz noktada Mersin mitingi. nin nasıl çıktığına da bakmak lazım. Yani orada sabah onda sufleyi Demirtaş verdi. Akşam üzeri de Sayın Kılıçdaroğlu miting kararı aldı. Bu önemli. Yani artı e, ortada bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir önümüzdeki adayda bir aday krizi Süfleyi yaşandı. Nasıl verdi aday nasıl Aday Onu krizi yaşadı. Onu açıklayın yaşandı. Aydın. Efendim? Sufleyi nasıl verdi? E, artık miting yapmanın zamanı gelmedi hep birlikte diye Demirtaş'ın Evet muhalefet liderlerinin ortak bir Evet evet yapın ortak bir evet işte onun üzerinde Önceki hafta da Denizli'de de Ak, Sayın Akşener yapmıştı. Ona da sufleyi yine de Demirtaş'a verdi. Yani manipüle ediyorsunuz aslında bu evet. söylediklerinizle. Ya niye şimdi gelince böyle hemen gelmiyor şey yapıyorsunuz değil. yani gerçekleri yani. çarpıtıp Ben de gerçekleri söylüyorum. söylüyorum siz bu gerçek dediğiniz şey sizin gerçekleriniz. Benim söylediğim benim gerçekler yok. yani. öyle cumhuriyet halk partisi gerçekler var size göre her sıkıştığında direkt HDP direkt PKK... Güzel bir oynanalım, verimli düş, bir Dış güçler... Yok o başka girecek yer yok. Yani şimdi burada... Kısa alayım bu bölümü. PKK ve HDP'nin veya işte bilimum böyle... E, illegal yapıların yanında durarak ve bizim bunları eleştirdiğimiz zaman bize de karşı bir eleştiri getirmeniz de o da ayrıca e, üzerinde durulması gereken bir şey. Eleştirdiğim şey HDP'nin yanında. Demirtaş'ın içeride yattığı süreyi şeref madalyası sayan bir genel başkan Aydin var Bey, bu ülkede. Aydın Bey yollarda var Katmışız, ya şey tatmışız. vardır rampa vardı. Evet. E, şey çıkış rampa evet, şey vardı. var ya kaçış güzergahı. Evet. Var. Bu HDP falan da hayır maalesef yani, sizler için böyle. Hayır hayır, yani. hayır. Sizin yani HDP'siz, HDP'siz hareket işte, etme kabiliyetiniz yok. Var. O yüzden söyleyince de yok, yok, söyleyince de yani. e, canınızı mı acıtıyorsunuz? Onu anlamış bir Gerçek yok, gündemi saptırdı. Gerçek bu ama. Tamam, Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Yok, gerçek gündemi Çünkü Türkiye'nin gerçek, gerçek gündemi bu. Türkiye önümüzdeki süreçte ulusal güvenlik sorunu tekrar yaşayabilir. Biz bunu dile getiriyoruz. bunlardan da rahatsız olmayın. Ya bak, Biz Türkiye'nin ulusal güvenlik yaşayacağı konuları bile getirmemizden Bunu de HDP rahatsız ama. De Yani değil, Şöyle, olur. tamam. E, çünkü gerçekten e, sizden şu baro seçimine ilişkin yorum da almak istiyorum da o nedenle biraz e, müdahale edeceğim. On binlerce kişinin katıldığı dedi. Şimdi Mersin Valiliği 21.500 kişi katıldı demiş. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, hadi 20.000'i bini, 21.000'i bini de anladım ama 500 ne oluyor? Bilet mi kessin Sayın Vali diye cevap verdi. <laughs> Ee, Erdoğan Kılıçdaroğlu'na topladığın kalabalık ortada. Bak siirt burada dedi siirtteki konuşmasında. Ee, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a e, dedi ki TÜİK'ten mi aldın dedi e, katılımcıların. Olursun. Böyle açıklamalara sahne oldu. Kaç kişi vardı Mersin'de? Şöyle coşkulu bir kalabalık vardı. Elbette ki bilet kesilmedi. O yüzden hı hı. tam rakamı söylemek. Tahmini oynamak... bir şey var mı? Ee, yani bilgi... 10 bin. Mesela, 10 kimi bin, CHP 10 yetkililerinde 100 bin e, yani 100, 100 bini ben de duydum. 100, ben de duydum. Orada değildim ama televizyondan izlediğim, oraya katılanların <laughs> yapmış olduğu yayınlardan gördüğüm gerçekten büyük bir kalabalık vardı. Sayı tartışmasına Aydın Bey'in söylediğine katılıyorum. Mitinglerdeki kalabalık her zaman belirleyici olmuyor. Gösterge değil. Ama hani bu bir kıstas e, olamaz. Ama bu kıstası e, yapanları da yine aynı kişiler. Yani hani bakın kıstas <laughs> yapmıyoruz ama CHP mitingi kalabalık değildi diye benzer çıkışları yapıyorlar. Mersin mitinginde milletin sesini duyurduğu bir coşku vardı. Taşımasız yapılan bir mitingti. Orada taşıma yoktu, sucuk ekmek dağıtılmadı bir zorlama yoktu, bir baskı içten çıkarma korkusu yoktu. Zaten çıkardınız çıkaracaklarızı. Daha ne kaldı ki? Bırakmadınız yoktu. ki. Ama orada ne vardı? Mersin'de. Orada ne vardı? Mersin'de belediye başkanınızın çıkardığı elemanların sayısına bakın. Bırakmadınız ki eleman. Tüm renklerinin orada omuz omuza durduğu bir miting vardı. Mitingler Rekmek mitingler Makarna dağıtanlar sucuk ekmek de dağıtır. Kim dağıtıyor? Mitingler, Hacı Bey, İnsicam'ı bozmayın. Bakın, ediyorum. mitingler, evet, mitingler çok kısa, sadece kısa parti, mi? için yani. sadece bir siyasi parti üyelerine yapılmaz halkın bir talebi varsa, halkın bir isyanı varsa da bir coşkusu varsa onu karşılamak adına da yapılır. Ama ben çok iddialı bir şekilde şunu söylüyorum. Yine aynı yerde, aynı saatte, bir aynı günde yani hafta sonu cumartesi günü Cumhurbaşkanı gidip aynı meydanda bir miting yapsın, aynı kalabalığı, aynı coşkuyu şu an sağlayamaz. Biz bunu yaptığı diğer çalışmalardan ve toplumun artık bu süreçteki ilgisizliğinden görüyoruz. O yüzden sayısal veriler ne derse desin göz var izan var. İzleyenler gördü halk takdir etti. Ama bir yandan bakıyorum sayısal verilerle maalesef ki bu iktidar kadrolarının belli bir sorunu var. Yani aylık enflasyon %3, yıllık ortalaması %20, Mersin mitingi 21 bin. Yani matematikte de bir sorunumuz var. Diyorum ya sorun değil. Yani toplumun gerçeği, orada giden insanların coşkusu bambaşka bir şey. Ama işte diğer yandan HDP hatırlatması yapılması konusu da bana çok manipülatif geliyor. Çünkü dediğim gibi ondan daha bir hafta önce Sayın Akşener Denizli'de bir miting yaptı. Millet, Millet İttifakı adına yaptığı bir mitingdi, evet partisi adına yaptı ama artık toplumun çıkardığı bir ses var ve bu sesi duymak istemeyen bir iktidar var. İktidar bunu duymak istemedikçe muhalefetin hem demokratik olarak bu mitingleri yapması bir haktır hem de bir görevdir. Yapmak zorunda. Yapmadığında muhalefet muhalefet etme görevini yerine getirmiyor diye bu sefer bas bas çıkar eleştiririz burada. Muhalefet üzerine düşeni yaptı. Bu arada şunu da iddia ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu başlatmış olduğu miting süreci ve bu miting serileri deyim Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefette kaldığı son miting süreci olacak. Bundan sonraki süreç iktidara yaklaşma süreci, iktidar olma e de aynı süreci. Ondan aynı kanat hep olacak. Yüzden, Çünkü kendisi yüzden, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı için şunu da, şu an şunu kendini da, yıpratmasının şunu sebebi da, de o. Şunu da söyleyeyim. Yani İmamoğlu yavaş şu neden de, gelmedi? Şu değişimi de görmek lazım. Şu değişimi de görmek lazım. Yıllar sonra Sonrası. sayın Cumhurbaşkanı ilk defa Sayın Kılıçdaroğlu'na gel karşıma dedi. Yani ki Sayın Kılıçdaroğlu bu çağrıyı belki onlarca kez belki yüzlerce kez yaptı. İstersen soruları da vereyim. İstersen prompterda getir dediği halde cevapsız kalıyordu bu çağrılar. Demek ki bir değişim var ki Sayın Erdoğan artık buna bir karşılık veriyor. Demek ki bir değişim var ki yandaş medya dediğimiz medya televizyonlarında canlı yayınlamıyor. Demek ki bir değişim var ki sayısal bir kıyasa gidiliyor. Diyelim ki gerçekten 21 bin kişi vardı. Ya eğer yandaş Mersin, demek hoş değil. Eğer, eğer yandaşın, Mersin mitinginde yani. 21, 21 bin kişi varsa diyorum ya 21 bin kişi varsa varsın olsun orada 21 bin kişi olsun. O zaman Sayın Cumhurbaş Başkanın siirt mitinginde kaç kişi vardı? 500 kişi mi vardı? Hadi iyimser davranalım 1000 kişi diyelim. Sayıların bir önemi yok. Ama kıyasa gidiyorsanız bu kıyası yapmak zorundayız. O mitingde heyecan vardı, halka umut vardı ve ilk defa bir mitingde halkın sesinin duyulduğu tamam. bir e, süreç oldu. Hacı Yakışıklı sizce Mersin mitinginde ne vardı? Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle mitinge katılanlara hayranım. yani. Bütün hangi parti olursa olsun çünkü mitinge katılmak bir yetenek istiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Parti lideri gelmeden iki saat önce meydana gideceksin. Meşakkatli bir iş diyorsunuz. Meşakkatli yani, ya ben anlamadım. yapamam. Yani ben gazeteci olarak mitiklere gitmişimdir ama. CHP'ye de MHP'ye de AK Parti mitiklerine gittim ama. Ee, hani gazeteci olarak gittim mesleğim ama iki saat önce gidiyor. Oradan şakır şakır yağmur yağıyor. Hanımefendi dedi gibi sucuk ekmek falan dağıtan da yok aslında. Ee, ve bir saat daha da üç saat ya. yani bu En bir şey değil. Bir de ilçeden gelenler var. 2-3 saatlik yol. Hakikaten meşakkatli bir O yüzden mitinge gidenleri tebrik ediyorum. Helal olsun. Yani. Bu bir inanmışlıktır. Adanmışlıktır Yok aslında. Yok yani şöyle. Bu bir yetenektir aslında. Yani, yani mitinge hatta gitmek şu, şu de kolay de değildir. Değil. Ben Şimdi bugün gelelim. miting yapan arkadaşlara o hani çalışma kadrosunu aradım. Çünkü ilgimi çeken bir detay vardı. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Ağacın üzerine çıkmış bir dayı vardı. Yani mitingi ağacın üzerinden izliyor. Ya dedim o amca niye orada tutamadınız? Bu arada mı bütün mitingler için çünkü söylüyorum. O dediler ki ya biz seslendik amca. Hani in bir şey olacak. Başına bir şey gelecek. Yok ben buradan daha iyi görüyorum deyip. Yani o adam saatlerce Saatlerce ağacın üzerinden miting izledi. Bu şöyle e, Gamze Hanım. Bütün partilerde var. Yani HDP'de de var. Öyle tutkunlar var. AK Parti'de de var. Yani mitinge gelen insanlar hakikaten takdire şayan. Tebrikler. Partiler onları tamam. tebrik etmeli. Şimdi. Kısaca alayım. E, bu mitinglerin faydasının olduğunu düşünmüyorum. Niye düşünmüyorsun derseniz. Şimdi bu mitingleri yapmanızla e, ekranlarda konuşmanız arasında bir fark yok. Çünkü insanlar farklı bir şey bekliyor. Ben bunu Olsun olsun ısrarım yanlış anlaşılmasın. Hani e, mitingi niye yapıyorsunuz? Ülkeyi yönetmek için yapıyorsunuz. Peki Sayın Kılıçdaroğlu siz ülkeyi yönetecek misiniz? Buna aday mısınız? Yok. İmamoğlu mu aday? Mansur Yavaş mı aday? Akşener mi aday? Pervin mı aday? Yok. Niye miting yapıyorsunuz? Anlatıyorsunuz derdinizi. Yapın tamam ama insanlara... Ne vaat ediyorsunuz? Siz mi yapacaksınız? Bütün bunlar Biz yok. Yapacağız çocuğum. Ben i̇şte, yapacağım diyor. E, o zaman adayım demesi olmayacağını lazım. ne Şimdi ya. geldik. Yok Niye HDP faktörü ile ilgili de şunu söyleyeyim. Olmayacak zaten, de o yüzden. HDP faktörü artık e, kamuoyu nezdinde öyle bir şey oldu ki, bak doğruyu konuşmak lazım. HDP'yi artık CHP ve İyi Parti seçmeni pek önemsemiyor. Yani HDP ile işbirliği yapıldığını gözüyle görse İyi Parti seçmeni İyi Parti'de duruyor. Yani böyle bir sosyoloji oluştu. Yani o İyi, var açıda... bunu anladım. şöyle e, bir saniye. Bu Aslında sosyoloji... bu bak, HDP ben... konusunun <laughs> farkındayım. Yani siz hitap ettiğiniz tabanı kışkırtmaya çalışıyorsunuz. Müsaade edin. Yani ben ya, bu bir şey, ben bir ben sosyolojik gerçek Ama daha düne çalışıyorum. Bunu kabullendiyseniz gerek yok. Yani bak ben kabullenmiyorum. Ben HDP ile meclis çatısı ya, altında... Hacı Bey bilinçli olarak yapıyor bunu. Böyle konuşuyor polemikleri yaratıyor. Biz ona müdahale edelim. Konuşma süresini uzat. Yok ya gidiyorsun. <laughs> Bülent Bey 30 dakika tamam. konuştun ya. Ee, Bilmiyorum ki. Ya ben e, e, tamam o zaman müdahale etmeyin. E, evet. O taktiği de başarıya demiyorum. ulaşmasın. Ben, ben hiç evet. karışmayın. Konuşsun. Ben abi, Bülent Bey ne yapıyorsun? tamam bir Konusun. dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hacı Bey. <laughs> Beni güldürdü programın sonunda. Şimdi bakın Bülent Bey. Ee, ben mecliste HDP'lerle bir arada durmak istemiyorum. Çünkü PKK'ya destek verdiklerini görüyorum. PKK'ya destek verdikleri için ben HDP'lerle bir arada değil. Seçmen artık öyle bir odaklanmış ki İyi Parti veya CHP'li yöneticiler nezdinde söylüyorum. Özellikle Erdoğan gitsin de ne olursa olsuna odaklanmış bir yönetici silsilesi var. O yüzden HDP ile ilişki çok etkilemiyor insanları bu noktada. PKK ile ilişki etkiliyor ama bak şu tezkereye hayır dediler ya. Tezkereye hayır denmesi HDP ile ilişkiden çok daha büyük zarar verdi tezkereye hayır denmesi. Şimdi zaten ortada yani 50'ye 50 veya 48'e 52'lik bir bant var. Hiçbir ittifak şu anda 45'e düşmedi. Hiçbir ittifak 55'e de yükselmedi. İttifaklar şu anda ya 50-50 ya 48-52. Ama bak hangisidir diye ben yorum Hangi yapmıyorum. Hangi anket sonucuna göre diyorsunuz? Ben gördüğüm bir söylüyorum. Oldu mu? gördüğümü söylüyorum. Anketlere gelince anketlerin çoğu yalan uyduruyorlar. Gerçi yani Sayın Erdoğan Baktır da reddediyor zaman. bu aralar bak anketleri. Şimdi, anket, firmalarına savaş açmış. Tamam Gördüm. Anketlerin Bey, çoğu araya giriyorlar, olsun. Olsun. Araya giriyorlar tamam. ama. Araya giriyorlar. Tamam hadi ne oldu? Bir dakika Peki, doldu. Tamam. Gamze Hanım herhalde müdahale etti. Aynı coşku Rost şunu anladım. söyleyeyim. Ederim. Mitinglerle ilgili yorumumu yapıp bırakayım. Hangi parti istesin meydanlara istediği kadar kişiyi doldurabilir ilçelerden getiririz. Meydanları getirir, getirir. yani. Meydanları aldamamak lazım. Ama Peki. siyasetçiler meydanlar üzerinden polemik yaparlar, polemik yapmaya da devam ederler. Cumhurbaşkanı da aynı coşkuyu sağlayabilir. Kılıçdaroğlu da sağlar. Ama sonuç itibariyle kim avantajlı diye sorarsanız 50-50 ve 48-52 bandını 19 yıl sonra hala sağlayabilen bir iktidar varsa buradaki tabloda 2 puan geriye düşse dahi iktidar avantajlı. Tamam. Şimdi 2023'te ne olacağını bilmiyoruz ama dün Türkiye Barolar Birliği'nin seçiminde sonuç ortaya çıktı. ve Metin Feyzoğlu dönemi sona erdi. Şimdi burada üç hukukçu var. Çok tartışılan bir başkan oldu. Özellikle bu çoklu baro tartışması sırasında baroların eylemi o eylemle ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği'nin Metin Feyzoğlu'nun tavrı bu tartışma programlarında da çok konuşuldu. Elinç Sakan Ankara Barosu Başkanı yeni Türkiye Barolar Birliği Başkanı. E, Bülent Bey sizden alayım hemen Üçer dakika özellikle hukukçuların yorumunu almak istiyorum nasıl bir seçim sonucuydu sizce e, yani, siz de Ankara Barosu'ndansınız evet, sonuç tabii, tabii. olarak tabii. ben Ankara aynı zamanda Ankara Barosu Ceza Üniversitesi'nin başkanıyım e, eniş başkanla da e, uzun bir süredir yakın çalışıyorum yakın bir çalışma evet. arkadaşınız şimdi e, dediniz ya 2023 seçimlerine daha çok var ama dün bir seçim oldu 2023 seçimlerinde de aynen böyle bir seçim olacak yani bu seçim aslında 2023'ün de bir eee işaret fişeği oldu. Neden öyle düşünüyorsunuz? E, çünkü e, aynı dinamikler e, orada da kendini gösterecek ve aynı sonuç olacak. O zaman muhalefet olacak. kaybedecek. E, muhalefet e, muhalefet çünkü 25 farkla kazanmış. Muhalefet daha, önce, kayb daha yüksek muhalefet farkla kazanıyorlar. Muhalefet, kay muhalefet kaybediyor muhalefet dolayısıyla. Muhalefet kaybetmedi. Muhalefet e, kazandı. Şimdi Eskiden peki daha yüksek peki kazanıyor. ne oldu Çok yani? Az farkla kazandı. Neden? Ama e, şimdi 3 dakikanız var ya dolayısıyla tamam. ne Neden Hiç bu girmiyor. sonuç ortaya çıktı? Şimdi Metin Feyzoğlu döneminde Türkiye Barolar Birliği'nde ne oldu? Metin Feyzioğlu döneminde Türkiye Barolar Birliği e, iktidarı olumlayan, iktidarın hukuksuzluklarına destek olan, onu onaylayan bir kurum haline dönüştü ve öyle ki Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, Türkiye'deki yerel mahkemeler uymazken bunları iktidar bunlara uymamayı teşvik ederken ve bu mahkemelerde bu kararlara uymazken Türkiye Barolar Birliği hissesini çıkarmadı. Yine. Avukatlar yerde sürüklenirken, intihar ederken, e, savunma susturulurken, Türkiye Barolar Birliği yine sesini çıkarmadı ve bütün bunlar mesleği daha geriye götürdü. Barolar Birliği Başkanı bu konuda bir tavır geliştiremedi. Tam tersine, iktidarı olumlayan, işte iktidarın e, avukatlara yeşil pasaport vermesini bir başarı olarak avukatlara sunan, bunu alkışlayan bununla her şeyin bittiğini zanneden bir anlayışı egemen kılmaya çalıştı Türkiye Barolar Birliği'ne. Yine işte baroların ihtiyacı doğrultusunda illerde yapılan barolara ait binaları bir başarı olarak sunmaya çalıştı. Oysa biz biliyoruz ki bu dönemde Türkiye'nin birçok yerinde çok modern adliye binaları yapıldı ama içinde adalet yok. Yani avukatların modern hizmet binaları olabilir ama eğer içinde bir savunmanın gücü yoksa, eğer bu savunmanın gücünü siz yargı koridorlarına, yargının içine, yargının vazgeçilmez bir erki olan savunmayı oraya koyamıyorsanız bunun bir anlamı yok. Yani e, bunlarda bunlar da başarısı olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçimi de kaybetmiştir. Peki bu arada ne yaptı Türkiye Barolar Birliği Başkanı? Bir dakika. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin oldu. seçim kazanmak için iktidarla beraber işbirliği yaparak aynen ucube bir sistem dediğimiz Türkiye barolarını bölen ucube baro paralel baro getirerek yine baroları da temsilde adaleti yok eden yani düşünün 40 kişilik Şırnak barosu 4 tane delegesi var 3, 3 artı 1 64 bin üyesi olan İstanbul barosunun da 13 tane delegesi var. Ya böyle bir sistem olabilir mi? Şimdi Türkiye'de siz şunu savunabilir misiniz? Yani Şırnak'la İstanbul aynı milletvekilini çıkarsın. Olabilir mi böyle bir şey? Ama bunu getirdiler. Ve ne yaptılar? Dediler ki biz bu baroları susturamıyoruz. Her şeye rağmen İstanbul barosu gibi, Ankara barosu gibi, İzmir barosu gibi, Türkiye'deki birçok baro gibi susmayan, hukuksuzluğa tepki veren baroları susturmak için paralel barolar kurdurmaya çalıştılar. Ne oldu? Ölü doğdu. Ölü doğdu. Yani bütün bunların bu sonucunda, İki bütün bu, bütün bunların yerde. sonucunda, Son bütün bunların sonucunda Türkiye'deki hukukçular, avukatlar buna bir dur dediler ve dün bunun e, karakterini ortaya koydular ve Türkiye barolar birliğinde bir değişim başladı. Bu değişimin darısının Türkiye olmasını diliyorum. Peki. Sayın Erin Sakan da buradan bir kez daha tebrik ediyor. Tamam. Sizce dün olan neydi Aydın İşkur? Şimdi. E, Türkiye'de maalesef baroların çoğu ekseriyeti, buna İstanbul barosu, bir nolu barosu da dahil olmak üzere. Ya bir nolu baro diye bir baro yok. İstanbul barosu vardı. Hayır ya. ya bir nolu baro var, iki nolu baro var. İstanbul barosu nereden çıktı? Yok artık öyle bir şey. Evet. Bu e, ya diyorlar siz, ama ben İstanbul siz Biz Aydın'da bu baronun mensubuuz İstanbul, ya. İstanbul, İstanbul, Birnolu, İstanbul barosu dediğiniz baro tarihsel bir e, tarihi olan. Tamam ben Tarihi hukuk, İstatik bir baro. İstanbul'u, müthiş hukuksuzluklara karşı İstanbul'u baroyu darbecilere bir karşı direnmiş bir baroya. Sadece bence siz sadece. bu baronun mensubu olmaktan dolayı gurur duymalısınız. E, Terör örgütü ya. mensubunun Resen Hasan hangi ya. baroydu bırakın acaba? bu şimdi işleri ya. Çok kısa kere kere zamanım var. Aydın, Aydın Bey'i dinleyeyim. İstanbul bir nolu barosu. ben üzüldüm sizin adınıza. İstanbul kendi baronuza sahip çıkmanıza. Üzülebilirsiniz gece yarısı. Fazla da dert etmeyin. Ee, şimdi İstanbul 1 nolu barosunun Tavır ve davranışları, teröre karşı bakış açısı, DHKPC'lerin e, orada e, miting yapar şekilde ve buna da e, İstanbul Barosu'nun destek çıkmasını hukuk, hukukun üstünlüğü olarak görüp ve buna destek çıkıyorsak ayrı. Erinç Sağkana destek veren bir bildiri yayınladı. O bildirin altında Türkiye'de olmayan bir şey Dersim Baro Başkanı. Buna o ulusalcı... Kendini vatansever, milliyetçi adına ne dersiniz Bir tepkileri oldu mu acaba? Yok, sesleri çıkmadı. Ortada bir Dersim mi var ki? Dersim barosu başkanı olsun. Şimdi bütün bunlara baktığımızda e, bunun genel seçimlerle falan ilgisi yok. Türkiye'de maalesef barolar, barolar hukukun üstünlüğünden ziyade iktidar muhalifliğiyle gündeme geliyorlar. Yani muhalefetin aslında yapamadığını bir dönem barolar yapıyordu bu işi. Üzerlerine onlar almıştı. Aslında hukukla hukukun üstünlüğüyle ilgileri yoktu. Peki iktidar Tamamen muhalifleri iktidar kazandı mı şimdi barolar bir şeyinin seçimlerinde? Zaten iktidar Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de o zaman baroların... Yeni kurulanlar da bakın, da Türkiye'de, iktidar yandaşı barolar mı diyeceğiz? Efendim, böyle bir ayrıma mı gidiyor? Yeni kurulan barolarda da... Öyle barolar zaten. Hayır. İktidar öyle yandaşı zaten. barolar i̇şte biz, mı? Şimdi baroyu, kuranlar, Bakın biz Çinoğlu, o hukukun baroyu üstünlüğünü kuranların savunmak. Kimlerle fotoğraf verdiğine bakın. bizim kurulma amacımız şu. Hukukun üstünlüğünü savunmak avukatı önceleyen, bakın İstanbul Birnoğlu, nolu barosu Aydın Bey bir dakika Aydın Bey, bir dakika savunuyorsanız, bir anayasa dakika, mahkemesi kararlarını bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bakmayın. uygulamayan mahkemelerle Kavala ilgili söylediğiniz tek bir cümle bakın, var mı bakın Kavala, kavalayı söylüyorsanız peki kavalayı geçtim hayır, yür... mahkeme kararlarına uymayan idarelere söylediğiniz bir tek laf var mı ne kime hangi konuyla ilgili ha, bugün Luklu, Türkiye Cumhuriyeti'nde... Hangi konuyla ilgili? Bugün Türkiye sizin, Cumhuriyeti'nde ben dev, sizi anlıyorum. devletin sizin, kurumları sizin düşüne kararladı Sizin düşüyor, sizin derdiniz bir Kavala bitiyor. ve Demirtaş'tır. Ay Biz inşallah. onlara değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kim nasıl karar verse versin Türkiye kendi menfaatleri, kendi çıkarı, kendi hukukuna göre nerede gereğini kaldı yapacaktır. Nerede kaldı anayasa? Nerede kaldı anayasa? Anayasa var. Aydın Bey. Anayasa var. Önce yürüyen kaldı bir yargı, anayasa, yargı süreci ben, var. Nerede kaldı? Yürüyen bir yargı süreci var. kaldı? Bu yürüyen yargı sürecine rağmen Avrupa Konseyi denen bir kuruluş Türkiye'ye dikte veriyor ve buna da bütün muhalefet koro halinde tamam. destek veriyor. Yani süre olsa Anayasayı devam ettirirdim anayasa. inanın ee, ama son cümleniz varsa. Evet son cümlem şu yani barolarla genel seçime falan ilgisi yok. Türkiye'de tamam. e, uzun süredir zaten barolar genelde e, tırnak içinde söylüyorum sol tandanslı. Gerçeklik, onu biliyoruz. Bu nedenle o, orayı o kazandı diye genel seçime de bu yansıyacak. Öğül, öyle öğül öyle olur, bir, bir şey. 30 yıldır, 40 yıldır, tamam, 40 yıldır, 40 yıldır evet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar Gamze, oldu. Gamze Pamuk Ateşli. Şimdi, hukuk konuşulduğunda e, bazı dosyalar gündeme geldiğinde ama, fakat, lakin bu sözlerin çok fazla havada uçtuğunu görüyoruz. Yani hukuk evet ama bizim için gereken bir şey. Ama onun için gerekli değil gibi bir e, sürece giriyoruz. Eğer hukukçuysanız amasız, fakatsız, lakin her şeye rağmen hukuku savunmak zorundasınız. Aksi halde hukukçu sıfatınızı bir kenara bırakıp siyasetçi sıfatınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi Ülkemin hukuku her şeyin üstündedir. Türkiye, hukuk, hukuk inanın siyasete Ülkemin bakmaz. Ülkemin hukuku her şeyin Yeri hukuki. gelir o hukuka siz de sığınma ihtiyacı duyarsınız. Gelin yani, Türkiye Benim Birliği, Türkiye mefahatleri söz konusuysa sığınmak Birliği problem değil. Ona da sığınırız. Burada e, seçilen sığınırız. E, ne Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçilen Erinç Sakan'ı ve kurullarına seçilen e, meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Çünkü zorlu bir süreçte bir e, seçim yaşadılar. Türkiye Barolar lerini Feyzoğlu'nun kazanması için e, bir takım delegasyonda yapılan değişikliklere hep beraber şahit olduk. Az önce e, yani meslektaşım dile getirdi ama mesela Bayburt örneği bana çok çarpıcı gelir. Bayburt'taki avukat sayısına bakarız. Orada bir dört delege temsili vardır. Yine aynı şuradaki örneği gibi. Ama İzmir gibi bir örneğe bakarız. Binlerce avukatı barındırır, 6 delege temsili vardır. Yani İzmir ve Bayburt'u aynı kefeye koyan bir delegasyon sistemi getirdiler sırf Metin Feyzoğlu seçilsin diye. Diğer yandan tüm avukatların %33'ünü barındıran en büyük baro dediğimiz İstanbul Barosu'nun kongredeki genel kuruldaki temsili sadece yüzde üçte sınırlı kaldığında da burada delegasyondaki sorunları İstanbul e, anlamak Barosu anlamak o kadar, çok o mümkün nolu olacak kadar herhalde. Adil, e, rica ediyorum şey, bölmeyin Çok özür dilerim ona da cevap gidiyor. verin. Hayır, 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 da hayır da Cevap hayır, verin. Hayır, burada... Baro odaları bakın. iki nolu baronun mensuplarına kapattı. Ya bakın Sıra bakmayın. buradaki sorun baro odası sorun değil. Hayır, baro binlerce, odası değil mesela. Binlerce, zihniyet binlerce, meselesi. Binlerce, zihniyet. zihniyet sakat. avukatı temsil eden İstanbul barosunun temsiliyetinin yüzde üçü olması hani yüzde üçü olması sorunu. Neyse siz bu konularla ilgili belki başka Şimdi son 30 saniye. çıkarız ama Türkiye'de özellikle barolar birliğinde e, maalesef ki son zamanlarda Feyzoğlu döneminde özellikle savunma makamındaki e, TBB hakimiyeti bir şekilde böyle bozuldu. Yani eskiden e, daha güçlü bir savunma makamını görürdük. E, kavgaların verildiği, hukuk adına güçlü söylemlerin söylendiği eee vatandaşın sorunlarını da çok net bir şekilde söyleyen, savunmanın sorunlarını da arkasında duran bir barolar birliği görürken Feyzoğlu döneminde onu göremedik. Özellikle Feyzoğlu benim zihnimde şu sözleri de kalacak. İnsan hakları eylem planı açıklandığında bu ülkede insan hakları adına Türkiye maalesef ki can çekişiyorken eylem planıyla yıldızlara erişeceğiz demesiyle zihnimde kaldı. Yeni bir sayfa açıldı. Umarım biz avukatlar için daha güzel bir süreç olur. eee İyi dileklerimle tebrik ediyorum tamam. ve başarılar diliyorum diyecek tamam. başka bir şeyim yok. Evet, hukukçu olmayan bir diğer konu Hacı Yaşıklı. Ben de o zaman var. şöyle basınla ilgili ilişkili şunu söyleyeyim. Ankara Barosu Başkanıydı eee Sakan. Nasıl hatırlıyoruz biz kendisini? Diyanet İşleri Başkanına geçmişten gelen karanlık ses demişti toplumda büyük tartışmalara sebep olmuştu. Geçmişten gelen karanlık ses diyen, LGBT'leri savunan bir Ankara Baro Başkanı. Şu anda maalesef Barolar Birliği Başkanı oldu. Fakat LGBT'leri savunmuyor. Savunuyor orada açıklamasında. Eşitsizliği, adaletsizliği o, savunuyor. E, e, Ötekileştirmeyi savunuyor. Öncelikle Metin Feyzoğlu 2017'deki seçimlerde neredeyse bütün oyları almıştı Metin Feyzoğlu. Şu beni sevindiriyor. Çok şükür bir alternatif oluşmuş Türkiye'de ve bütün oyları alırken barolardaki bir baro başkanı fikri değiştiği için oylar bölünmüş ve 25 farklı kazanmış aslında artan oy oranı baroya muhalif olanların oy oranı yani o ideolojik bakan e, Sakan Sağkan gibi bakanların oy oranı düşmüş aslında seni kazanmasına rağmen. Seni tebrik ediyorum. Böyle de bir şey Hacı gözüküyor. Yakışıklı. Ayrıca paralel Konuya baro demeniz çok farklı çok yanlış. bir yaklaşım getirdiğin Her yerde için, demokrasi diyoruz. Tabii or dönemdeki barodaki delege temsiliyetini Ama bilmeden böyle Bilmedi bir yorum getiriyorsun. Valla helal olsun Bilmedi sana ya. Yani. Bravo. Bülent Bey ya yani o dönemde İstanbul Barosu'nun delege sayısı kaç? Ankara'nınki kaç? Bak, onları bitti. bilmeden bakın, böyle bir şey getiriyorsun. Bitti. Vallahi Demokrasilerde bravo. isteyen istediği yere girebilmeli. Barosunda da öyle. Türk Artı, tabi o Diyanet de işte öyle. söylediğin öyle bir şey çok yanlışmış şey. ki. Bakın ben o Diyanet işleri söylediğin bakın, şey de çok yanlış. İkinci bir şey. barolar kuruldu ya. Orada Sayın orada bakın toplumsal bir ettim. Sayın İşkur'un söylediği o baroların kurulması ideolojik yapıyı dağıttı. CHP'li olunca bir avukat iyi AK Partili MHP'li olunca kötü derseniz haksızlık olur. Tamam. Teşekkür ediyorum süre Peki gelmiş. süren bitti. Belli ki çok söylenecek e, söz vardı ama Aydın İşkur, Hacı Yakışıklı, Gamze Pamuk Ateşli ve Bülent Yüce Türk çok sağ olun katıldığınız için. Biz Teşekkürler teşekkür size de vakit ayırıp izlediğiniz için. Görüşmek üzere hoşçakalın.